Evet, iyi geceler sevgili izleyen. Merhaba her şeyden önce. Bugün sizlerle birlikte tarihin derinliklerine inen ve medeniyetlerin sırlarını barındıran bir konuyu ele alacağız. Yeraltı kentleri ve kent tünelleri. Tarih boyunca çeşitli medeniyetler savunma, ticaret, ne bileyim bir yaşam alanı ihtiyaçlarını karşılamak için yer altına sığındı. Türkiye bu zengin mirasın tam olarak merkezinde yer alıyor aslında. Kapadokya'nın o büyüleyici yeraltı kentlerinden İstanbul'un gizemli tünellerine kadar uzanan bir hikaye bu. Ve uzun bir hikaye. Bu yapıların inşa nedenlerini, ne bileyim kullanım alanlarını, tarihi kökenlerini ve bu yerlerin birbirleriyle olan bağlantılarını uzman konuklarımızla birlikte masaya yatıracağız. Gelin medeniyetlerin yer altına saklandığı bu sırları birlikte keşfedelim. Bu akşam bizlerle birlikte olan Erhan Altunay'ı artık tanıyoruz zaten, araştırmacı yazar. Bu gibi konularda kendisine sıklıkla başvuruyoruz. Hoş geldiniz. Doktor Murat Sav, arkeolog hemen yanımızda ve Sayın Hayri Fehmi Yılmaz, sanat tarihçisi aramızda. En ne diyelim, hani encitisisiniz. Ay, eyvah. Öyle mi? Eyvah. Herkese bir şey ciddiyorsun öyle. Eyvah. Gayet net. Biliyorsunuz insanlar genelde bilgiyi artık şeyden, internet üzerinden alıyorlar. Ne kadar sağlıklı olduğu hep tartışılır. Ve siz burada bilim insanları olarak bunu biraz daha anladığım kadarıyla kuşkuyla karşılıyorsunuz ki benim şeyim de o. Sürekli kuşkuyla. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ve fakat çok uzun süredir hep İnsanların üzerinde tartıştığı meseledir bu. Siz araştırma yaptıkça, bilinmeyeni yeryüzüne çıkarttıkça biz yer altına doğru bir inme telaşı başlıyor insanlarda. Ve bu son zamanlarda biraz da kent efsanelerine doğru döndü. Yani İstanbul'un altında kocaman bir şehir varmış, orası oradan oraya bağlanmış falan filan. Hatta kimileri kıtaların da birbirine bağlandığını söyleyen böyle fantastik şeyler içerisinde. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış mı, ona bakmam lazım. Siz çok yakından ilgilendiniz. Murat Bey, nasıl İstanbul'un altı, iyi mi? Altı mı iyi, üstü mü iyi? Ellerinizden öperler. Eyvallah, eyvallah. Hatta altı mı iyi, üstü mü iyi yani? Yalnız, hani İstanbul'u severiz. Taşı toprağı altın derler ya. Çiçek ve çikolata getirmedik bugün ama. Eyvallah. Onlar da almış şimdi, varsa biliyorum ben. Kitaplarınıza geldi. Teşekkür ederim. Son derece değerli. Valla şimdi, hani az önce bir şey dediniz ya. Kıtalar arası, geçitler. Hani şehirleri falan aşalım. Ya da şehrin kendi içindeki İşte bağlantılarını açalım. Ya benim bildiğim bir Manş denizine yapılmış olan bir Manş tüneli var. Aha. İki tane farklı coğrafyayı birbirine bağlayan. Yani demek ki tüp geçitler çok daha eski yıllarda yapılıyormuş. Buradan anlatımdan bu anlaşılıyor. Bu Avrasya var, şimdi, Marmara'ya. Bizim Avrasya'mız evet, var değil mi? Marmara'yımız var. Avrasya, Marmara'ya. Valla şimdi İstanbul'un altında şimdi gerçek olan bir şey var. İstanbul'un altında gerçekten bazı altyapılar, tüneller, farklı işlevlerle yapılmış olan çeşitli altyapılar bulunuyor gerçekten. Fakat bu elbette ki hani bahsedildiği gibi İstanbul'un içinden işte Topkapı Sarayı'ndan ya da işte Ayasofya'dan ya da herhangi bir yerden işte adalara kadar giden geçitler ya da işte şunlar bunlar ya da işte dört tekerlekli at arabalarının geçebileceği yollar, geçitler, geçitler tarzında anlatımlar biraz tabii suni anlatımlar. Hakikaten ama biraz değil mi? Yani çünkü ya bütün, biraz, şu anda bütün şey siyir gider. Şimdi, ama şimdi şöyle bir şey anlatayım. En son mesela Cuma günü yaşadığım bir şey. Mesela Cuma günü Kapalı Çarşı'da işte oranın esnafından birisi dedi ki işte bizim burada dedi hemen dedi işte bu avlunun içerisinde altında dedi bir tane geçit var. Bu arada siz girdiniz mi dedim. Hayır dedi. Bir arkadaş girmiş. Genellikle de zaten bu tarz anlatımlar oluyor. Genelde, oluyor aynen. İşte dedi ya buradan Topkapı Sarayı'na kadar gidiyormuş. Fakat daha giden olmamış. Yani bu mesela geçitler şöyle kanal olabilir. Veyahut da yerinde gerçekten hani iki tane yapıyı birbirine bağlayan geçit de olabilir. Ya elbette ki şimdi burada çok uzun mesafedeki yapıların birbirine bağlanmasının bir içinde gerçekçi bir mantık aramak gerekiyor. Mutlaka bir şey, bir mantığı vardır. Tabii yani o mantık yapmış. Eğer bulunamıyorsa, keşfedilemiyorsa... tabii bu defa da işi biraz realize olmaktan efsanelere çıkıyor. Bağlanmak, biraz da efsanelere bağlanmaya başlıyor. Çünkü şimdi programın içinde zaten güzel detaylar var. Onları da sırası gelince zaten tamam, vereceğiz. Tamam, bütün sürprizi kaçırmayalım. Erhan, senin durumun ne? Sen nasıl bakıyorsun? Ya vallahi aslında şöyle, yer altında insanlar niye yaşar? Yer üstü çok güzel. Ağaçlar, böcekler, çiçekler, temiz hava, tarım. Yer altında yaşıyorlarsa ya da yer altına indilerse Kapadokya örneğinde olduğu gibi ya da İşte bir takım ilk çağ uyarlıkları demek ki bir ihtiyaç oldu. O ihtiyaç zamanla unutulduğu zaman, o günler unutuluyor, o ihtiyaçlar unutuluyor. Geriye yeraltı şehirleri ya da yeraltı şeyleri kalıyor.
O da efsaneleşiyor tabii. Anladım. İşte burada bilmem ne varmış, Rahmeren gelmiş, o gelmiş. İstanbul'da aynı şey. Şimdi Romalılara bakıyoruz. Dünyada o dönemin en iyi mühendisleri, su yolları, lağım yolları falan muhteşem. Mutlaka bunlardan kalıntı kalacak. Geçitler de var, onlar da var ama her şey o değil. Ama bir yıl böyle var. Zamanla böyle efsaneleri çıkacak tabii, olacak. İnsanlar onlara başka şey atfedecek. İşte en basit örneği Evliya Çelebi'dir. İstanbul'un tılsımları der bütün eski sütunlara, anıt yapılarına tılsım der. Niye tılsım? İşte o onu yapar, bu bunu yapar. Ne oldu? Ben de birinden duydum. Hani böyle bir efsaneler bütün. Ha, efsaneler zevkli mi? Zevkli. Tabii ki. Bana göre çok zevkli. Çünkü yani nereye kadar gidebiliriz onu gösterebiliriz. Evet, yani o halk neler yaratıyor. Orada halk inançları nasıl? Programdan önce konuşuyorduk işte. 18. 9. 10. son dönemlerde iki Bizanslı İstanbullu diyelim yan yana geldiği zaman duydun mu? Bilmem hangi kilisede, Ayetekle Kilisesi'nde Meryem Ana'nın gözünden ikonun yaşlar gelmiş. Bir cüzdanla orada iyileşmiş. Hani zaten böyle doğaüstü şeyler çok konuşulan dönemler. Söylenceler de başlıyor. Osmanlı döneminde de aynı. Papaz büyüleri işte kadı sicillerine geçen büyüler, o doğaüstü olaylar var. İşte yani hepsi bir araya geldiği zaman bir kültür yaratıyor. Bugün de aynı devam ediyor zaten aynı şekilde. Aynı Pepe Hocam, size bunların hiçbirini sormayacağım. Yani biz yeraltı derken mafya mesela o dönemde belki de mafya müziğini vardı yani. Ben onun için mi burada? Olabilir mi ya, belki de şeydir mafyalar yeraltı değil mi? Biz onu da anlıyoruz. Bir meslektaşımla çok güzel bir İstanbul ansiklopedisi çıkmıştı, bir cilt. Onun içinde İstanbul'un yeraltı maddesi vardı. Ve konuyu bizce hiç konuyla ilgisi olmayan biri yazmıştı. Çok da rahatsız olduk. Bunu niye böyle bir şey yazmış diye. İkimiz birden söylenmeye başladık ama biraz daha sakin olan üçüncümüz açtı okudu. Ya tamam dedi, sakin olun. Sizin yeraltıyla aynı değil bu. Başka bir yeraltı. Kriminal dünyayı anlatan bir yeraltı ama biz bir ara bayağı bir paniğe kapıldık. Eyvah, o da mı artık yeraltı çalışıyor diye. Ama tabii bizim kentlerimiz çok eski, yerleşim yerlerimiz çok eski. Dolayısıyla da birçok hikaye bu kentlerde yaşıyor. Üstelik çok kesişme noktasında bizim ülkemiz. Bütün coğrafyaların, neredeyse, Balkanların, Kafkasya'nın, Orta Doğu'nun her bölgeden insan geliyor. Her gelen kendi hikayesini de bu şehre taşıyor. Dolayısıyla biz dünyanın yükünü taşıyoruz. Memleketimizde gelen her şeyle birlikte. Aslında ben bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi hani konu biraz yeraltı, mafya falan bağlandı ya. Mesela aslında antik mafya düzeni abi. Aslında eyvah. Bundan daha güzel bir şey var mı? Aslında şey de var. Şimdi biraz gerçekçi tarafı da var. Çünkü Edinburgh'daki tünelleri bilirsiniz mesela. Hayır. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ben bu akşam sizden soracağım. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. O zaman topluca ne işimiz var? Edinburgh tünelleri güzel ama ya. Düşte güzel geldi. Edinburgh. Ya ilginç tarafı var. Şimdi mesela Edinburgh'da özellikle de 18. yüzyılda artık kent nüfusu falan da biraz genişlediği yıllarda falan alternatifler de arıyorlar. Mesela tüneller inşa etmeye başlıyorlar. Yani biraz nispeten 300 yıl önce diyelim işte, yani yakın bir tarih. Ama şimdi mesela orayı ticaret yapma mantığıyla aslında daha çok düşünüyorlar, yapıyorlar. Hatta içinde bayağı bir işte tüccar sınıfı falan yerleşiyor. Fakat sonraki aşamada anladığım kadarıyla herhalde çok fazla iş yapamıyorlar veyahut da işte bir şeyler oluyor. Yerlerini bu defa işte gayri intizami insanlar almaya başlıyor. Bu nedenle de yani bunun örtüşebilen tarafları var aslında. Yani Edinburgh'da da yaşanmış bir dönem. Özellikle sanırım 1800'lü yılların ilk yarısında falan yaşanmış. Yani böyle bir gerçekçi tarafı var. Tamam, tüm bunları ve soru işaretlerini, bir sürü soru işareti, bir sürü efsaneyi vesaire diye her şeyi konuşacağız. Şimdi çok kısa bir 3 dakika reklama gidiyoruz. 3 dakikadan sonra aralıksız gideceğiz ve aklımızda gerçekten büyük sorular var. Hangileri doğru, hangileri tartışılabilir, hangisi kendisine bir açık kapı bulabilir? Bunlara bakacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız. Evet, bir yarlıksız gideceğiz artık. Dolayısıyla keyifli bir akşam olacağını düşünüyorum. Az önce bir giriş yaptık. Sayın Erhan Altulay, Sayın Doktor Murat Sağ ve Sayın Ayri Pepin Yılmaz'la birlikte bu akşam bakalım neler konuşacağız.
Türkiye'de ve dünyada yeraltı şehirlerine neden ihtiyaç duyuldu? Dünyanın farklı bölgelerindeki yeraltı şehirleriyle Türkiye'deki yeraltı şehirlerinin birbiriyle bağlantısı ne? İnsanoğlu tarih boyunca yerin altında hangi ritüelleri yaptı? Kapadokya'daki yeraltı kentlerinde yaşayanlar aslında kimlerden kaçıyordu? İstanbul'un gizemli yeraltı tünellerini kim, neden inşa etti? Bizans ve Osmanlı dönemlerinde gizli tüneller hangi amaçlarla kullanıldı? Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi ve Galata Kulesi gibi tarihi yapılar tünellerle birbirine bağlanıyor mu? Hepsi ve daha fazlası Mesut Yar'la başka meselelerde. Evet, öyle bir coğrafya ki hani üstü de altı da çok ilgi çekici. Yani üstünü bir şekilde bol bol kötüye kullandığımız için en azından altı o kadar kötüye kullandık mı kullanmadık mı oradan başlamak lazım. Neden insan ihtiyaç duydu yeraltına inmeye? Vallahi şimdi bunun için bence biraz evvele gitmek lazım. Gidelim. Hatta biraz fazlaca. İstediğiniz kadar gidebiliriz. İstediğiniz kadar gidebiliriz. O zaman atlayalım, gidelim. Limitsiz gidelim yani. Şimdi insanlar biliyorsunuz bilindiği kadarıyla barınak olarak en öncesinde mağara gibi yerleri seçtiler, tercih ettiler. Ve bu mağaralar insan belleğinde, zihninde çok kalıcı bir etki yarattı. Bu kalıcılık o kadar bir etki yarattı ki ondan sonraki süreçte de mağaralardan veyahut da işte dağlardan kopamadılar ve bir nevi kaya kültleri geliştirmeye başladılar. Kayalara önem verdiler. Ki bunun örneğine günümüzde bile hala rastlıyoruz. Hatta bazı geleneksel nüanslar, yakın tarihe kadar yaşanmış olan geleneksel nüanslar da o köklü geleneğin devamı mahiyetindeydi. Fakat bunun bazı dönüşümleri de yaşandı. Nasıl yaşandı? Mesela işlenebilir kayaçların olduğu yerler, yani volkanik alanlar daha rahat işlenebilir durumda oldukları için insanlar özellikle buraları tercih etmeye başladılar. Fakat işlemek için de alete ihtiyaç var. Hı hı. Yani elinizle herhangi bir şeyi kazmanız mümkün değil. Ahşap yeterli bir malzeme değil. Bunun için de metallerin keşfedilmesi sürecine girildi. Ve keşfedildikten sonra da ki günümüzden yaklaşık olarak 5000 yıl öncesinde yavaş yavaş başlandı. Ancak asıl dönüşüm demirin keşfedilmesiyle ortaya çıktı. Yani günümüzden yaklaşık olarak bu her coğrafyası için biraz farklıdır. Farklıdır. Ama 3000 yıl diyelim. 3000 yıl civarı, 3000-3500 yıl arası. Kendi çağına isim de verdi galiba değil mi? Kesinlikle demir çağı, evet. Demir çağı çünkü şeyde demirin keşfedilmesiyle beraber bu tür alanlardaki sert kayaçlar daha rahatlıkla bu defa oyulmaya başlandı. Fakat burada şeyi de göreceğiz, yani yeri geldiği zaman işte yeraltı kentleri oyulurken, başlanırken daha doğrusu aşama aşama nasıl yapıldı? Hangi aşamalardan geçirilerek bugün bizim görmüş olduğumuz o yeraltı şehirleri ortaya çıktı? Hangi amaçlarla yapıldılar? Ya birincisi şimdi şunu da kabul etmek lazım. Yani sadece insanların bazı şeylerden çekinmeleri, korkmalarından dolayı buralara bir sığınak olarak yaptıkları hususuna ben çok katılmıyorum. Hı hı. Çünkü bu zaten insanın özünde olan bir şeydi ve dediğim gibi yani müsait olan alanları insanlar değerlendiriyordu yer şekillerini. Bunun farklı sebepleri de olabilir. Mesela güneş görmediğiniz bir yerde yaşıyorsanız eğer zamanla çok çeşitli olumsuz etkileri ortaya çıkar. Yani, dolayısıyla da orada devam etme şansı olmaz. Artı bir de ekonomik işler vardır. Bir getirisi olması gereken, işte yaşam standartını devam ettirmesi gereken işte çiftçiliktir, sebzeciliktir, şudur budur, hayvancılıktır. Bunun da yapılması lazım. Dolayısıyla da tamamen yeraltı şehirlerine bağımlı şekilde yaşamak çok mümkün değil. Hani nasıl olabilir? Bu dönemsel olarak bir, mesela işte bir kışlık ve yazlık durumunda belki kullanılmış olabilir ama mesela istilalar durumunda, kuşatmalar durumunda elbette ki insanlar bir sığınak olarak da buraları kullanmış olabilir pekala. Son derece mantıklı diyerek ben böyle bir giriş yapayım. Bir giriş yapalım. Zulüm zamanları var tabii Kapadokya deyince. Evet. Mesela Hristiyanlara büyük bir zulüm yapılıyor. Özellikle Decius'la Diokletianus zamanlarında. Hı hı. Yani o dönemlerde de yerin altına çekiliyorlar hani bir tür. O zulümden kaçış oluyor. İkonaların yok edildiği dönemlerde evet, onlar şeydi. Sürekli orada yaşama söz konusu olmasa da. Hı hı.
Hani muhakkak beslenecek. Aslında bir yeraltı, hani Kapadokya'daki gibi şehirler belki böyle kaçmak için çok elverişli olmayabilir. Hani bunların bir girişi biliniyor. Aslında insanoğlu çok kötü. Hani kötüler böyle bir yerleşim yerine sığınan insanların nasıl zarar görebileceği, onlara nasıl zarar verebileceğini çok rahat biliyor. Yani o yöntemleri var. O yüzden hani buralara sığınmak sandığımız gibi onları korumuyor, gizlemiyor. Bunların sanki başka avantajları olduğu için tercih ediyorlar. Çünkü bir yeraltı mağarasının girişinde ateş yakmanız halinde duman içeridekilere çok zarar veriyor. Yani samanları yiyip tutuşturmanız halinde maalesef o kayalar o kadar şey değil, kapılar vesaire şeyler. Onlar rahatlıkla duman içeriye girebiliyor, içeridekiler de orayı terk etmek zorunda kalıyor. Havalandırma istemiş. Havalandırma ama daha da tehlikeli, o dumanın içeriye doğru çekilmesini de sağlıyor aynı ters zamanda. Ters rüzgar, evet, çekiyor içeri. İçeri. O yüzden galiba daha çok bu yerleşim yerlerini insanlar, bazı avantajları var. Bir kere bunlar yakın zamana kadar Anadolu'da kullanılmış kaya evleri. Malzemeyi depolamak için çok işe yarıyor. Yazın serin oluyor, orada kalabiliyorlar. Kışın bazen ekstra ısıtmaya ihtiyaç olmayacak kadar sıcak kalabiliyor kayaların içi. Dolayısıyla avantajlı, yani orada yaşamak onlar için faydalı olabiliyor. Ama bu illa korktukları için dışarıdan gelen, hani basit saldırılardan onları korur. Ama sistematik bir saldırıda hiç şüphesiz daha burası... Ama efsanelerde öyle şey gelişmiş. Yedi uyurlar falan tabii. O Diyokletiyanus zamanı kaçmalar. Bir sürü şeyler yapmalar var. Galiba bir kısım yerleşim amaçlı olanlar, ki bunlar Trakya'dan Anadolu'nun işte Kars'a, bilmem Antakya'dan Kayseri'ye, Anadolu'nun hemen her yerinde dört var. Dört kenarında var. Bunlar sanki yaşamak kolay olduğu için orada yaşıyorlar. Adeta köyünü dışarıda pozitif bir bina inşa etmek yerine negatif mimari, dünyayı oyarak negatif bir mekan yaratıyor ve orayı kullanıyor. Yazlık kışlık anlayışı da diyebiliriz, farklı bir şey. O da olabilir yani, pekala. Ama hani yaz kış bunlar belli bölgelerde yaşamak için elverişli. Evet, yazın daha serin olması. İşte onlar sanki daha rahat gibi. Belki büyük sistematik sıkıştırmalarda ama rahatlıkla bunlar ele geçirilebilir, içeridekilere zarar verilebilir. Onun yöntemlerini de maalesef insanoğlu hızla geliştirmiş. Evet, yaşanmış mı böyle? Büyük ihtimalle. Yani benim bildiğim yok ama bu tür bir saldırı olması durumunda bu kentler hiç şüphesiz şey yapılır. Ve bunları mezar gibi de kullanıyorlar, yaşam alanı olarak da kullanıyorlar. Kısmen bunların önüne üstüne binalar inşa edip böyle garip karma yapılar oluşturuyorlar. Dışta bir taş bina görüyorsunuz. Bu Kapadokya'nın birçok bölgesinde var ama oradan giriyorsunuz, aynı zamanda altında bir mahzeni var. Onun yanında bir deposu var vesaire şeyleri var. Kimisi böyle karma, kimisi de sadece bir şey olarak kullanılıyor. Tabii bu arada biraz evvel Murat Bey'in bahsettiği dini inanışlar var. Yani bir kısım Hristiyanlığın yayılmasından sonra rahipler galiba mağaraları kutsal kabul ediyorlar ve o mağaralara çekiliyorlar. Anadolu'da böyle birçok mağara var. İşte Sümela Manastırı da büyük bir mağaranın içinde hemen önünde oluşturulmuştur. İşte Alo'da filan vardır Mut'ta. Bir sürü böyle doğal bir mağarayı kullanmışlardır. Ama bizim Yarımburgaz'ın içinde de var ya. Yarımburgaz'da yani, bir doğal mağaradır. Yani. Ve içinde kilise var. Bir Bizans kilisesi oluşmuştur orada. Bayağı güzel bir erken Bizans kilisesi bu mağaranın içerisine yerleşmiştir. Önünde de bir manastır birimleri vardı. Yani hem mağarayı kullanıyorlardı hem önde bir bina vardı. O yüzden böyle kayalığa, düz kayalığa yapışmış yarım bir kale olduğu için Türkler onu Yarımburgaz diye tanımladılar. Yani tam bir kule değil, yarım bir kuleydi o. O Burgaz kule anlamında malum. Bu tür mağaraları kullandılar. Ama mağarayı kabaca şekillendirip bir form da verdiler. Dışarıdaki binalara uygun hale getirdiler. Çok garip. Tabii. Yarımburgaz bir Orta Bizans kilisesine benzer. Evet. Kapadokya'da da çok örnek var böyle. Orta Bizans'ta daha yaygın. İçerisini... Hani bunları galiba en güzel Semavi Eyce Hoca sınıflandırmıştır. Evet. Diyor ki bir, bunları doğal mağarayı kullanıyorlar. İkincisi önünü kullanıyorlar, mağaranın sadece önüne bir yapı yapıp şekillendiriyor. Mağarayı da kabaca düzeltiyor. Onu yeniden bir mekan oluşturuyor. Bir üçüncü grup bu
kayanın içerisine oluşturduğu mekanın önünde bir cephe oluşturuyor. Yani bunların hepsi öyle çok gizlenmeye çalışmıyor. Bayağı cephesi olanlar vardır. Konya'da, Sille'de böyle cepheler var. Kapadokya'nın birçok yerinde çok var. Kayaya oyduğu mekanın önüne bir de cephe yapıyor. Yani mezar, öyle saklamaya çalışmıyor. Antik devirde Bizans'tan önce mezarlarda mesela kaya mezarlarında çok bu çok yaygın. Yani, Anadolu'da Urfa'da bir cephe örneği var. Oluşturuyor yani klasik onda. Şöyle bir baktığın zaman sanki çok güzel bir İyonik ya da Dorik tapınağın giriş cephesi gibi inanılmaz cepheler var. Özellikle de güneyde. Akdeniz coğrafyasında o çok yaygın, Fethiye'de. Görüyoruz tabii. Yani acayip şeyler. Yani, ama bunlar sadece cephesi olan binalar. Evet. Bunların yanında bir grup daha var ki binanın içerisine hem cephe yapıyor, içeriye de bir mimari form veriyor. Yani dışarıda yaptığı bina neyse, yani bir kapalı Yunan haçı planlı kilisenin bütün aksamını içeriye oyuyor. İçeri girdiğinizde şaşırıyorsunuz. Statik açıdan hiç lazım değil ama 4 tane sütun var. Çünkü kapalı Yunan haçı planlı kiliselerde vardır. Ya da bazilikada 4 sıralarla sütunlar ritüel var. Ritüel gereği. Yani onu biçim olarak dışarıdaki kiliseye benzetiyor. Ama Semavi Bey'in son grubunu oluşturan şeyler var. Bir de kayaları oyduktan sonra içine oydu, cephe yaptı. Birkaç örnek, Anadolu'da çok güzel örnekler var. Dışını da şekillendiriyor. Adeta böyle kayaları oyarak bir heykel gibi yapılar inşa ediliyor. O biraz estetik kaygını artık yani tabii. Söylediğin şey artık tamamen. Tabii Soğanlı Kilise bu, ya da Ayazin. Ayazin'de bir Orta Bizans Kilisesi kayalıktan çıkıyor gibi böyle yarıya kadar oymuşlar. Apsisi mapsisi her şeyinde. Aslında biraz işte dikkat ederseniz. Önce, bir de tabii Konya şey. Önce mağaradaki yaşamdan başlıyor. Kilistra. İnsanlıkla beraber. Aslında sürdürülebilir daha sonra bir şeyden bahsediyoruz. Sürdürülebilir kesinlikle. Daha sonra mesela bu defa hayat ötesi, ikinci bir hayat yani ölümle örtüşmeye başlıyor. Sonra da ikisinin bir arada olduğu bir mekanizma ortaya çıkmış oluyor. Yani o bizim Kapadokya'daki şehirlerin hemen hemen tümünde, en azından araştırılmış olanların tümünde bu gerçekçilik var. Ama illaki bir ritüel, bir dinsel olgu illaki var orada. Ya Anadolu'da yani, bu ölülerle yaşama meselesi aslında var. Yani başına çok eski, çok eski. Ölülerinle birlikte yaşama. Burada da herhalde en kolay şey olabilir. Benim tabii, merak ettiğim... Hristiyanların ilk döneminde var ama tabii, tabii. O fazla cepheye girme. Hatta Chateaubriand şey yapar ya, gotik mimari der. Aslında Chateaubriand'ın Le Martyr, eski şeyler, hani bu eski eski kapalı yerlerde yaşamanın bir anısıdır der. Bir şey söyleyeceğim ya. Kilisenin bunlarda hiç şey yok mu? Klostrofobi yok mu? Yani tamamen modern çağın hastalığı mı? Galiba. Klostrofobi. Evet. Yani hiç korkmuyorlar mı? Yani ben cennet cehenneme inelim dediler. Ben ne gereği var yani? Hani cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Ne gereği var? Orası özel bir yer mi? Ben inemedim aşağı o yüzden. Hani bilen var mı aranızda? Cennet cehennem mağarasına inen var mı? Var. Şey. Şeydeki Mersin'deki girdim. Tabii yani klostrofobik bir yer ama tabii Murat'ın da söylediği gibi mağara anısını yaşayan insanlar için bilinç dışında genetik olarak tabii. Mutlaka ve mutlaka hani o güvenli bir yer izlenimi veriyor. Çünkü mesela şeye onlar de... girmiyorsa bile varsa da vaktiyle bu klostrofobik insanlar çok kalabalık değiller. Evet. Diğerleri giriyor. Yani bizim böyle bir yere gittiğimizde ben de rahatsızımdır girmem. Ama bakıyorum arkadaşlarımın çoğu giriyor. Modern demek ki biraz daha fazla şey. Evet ben hakikaten lazım. Girmiyorum yani mümkün çok olmuyor. Mesela ama giren de giriyor. O konuda ilginç bir anı var. Mesela yerin yaklaşık olarak -30 metre aşağıya kadar kazı yapan bir ekip vardı. Mesela bu ekip bir gün çok kış, böyle buz gibi bir İstanbul, hatta hafif de bir kar var. Ya dışarıda artık o kadar giyinmişiz ki üst üste böyle işte hırkalar, montlar falan donuyoruz yani öyle bir hava. Şimdi aşağıdan merdivenle yukarıya çıkıyorlar işte yemek arası, çay arası, şovu dinlenmek için. Mesela çıkanların hepsi kısa kol tişört giymiş ve terli bir vaziyetteler. Şimdi zaten sıcak, aşağıya inildikçe malum sıcaklaşıyor. Şimdi ben bir şey, aynen bu az önce konuştuğumuz şeyi merak ettim ben. Ya dedim siz sadece yerin altında mı çalışıyorsunuz dedim. Evet dediler. Peki dedim hiç iskeleye çıktınız mı? Yukarıda çalıştınız mı dedim. Hayır dediler, biz yukarıya çıkamayız dediler. Onlar da yükseklik korkusu. Evet. Hayda. Çok enteresan. Gel buradan yani... kendisi itibariyle. İnsan çok tuhaf ya. Kesinlikle. Peki yani sonuç itibariyle bunlar var. Yapıldılar ve hala da yaşıyorlar. Kimi artık turistik şey de oldu hani yararlanılıyor. Özellikle şey Kapadokya tarafında. Bunlar böyle keza ama ya bir yandan da hani sırrını hiç çözemeyeceğimiz şeyler de var. Değil mi? Yani
böyle yeraltı kentleri de var. Daha hani bitmemiş kısmı bitmemiş. Birçoğu. Ne bulmayı amaçlıyoruz mesela 37. kata indiğimizde? 14 kat inmiş. 37 insan ne bulabiliriz? Vallahi şimdi 37 kat var mıdır bilmiyorum ama şu mesela derin kuyuyu ben 8 kat diyebiliyorum aşağıda. E şimdi o da 3 aşağı 5 yukarı 55-60 metre falan civarlarında bir kot. Şimdi 8 kat aşağı indiren şey ne? O kafa, o neyin kafası 8 kat aşağı indiren? Yalnız orada bir de şey var. Onu da söyleyelim. Yani en üst taraflar biraz daha metrekare olarak düşük. Aşağıya doğru inildikçe aynı bir piramit gibi genişleme yapıyor. Hmm. O şekilde katlar aşağıya doğru iniyor. Vallahi şimdi insanlar o kadar profesyonelleşmiş ki katlar arasında geçiş yaparlarken işte şey yaparlarken. Bu arada şu an ekranda görmüş olduğumuz da Ömer Demir tarafından yapılmış olan bir illüstrasyon çalışması. Bu derin kuyu mu? Derin kuyu, evet. Hmm. Mesela buradaki gibi dediğim gibi o kadar profesyonelleşmişler ki mekanları nerelere yerleştireceklerini biliyorlar. Hı-hı. Yani mesela bir hayvanları da burada yerleştiriyorlar ama hı-hı, hayvanların daha aşağıya inme durumu pek söz konusu olmadığı için hemen ilk kata yerleştiriyorlar. Hı-hı. Ahırı burada oluşturuyorlar ve mesela işte onlar için gerekli olan yem kısmı, deposu, şusu, busu hepsi orada. Ondan sonrasında mesela sırayla yavaş yavaş mesela özellikle de Kapadokya bölgesi için üzümcülük, bağcılık çok özeldir. Yani binlerce yıldır ve biliyorsunuz ondan işte şarap üretirler vesaire. Bunlar için ayrı bir işlikler var. Yani bir de işin hani ticaret boyutu da var. Çok enteresan. Ya, yerin altında orada, bir endüstri şeyi devam aynen, ediyor. Yani. Aynen yukarıda bir delik vasıtasıyla içeriye üzümleri atıyorlar. İçeride işte tekneler oluşturmuşlar. Hı. Hatta yer şekillerinden oyarak onları da yapmışlar. İşte orada ezme işini yaptıktan sonra alt taraftaki delik vasıtasıyla diğer tekneye geçiyor su. Yani bunu da yapmışlar orada ve mesela çok güzel noktalardan bir tanesi içeriye mesela işte bunları veya yağ veya işte diğer hububat ürünler şunlar var. Onları koymak için de büyük bayağı şişkin karınlı keramikten işte kaplar falan yapmışlar. Testiler yapmışlar ve bunlar için özellikle bu yeraltı şehirlerinin neredeyse hepsinde onları koydukları yerler de var. Oyuklar da var mesela. Hı hı. Yani üç ayak üzerine yerleştirirler zaten. Ama şey de burada bu yeraltı şehirlerinde direkt olarak kazmış oldukları çukurların içerisine yerleştiriyorlar. Yani orada bazı ihtiyaçlarını da gideriyorlar aynı zamanda. Ve mesela bazılarında metal işlik yerleri de bulunmuş bazı yeraltı şehirlerinde. Hani bu da çok önemli. Demek ki insanlar orada yaşarlarken vakitlerini pek öyle bildiğimiz gibi boşa harcamıyorlarmış. Hı. Ha burada mesela aynı derin kuyuda olduğu gibi son katta aşağı doğru şey de var, bir kilisesi de var. Yine haç planında yapılmış, oyulmuş bir kilisesi var. Yanında mezarlığı var, küçük de olsa. Ha, bu mezarlık işlevi biraz tartışma konusu. Ha, direkt olarak oraya gömülüp orada mı bırakılıyordu? Yoksa belli bir müddet orada bekletilip daha sonra dışarıdaki nekropole mi götürülüp gömülüyordu? O da ayrı bir tartışma konusu mesela. İşin bir de şey tarafı var. Yani tabii biz burada birazcık Hristiyanlık dönemine girerek Hristiyanlık aşamasındaki bazı noktaları anlattık ama Hristiyanlık öncesi bazı konular da var. Mitra, başka medeniyetler Mitra, var. Yani. Mitra inancı gibi mesela. Nedir Mitra inancı? Oraya da bir... Mitra inancını da açıklayalım. Ya şimdi tabii ki o çok geniş bir konu. Özet geçersek hocam. Yani özet geçersek şöyle diyelim. Mitraizm doğuya ait bir inanç çıkış türü olarak. Hı. İsminden ve şeyden dolayı daha çok Hint kökenli bir etimolojiye sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak daha önemli bir noktaya yani Pers kültürünün olduğu bugünkü İran coğrafyasına geçiyor. Ve İranlılar bizim bildiğimiz Mitra inancını asıl Mitra inancı haline getiriyor. Daha sonra da ya binlerce yıldır var olduğunu bildiğimiz gezici Magi rahipleri vardır. Bunlar vasıtasıyla da Anadolu topraklarına geliyor. Bir de şeyden geliyor tabii Roma lejyonlarından. Roma lejyonlarına 1. yüzyılda özellikle çok yaygınlaşıyor. Öncesinde de var. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlıyor ama özellikle 1. yüzyıldan itibaren Roma'ya damga vurmaya başlıyor. İnanılmaz bir inanç. Ve bu inanç biraz inisiyasyona dayanan bir inanç. Yani bir kişinin en üstteki tabakaya varana kadar ki 7 tabakadır, hı hı, kısım kısım.
bu yedinci aşamaya gelene kadar geçirmek zorunda olduğu aşamalar var. Ha, inancın içeriğiyle ilgili her şeyi biliyor muyuz? Hayır. Çünkü mitraizm inancı yazına dayanan bir inanç değil. Kişiden kişiye aktarılan bir inanç. Tabii şimdi içeriği çok... Söylence inancı. Aynen. Ya, ezoterik. Ancak herkes ezoterik bir yönü var. Kadar evet. Bilgi tam ediniyor. Tam Türkçe'de kullandığımız ezoterik. Ezoterik, aynen. Ezoterik bir inanç. Fakat... teorik planı yeraltı kentinde mi yapıyorlar? Yok. İnanç kısmına dayalı ritüelleri oluşturdukları yerler ya mağaralar veyahut da yer altında yapılmış olan. Sonradan Romalılar benimsedikten sonra bu defa mesela dışarıda da bir mitraiumlar, tapınaklar yapılmaya başlanıyor. Hı. Mesela bir tanesi Arles'e yapılıyor. Hatta bu Arles'e yapılan tapınak Hristiyanlığın çok yaygın olduğu bir dönemde 4. yüzyılda inşa ediliyor. Romalılar yapıyor bunu. Ama 4. yüzyılda Hristiyanlık birçok bilim adamı der ki hani sadece şanslı olduğu için dünya dini haline geldi. Yoksa Mitra dini birçok açıdan yaygınlık açısından neredeyse Hristiyanlık kadar yaygındı ama hızla Hristiyanlık 4. yüzyıldan itibaren bir imparatorluk dinine dönüşünce bu inanç ortadan kalktı. Ya da yer altına mı indi? Daha çok takip edildi bir süre sonra. Biz tabii çoğunlukla Hristiyan kaynaklarından Mitra dinine ilgili verileri öğreniyoruz. Hı. Çünkü zaman içerisinde bunlar yok oldu. Batı'da çok örnek var. Çok arkeolojik kazı yapıldığı için Avrupa'da çok sayıda Mitra tapınağı tespit edilmiş. Evet. Hakikaten Londra'dan Türkiye topraklarına kadar. Bizde sayı az ama anladığımız kadarıyla gelecekte kazılar devam ettikçe Türkiye'de hatta bizde de... Ben bir şey söyleyeyim. Bizde olması çok normal. Çünkü bizden giriyor ya. Evet. Zerzavan ve Dara çok önemli. Ona geleceğim. Zerzavan'ın bu son dönemlerde çok tartışılı olması... Çok normal. Çünkü birincisi zaten Roma lejyonlarının çeşitli dinleri var. Onlar için hani... Askerler dini pratiğini yapsın diye bir mitra tapınağı olması normal. İkincisi, Zerzavan niye bu kadar önemli? Neden? Çünkü aslında girdiği yer, yani Doğu lejyonları Roma'nın alıyor bu inançları. Şimdi gizem, Roma'nın son dönemlerinde bir gizem inancı var. Şimdi konu biraz yer altına sokacağım. Yok, bunu tamam. Yani yer altı, yer üstü. Roma'nın dini çok pragmatiktir. Doğut des. Yapıyorum ki sen de yapasın diye Tanrı'ya... Su verilir, sen de bana işte ekin ver falan diye. Yekersen onu biçersin gibi yani. Evet. Ama Roma dini biraz böyle kaba sabadır. Hani böyle mistik, ölüm ötesi falan böyle şeyler çok yoktur. Hani bir takım Yunan'dan geçmiş şeyler dışında. Ama aslında bunu karşılayan gizem dinleri geliyor işte. Mitraizm bir tanesi. Sol Invictus var. Bugün hala kutluyoruz Noel diye. Ondan sonra Sol Invictus. Evet, orada duruyor. Sol Invictus'a ait bir sütun. Ondan sonra... Dur, kendisi Sol Invictus. Bizim şey değil mi ya, Çemberter? Evet, olsun. Sol Invictus. Sol Invictus mu? Evet. Evet, Konstantin kendini öyle zannediyor. O neyi baz alıyor? Sol Invictus dediklerimiz. Güneş, yenilmez güneş. Çünkü takvimi alıyor. Güneş şimdi ne oldu? Günler kısalmaya başladı. Kısaldı, yeniden uzayacak. Yeniden güneş zaferi ele geçirecek. Yeniden tarım takvimi başlayacak. İşte böyle ölüm ötesi, şu mistik şeyler falan yavaş yavaş Serapis'te, Isis'te, mesela Apuleius çok güzel istese, Kübele, Magna Mater hala devam eder. Bu tür gizem inançları giriyor. Mitraizm onlardan bir tanesi. Anladım. Ama en etkili olan, çünkü askerler işte dediğiniz gibi Londra'ya kadar gitmiştir. Çünkü bir lojyonu doğudan almıştır, batıya götürmüştür. Bu mitraizmin özelliği ezoterik olması. Şimdi ezoterik deyince çok şey anlaşılıyor. Vay abi, çok ezoterik bir olay var burada. Abi, ezoterik. Onu da açmak lazım. Ezoterik nedir? Kime denir? Böyle bir şey değil ezoterizm. Yani böyle... Kim ezoteriktir? Ezoteriktir? Hani ezoterizm yenir mi, içilir mi? Böyle bir şeye geldik şimdi. Aslında ezoterizm belli bir kurallar. Bir öğretinin aktarılmasını belirleyen kurallar. Bir... Sadece seçilmiş kişilere verilecek. Yani onu alacak kişiler seçilecek. İki, inisiyasyon, tekris ne derseniz. Bir, giriş töreni olacak. Üç, hiyerarşi olacak mutlaka. Derece derece işte 7 derece, 9 derece. 4, semboller, alegoriler sadece o şeylerin bildiği bir şey olacak. Mesela bu mafya da böyle bir örgütlenme ama bir doktrini yok.
Son olarak da bir doktrin olacak. İşte bugün mitraizm bilmediğimiz dediğimiz, hakikaten bilmiyoruz. Ama işte astrolojik, mevsimsel, doğum, ölüm bir takım bir doktrini var. Masonlukla bilgisi var mı? Var tabii. Çünkü yani orada bu tür şeylerin kökenlerinden bir tanesi mitraizm. Onun için diyorlar ya Rockefeller'lar, Rothschild'lar falan geliyor Zerzevan'a. Hocam ben bu halka ağzıyla sorabilir miyim? Yani gerçekten Zerzevan Kalesi'ne gelip gitmişler mi onlar? Ya o biraz bana şey geliyor ya, Şener Sen'in vardı ya. Bu tıraş bıçağını Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. Söylediği isimler de ya kadın ya köse. Yani onlar kullanıyor onun gibi bir şey. Böyle. Rothschild'ler geliyor. Defineci ağzı gibi bir şey. Ah Aytaç Hoca. Ona da buradan çok selam olsun. Eyvallah. Ondan sonra şey. Hani geliyorlarsa da geliyorlardır. Böyle bir şey oluyor. Ama mitraizmin bir özelliği var. Tabii Ernst Renan'ın o lafı çok güzel söyledi. Eğer Hristiyanlık olmasaydı mitraizm bütün dünyayı ele geçirirdi. Hı hı. Bu gizem dinlerinin çoğu şey sadece zenginlere hitap ediyor. İssiz, Serapis falan. Hı. Bizim burada da Serapis tapınağı vardı eskiden. Evet. Nerede? İstanbul'da. Kabataş'ta. İstanbul'da var mı diyor? Tophane Kabataş orada bir tane koskoca Serapis Mısır tapınağı vardı. Bu kente bayağı zengin yaptı canım yani. Korsan. Evet. Yani. O dönemde. Hı hı. Onlar zenginler ama daha alt halk tabakaları... Askerler mitraizmle Hristiyanlığa daha rahat giriyordu. Hı hı. Daha rahat girdikleri için de daha çoğaldı. Evet. Hristiyanlar giriş kolay, inisiyasyon falan yok, hapis oluyor, giriyor. Mitra dini devam ediyor mu Üstad hala? Yani tabii ki devam etmiyor. Anakronik kaldı ama ezoterik prensipler devam ediyor. Ya, prensipler devam ediyor. Ama ilk başta onlar da yerin altındayım. Şimdi işte Aytaç Hoca'nın çıkarttığı Mitra tapınağı o da yani kapalı bir alanda. Hı hı. Bu tabii ilk gelenekse orada işte bir takım nişler var. Şimdi mimarisine girmeyeyim. Hı hı. Ama ilk öyle başladığı için yerin altında ama öyle o, devam ediyor. Sonra da, yukarı çıkıyor. Ama ona da bir girmek lazım. Çünkü yeraltıyla veya mağara kültüyle direkt bağlantılı. Çünkü kilise mimarisini de çok etkilemiş bir. Evet, mitra tabii. Hı. Yani orada mesela şeyde kıyı köyde kilise olduğu söylenen bazı yerler var. Yine kayadan oyma eğer görmüşseniz. Mesela orada bir şey dikkatimi çekiyor. Bir kilise olarak literatüre geçen bir yer var. Ya birbirlerine çok benzedikleri için hani bu oradaki mağaraların oyulma dönemi tarihi çok da net değil işin açıkçası. Evet Hristiyanlar zaten kullandı. Pek çok yeri kullandı. Hani bana biraz mitraizmi de çağrıştırıyor. Bir mitraizmi de çağrıştırıyor mesela orada. Yani çok uzak değil çünkü hele hele bizim yaşamış olduğumuz kentte hiç uzak değil. Çünkü bir dönem Roma'nın merkezi haline geldi burası. Başka. Ama bu sadece biz 330'dan bunu başlatmayalım. Çünkü burası Romalılaşmaya aslında 3. yüzyılın başında başladı. Ciddi şekilde ama bu bahsetmiş olduğum. 3. yüzyılın başından itibaren burası İstanbul, Bizantiyonken bir Roma kentiydi. Ve Roma kenti kıvamında davranış gösteriyordu. Haliyle yani ikinci yüzyıl diyelim. Septimus Severus yıkıyor, yeniden yapıyor. Daha doğu Roma'dan bahsetmiyoruz değil mi? Normal Roma'dan bahsediyoruz. Hayır, daha henüz bizim burada şey kurulmuyor. Daha henüz başkentlik yok. Şimdi bu kentin içerisinde de elbette ki çok farklı inanç türleri vardı. Bugün paganizm denen, paganlık adı altında topladığımız farklı inanç türleri vardı. Mesela Roma bunları kendi inancını tehdit etmemesi koşuluyla serbest bırakmıştı. Ama nerede kendi inancını tehdit edebilecek bir unsur görüyorsa o yasaktı. Hı hı. Mesela işte Hristiyanların cezalandırılması gibi. Çünkü Hristiyanlığın getirmiş olduğu yasalar, örneğin bir Musevilikte o din, o inanç sadece İsrailoğullarına özgüydü. Hı hı. Yayılma şansı yoktu. O yüzden Romalılar onlara dokunmadı. İşte malum isyanlar haricinde. Fakat Hristiyanlık öyle bir şey değildi. Hristiyanlık tam tersine gözünü Roma topraklarına dikmişti inanç olarak. Onları Hristiyanlaştırmaya çalışıyordu. Bu yüzden de Romalılar Hristiyanlığı engellemeleri gereken bir yapı olarak gördüler. Bir de sınıfsal olarak daha alt. Aynen. Alt sınıflaraymış. Ve mesela onlar için de işte sadece onlar için değil mesela o dönemlerde Romalılarda çarmıh cezası işte büyük suçlar için uygulanan bir cezaydı. Hı hı. Yani öyle bir şey gibi yansıtılıyor. Sadece Hristiyanlar için yaptıkları bir şey değil. Mesela İsa çarmıha gerilirken yanındaki iki kişi Hristiyan olduğu için çarmıha gerilmiyordu. Evet.
Ve orada bir artı. Yani İsa bugün, da Hristiyan'ım demedi bu, galiba ama olsun. İnanç olarak. Ama diğerleri adi suçlu olarak geçiyor adi İncil'de. Fakat İsa yeni prensipler getiren, dinsel prensipler getiren bir insan olduğu için çarmıha gerildi. Fakat şimdi orada mesela bir şey daha söylemek lazım. Orada haç bugün bizim bildiğimiz anlamda Hristiyanlığın sembolü artı şeklinde mi? Yani aslında çarmıhtan geldiği... Dinlenmiş midir? Valla bana göre çarmı hani bugüne kadar ki o şeylerden çıkardığım neticeye göre yani artı şeklinde olmaması gerekiyor. X şeklinde olması gerekiyor. Çünkü artı şeklinde bir çarmıha insanlar şey yapıldığı zaman onu dikleştirmek, dik konuma getirmek falan biraz daha uğraştırıcı. Ama X öyle değil. Tabii. Tau da kullanıyorlar. Havari Andreas'ın X şeklinde bir haça çakıldığı söylenir. Aynı. Fakat bu hani galiba bir yere taktıklarında, çaktıklarında bir kısmının biraz baştan yukarıda olması ya bu icap ediyor. Labarum ve Siparum vardır Roma'da. Roma sancağı. Mesela Konstantinus'a atfedilen daha sonra Hristiyanların bir şey olarak benimsediği bir sembol vardır. Altıgen. Altı kol. Aslında o Romalıların sancağıdır. X zaten vardır. Ortasına geçirmiş oldukları direğin ucunda da sporum vardır. Yani bir bayrak vardır. Dikkat edin mesela aynen bu oluşumdur. Ama yani monogram bu, olarak artık Hristos. Evet. Ama bu Hristos. Ama Hristos olması sonradan kabul edildi. X ve diğerine de Ro dendi. Dolayısıyla da Hristos'a çevrildi. Aslında bunun oluşumu dediğim gibi bir şeye dayanıyor. Yani bir sancağa dayanıyor. Roma sancağa dayanıyor ama Andreas'tan da söz edelim andık. Andreas'ı çok önemli andık, biri. Çünkü Halil hocam Andreas evet. Ama tabii bu da efsanelerle karışık. Petrus'un en sevdiğimiz diye biliniyor Andreas. İstanbul'un havarisi kabul ediliyor. Ve yani kesin değil ama İskit ülkesine giderken İstanbul'dan geçmiştir diye düşünülüyor. Hatta İstanbul Patrikhanesi'nin kurucusu da o kabul edilir. Bu şey yaptı. Buradan geçerken Sitias'a patriklik beratını verdi. Böylelikle İstanbul Kilisesi'nin kurucusu oldu. O yüzden İstanbul Patrikhanesi ekümenik kabul edilir. Ekümenik olabilmesi için bir havari tarafından kurulması gerekiyor kilise merkezinin. O yüzden ona dayandırılır Andreas'a. Yani Roma ile İkisi siyasi merkez olunca Roma apostolik bir havarinin kurdu. Ama İstanbul değil. Ama tabii çok özel bir... Onu da Petrus'un kardeşi kurdu. Hani ikisi kardeş aynı seviyede olacak. Hani seçim ama tabii güzel bir seçimdir. Petrus hani İsa'nın kiliseyi emanet ettiği kişi ama İstanbul'un havarisi de onun hem ağabeyi hem de şeyi. Önce Mesih'le tanışan Andreas oldu. Sonra ağabeyini Mesih'le tanıştırdı. O yüzden manevi yönden bir öncülüğü de var galiba. İstanbul bu noktada biraz daha yukarı çıktı. Bu yüzden bir galiba, manevi şeyi var, saygınlığı var ama kardeşler bunlar. O yüzden çok ilginç. Hatta Roma ile İstanbul Kilisesi'nin ilişkilerini gösterirken Petrus'la Andreas'ın böyle yanak yana ikonaları kullanılır. İki kardeşin yakınlığı, bu iki kilise müessesi olarak kardeştir diye. Ama o geleneksel olarak anlatılan hikaye İsa Mesih bir haça çakılmıştı. Petrus haça çakılma cezasına çarptırıldığında galiba bir ters şekilde çakılmak istedi. Onu öyle çaktılar. Andreas da ne ağabeyini ne de ne kardeşini ne şeye İsa. Mesih'e benzemek istedi. O yüzden o X şeklinde bir haça çakıldı. Ama Murat'ın dediği gibi daha kolay ayakta aslında tutmak şimdi, için de yapılmış olabilir. Andreas'ın ikonalarında arkasında haç X şeklinde gösterilir. Onu daha rahat tanıyabilmek için. Aslında aklıma şimdi şey de geldi. İlk kilisede kaya yapılıyor ya. Evet. Hep kaya. İsa ne diyor Petrus'a? Tu es Petrus et aedificapo ecclesia mea super hanc petram diyor. Anladınız. Kaya. Sen bir kayasın ve ben kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Bir de enteresan bir şey Petrus daha. Petrus kaya demek. Bir enteresan şey daha söyleyeyim. Buyurun. Petrus milattan sonra yaklaşık olarak bir 30'lu yıllarda Antakya'ya gidiyor. Ve Antakya'da aslında oradaki işte kilisenin kurucusu olarak da kabul edilir. Orada Petrus'un kilisesi kayadan oymadır. İlk kilise dedik.
Bugün günümüzde var zaten var. Cephesiyle beraber. Cephesi değiştir. Aynen. Saint Pierre de deniyor. Biraz daha geç bir yapıda olabilir. Cephesi, yani. Cephesi yalnız şeyde Latinlerin kurduğu devlet sırasında oralarda yenileniyor, değişiyor. Değişiyor. Ama kayadan oymadır bu kilise. Ve tarihi kaynaklarda zaten bahsediyor Petrus'un kilisesinden. Çünkü şöyle de bir durum var. Yani Hristiyanlar mesela Hristiyanlık geliştiği zaman daha henüz legal hale yani kabul edilmediği dönemlerde kent dışında organize olmaya başlamışlardı. Özellikle de kentin nekropol alanlarında. Mezarlıklarında terk edilmiş yerler özellikle ilgi çekiciydi onlar için ve kiliselerini de buralara inşa etmeye başladılar ama tabii ki her tarafta kayalara oymak çok mümkün değil. İşte mesela Nikomedia İzmit'te böyle bir durum var. Oranın nekropol alanında bilinen ilk kiliselerini inşa ettiler, yaptılar. Hatta şeyden Petrus'tan bahsederken bir şeyi de söyleyelim. Petrus Roma'da çarmıha gerildi Paulus'la beraber ve oradaki katakomplara gömüldü. Roma'da. Hmm. Şimdi öyle de bir benzerlik var. Yani hem kilisesi zaten kayadan uyma, adı kaya ve de aynı zamanda katakomplara. Ama tabii eklesi aynı zamanda topluluk eklesi, anlamına tabii. Da geliyor o kayayla. Evet. Enteresan bir şey kadar ama yani hani böyle düşününce. Evet, kadar şimdi San Pietro'nun altında çok komik de Longius altından inilerek giriliyor. Onu anlatır mısın Longius? Sen şimdi Petrus nerede? San Pietro'da. Vatikan'da. Vatikan'ın şeyini San Pietro. Evet meşhur Katedral. Bazilika'da. O da çok yeni bir dönem. Rönesans dönemine gider ama Bazilika. O Bazilika'nın altındadır. İlginçtir. Bilirsiniz onu siz. Tam karşılıklı şey durur orada. Andreas durur. Hı. X şeklindeki çarmıha gerilmiş. Karşısında da Longius vardır. Longius da kutsal mızrağı tutar İsa'nın böğrünü delen. Anlatılara göre de kutsal mızrak İstanbul'daydı. Şeyde Ayasofya'daydı. Ona geleceğim biraz. Sonra Mangana Aya Yorgisi'ndeydi falan filan. Rus acıların gördüğü. Hı hı. İkisi karşılıklı durur. Longius'un altından bir dehliz iner. Gidenler baksın San Pietro'ya. İnerler katakomplar arasından. Petrus oradadır tam. Papalar falan da oralarda yatmıyor. Oralarda. Evet. Bütün papalar evet. Yol boyunca. Çok enteresan bir karşılaştırma değil mi? İlginçtir. Karşı, tam karşıda şey işte. Andreas. Sonuna kadar şey, cezalandırma gibi bir şey. Evet, i̇lginç, bir de sembolizm şey. İyi kullanılmış. İlginç. İslam nasıl bakıyor? İslam kayalara, tünellere, kayakentlere? Yani özel bir anlamı pek bilmiyorum ama tabii mağara her zaman hatırlanıyor. İslam tarihinde de, İslam peygamberinin hayatında da mağaraların bazı yeri var. Bir kere ilk vahiy mağarada geldi. Sonra peygamberin Mekke'den Medine'ye hicreti ki İslam tarihinin en önemli şeyi. O yüzden ister istemez orada bir mağaraya sığındı. Hatırlamak evet. Gerekiyor. Hı. Orada hayatı yine bir mağaraya sığınarak kurtuldu. Hı. Fakat tabii İslam dünyasında çok şey değil. Hani Hristiyanlıkta yaygın olduğu kadar kayadan oyma mekanlar yok. Ama Anadolu'da bir grup kayaya oyulmuş mescit var. Hani bu kayanın kolay oyulduğu coğrafyalarda Kapadokya'da epeyce hatta bu konuda tezler yapıldı, kitaplar basıldı. Kayalara oyulmuş birçok mescit var Anadolu'nun her köşesinde. İlginç ya, mutlaka bir etkilenme olacak. Ama, bu arada üşümeye devam ediyorsanız evet, tamamen evet. Kaptıracağım. Yok titremeye geçtik. Ya titremeye geçtiniz. Ha ben birazdan diye düşündüm. Şey sabah biraz geç oldu. Biraz şey tabii ben bir de sabah program daha yapacağım için. Sabaha karşı Petrus Andreas kıvamına gelebiliriz. Sizi karşı karşıya böyle. Buranın sembolü de böyle yani karşı karşıya oturma. Ama şeyde çok yok yani İslam inancında galiba kayalarla ilgili böyle çok fazla. Özel bir anlam yok ama Osmanlı mimarisi Türk İstanbul'da bir sürü var, yer altı şeyleri var. Ha, taşlarla ilgili inançlarımız tabii, çok ama Türk'ten. Hani yer altı mekanları şu bu Osmanlı mimarisinde de var. Ama anladım. Yani çok özel şey değil. Yani saplama de, yapıları, İstanbul'da depolama yani, yapıları filan gibi. Öyle yine kent söylencelerinden bir tanesidir işte şeyde Yedi Kule zindanlarından Marmara'ya uzanan şeylerin olduğu kesilen herkellerin Marmara'ya doğru gittiğine. Aha eyvah. Ama tam eyvah noktasındayız. Tam o noktadayız işte. Tamam. Ya evet. Şimdi bunlar efsaneler, bu tür hikayeler anlatılıyor. Bu arada bir ayırmak lazım. Galiba efsaneler var bu konuyla ilgili bol miktarda. Bunlar birbirine de transfer ediliyor. Yani birçok kent birbirinin hikayesini alıyor. Birçok yerde anlatılan hikaye bir şekilde öbürüne de geçiyor. Bunlar tarihsel süreç içinde anlatılmış. Galiba
geçmişi çok iyi algılayabilmek o kadar kolay değil. Bugünkü gibi yaygın bir eğitim yok. Dolayısıyla insanlar ancak kendi kendilerini öğrenebiliyorlar. Çok kolay masalla karışık bir takım hikayeler ortaya çıkıyor. Bizans'ın bu Patria denilen metinleri Osmanlıları da etkiliyor. Giderek tarih yerine bunu yazıyorlar, anlatıyorlar. Patria metinleri nedir? Böyle bir İstanbul'u anlatan Bizans kaynaklarından toplanmış bir sürü metin. Fakat bunlar çok düzenli değil. Evet, kentle ilgili bir sürü bilgi veriyor ama dikkatli olmazsanız size bir sürü hikaye anlatıyor. Bu biraz dikkatli okunması gereken şey. Galiba fetihten sonra Osmanlılar bu metinleri biraz kullandıkları için bu hikayelerin bir kısmı Osmanlılara da geçmiş. Hı hı. Ve tabii ki bugünkü İstanbullulara da miras kalmış. Bu hikayeler anlatılıyor. Galiba Fatih Sultan Mehmet mi toplatıyordu evet. metinlerini? Evet, onları bayağı. Ya, özel bir ilgi alanı var. Çok enteresan. Kentin mesela tarihini öğrenmek istiyor. Evet. O zaman evet. Sonra Stefanos Yerasimos'un pek güzel bir kitabı vardır. Ayasofya ve Konstantiniye Efsaneleri diye. Bu Osmanlı metinlerinin Bizans'a nasıl baktığını, kendinden önce bu coğrafyada nasıl algılamaya çalıştığını anlatıyor. Tabii o hikayeler bugün yaşıyor. İşte kentler, hayali kurucular, bir sürü şey. Konstantin artık bir Bizans imparatorlarının kişileşmiş haline dönüşüyor. Bütün şeylerde, Türk kültüründe, İstanbul'da Yanko öyle anılıyor. Yankubin Medyan diye bir adam çıkıyor. Öyle bir şey çıkıyor. Hı hı. Bunlar bazı tarihi şeylere işaret ediyor olabilir ama çok gerçek değil. Galiba bu yeraltı hikayeleri de bir kısmı oradan devşiriliyor. Bunları tarihsel olarak takip etmek bence çok kıymetli. İlginç de yani toplumun tarihi algılama biçimini yakalıyorsunuz. Ama bir de böyle son yıllarda ortaya çıkan galiba biraz da ilgi çekmek için de yapılan böyle deli saçması şeyler var. Onları galiba pek ciddiye almamak gerekiyor. Ama. Yani tam olarak şu deli saçması nerede başlıyor? Biz nereye kadar ciddiye almalıyız? Çok örtüşen bazı şeyler de oluyor. Yani nedir? Hepten de şey değil. Mesela birincisi bu patriyalarda anlatılan öyküler az önce işte Erhan'ın bahsettiği gibi Evliya Çelebi tarafından mesela tekrardan açığa çıkarılıp yorumlanıyor. İşte o sütunların İstanbul'un en önemli işte koruyucu yerleri efsunlu olduğunu. Şeyler, değil mi? Aynen. Oldu. Yani bu mesela kendiliğinden çıkan bir şey değil. Çünkü Bizans'tan devralınan bir konu bu. İkincisi mesela şey de vardır. Neydi o anlatırken ben unuttum. Bir ara şey yaptım da not almayı da unuttum. Şimdi aklıma gelince onu anlatayım. Dediğim gibi ya bazı öyküler hakikaten Bizans'ın içerisinden zaten alınıp devşiriliyor. Çok birbirinden farkı yok. Hani şey, şimdi hatırladım. Mesela sütunlardan bir tanesinin üzerinde işte yapan imparator kimse, adandığı kişi, onun hayatıyla ilgili yaptığı savaşlar, kahramanlıklarla ilgili, özellikle de barbarlara karşı, tabir bu çünkü, onlara karşı yaptığı sefer ve zaferler, kazandığı zaferlerle ilgili kabartmalar vardır mesela bu sütunların üzerinde. Mesela Arkadius ve Theodosius sütunu. Onlar da mesela ki bu Theodosius sütunu yani bugün günümüze ulaşmadı ama Beyazıt'ta. Parçaları bunun var. Üzerinde, parçaları, evet. Bunun üzerinde mesela bir fragmanda bir kişi sütunun üstünden aşağıya atılırken bir tasviri var. Mesela bu o zamanki Bizans halkının bir inanç dünyasında bir yer edinmiş bu. Birisi oradan atılacak. Bu bir imparator olacak. Çünkü basit bir adam. Kehanet anlamı vermişler yani. Ve anladım. Bu mesela kehanete çevirmişler. İşte şeyi unutmuşlar. Adamın yaptıklarını kehanet olmuş. Bu mesela Murtulus denen Latin istilası sırasında başa geçmiş olan bir imparator var mesela. O da bu Recep adamı İvedik yakalıyorlar. Kaşlar bitişik demek zaten. Bitişik kaşlı Türkçesi. Bu adamı yakalıyorlar mesela Latinler. Ceza olarak da yani tabii ki sözüm ona yargılıyorlar hesapta. Ölüme mahkum ediyorlar. Diyorsun, bu imparator olduğu için çok yukarıda makam olarak çok yukarıda olan birisi olduğu için bu adamın kentin en yüksek işte şeylerinden kulelerinden birinin üstünden aşağı atılması lazım diyor. Ve oradan aşağı atıyorlar ve bu defa işte insanlar da diyor ki işte bak buradaki kehanet gerçekleşti. Ve buna Latinler de inanıyor çünkü bunu yazan nakledenler de o dönem İstanbul'u işgal etmiş olan Latinlerin yazdıkları. Ya o bir karanlık dönem bu İstanbul'un Latin işgali. İşte o biraz karanlık dönem. Bütün kanıtların da ortadan kaldırıldı. Onun bir şeyi daha çıkıyor kehanete. O bu sütuna bir şey olursa veba gelecek diye. İkinci Beyazıt'ta kaldırılıyor sütun. Ve geliyor mu? Veba geliyor. Beyazıt'ta kaçıyor zaten. İşte biraz ciddiye alsa mıydık sütunları biz ya? Yani hani insan öyle düşünmüyor ister istemez yani. Geriye zaten şu an o asıl sütunlardan bir tek çemberli taş kaldı. Yani Gotlar sütununun şeyleri içerisinde. Onda bir şey var mı? Onda bir herhangi bir kehanet var mı? Onda var.
tabii hani İstanbul'un fethiyle ilgili kehanet var orada. Öyle mi? Tabii. Ne diyor? İşte İstanbul'un fethinden sonra Türklerin İstanbul'dan tekrar kovulacağı inancı var. Hı hı. İnancı da işte hesapta orada Konstantin'in kılıcıydı yanlış hatırlamıyorsam. Konstantin'in kılıcını de da... Mikail onları orada durduracak diye. Aynen. Mikail. Bir kitapta okudum ben. Doğru. Bunu. Yani o şekilde şeyler de var. Bekliyorlar. Öyküler, hikayeler kuşatma sırasında var. Osmanlı ordusu ilerlerken Konstantin formunda Meryem Ana'nın şey kentin olacak. Koruyucusu Mikail olan Meryem Ana'nın bir melek ordusuyla gelip kenti koruyacağına inanıyorlar ama yani bu tür efsaneler çok yaygın. Kent Meryem'in kentiydi, onun korumasındaydı Bizans dünyasında. O yüzden öyle bir şey bekliyorlar ama galiba o olmuyor. Diğer sütunda olan burada olmuyor. Şeylerde o tabii bazen o tür denk gelmeler oluyor ama şehirde galiba böyle 40 küsür sütun var idi. Bunlar zaman içerisinde bazıları depremlerde yok oldu. Bazıları başka yapılarda kullanılmak üzere alındılar. Yani Süleymaniye'de iki tanesinin vaktiyle şehirde bir meydanı süslerken bugün Süleymaniye Camii'nin o timpanon duvarlarını taşıdığını anlıyoruz. Tam İkisini da bunu soracağım size. Süleymaniye yani şimdi bir etkileşim aslında hani alttan alıp bir frekans etkileşimi var. Mesela Süleymaniye avlusuna girdiğinizde oradaki sütunların da taşıyıcı sütunların hani imparatorluğun çok ayrı eyaletlerinden geldiği söyleniyor. Evet, evet. Doğru mu bu yani? Mesela... Bir de biz İstanbul'daki binalarda o sütunları yani kullanıyorlar. Süleymaniye'deki birçok sütunun iyice söyler. Sfendon duvarından ya yani hipodromun dönen o duvardan geldiği sütun. Onun üzerinde oradakiler... bir dizi sütun varmış. Galiba Revaklı avludakiler oradan. Revaklı avlu. Bravo. Mesela binanın içindekiler Sinan'ın hatıralarında da açık açık geçiyor. Biri Baalbek'ten getiriliyor. Oradaki bir tapınaktan ki kardeşleri hala orada dikili durur. Bir tanesi İskenderiye'den getiriliyor. Özel gemiler hazırlanıp bunlar bütün o coğrafyayı yani düşünün Orta Doğu'dan ve Mısır'dan bu tarafa taşınıyor. İki tanesi İstanbul'da hazır bulunuyor. Biri Topkapı Sarayı'ndan, biri de Vefa semtinde Kıstaşı denilen bir taş var. Bir Kıstaşı. Hani böyle kaidesinde galiba bir yine kız kabartması, Nike kabartmaları var. Türkler onu böyle hatta tanımlıyor. Hatta şeyde defterlerinde, inşaat defterlerinde örneğin Nikomedia kentinin yıkıntılarından da malzeme alarak Süleymaniye'de kullandığı yazar. Onun dışında hani o pek literatüre girmiş değil, kullanılmadı bugüne kadar ama onun dışında karşı tarafta Çengelköy'de hatırlarsın Erhan. Çengelköy'de bir bostanın içerisindeki birkaç tane sütundan bir tanesini de alıp götürdüğü ve yapıda kullanıldığı. Çok enteresan yani her şey bütünlüğü aslında. Aslında Ayasofya'da öyle yapıldı. Her yere Ermenler gönderiliyor. Ayasofya'ya da geldi. Süleymaniye'de. Aslında peki o zaman şey sorusu. Ayasofya'da çok devşirme olmayabilir. Bu galiba 9. yüzyıldan itibaren Bizans kaynakları Ayasofya'da yapı malzemelerinin devşirme kentlerden toplandığını söylüyor. Ama aslında Ayasofya'da ilk inşaatı takip ederseniz yapı malzemesi kendi içinde tutarlı. Porfirler hariç galiba Ayasofya için üretilmişler. Öyle antik tapınaklardan toplanmış malzeme değil gibi duruyor. Porfirler. Ama 9. yüzyıldan sonra tabii Ayasofya'da ikinci kez kullanılan malzemeler konmaya başlanmış. Onu işte Selçuk'ta görüyoruz, şeyde görüyoruz. Yapı malzemesini tekrar tekrar kullanıyorlar. Kullanamıyorlar. Hani bu hem bir çeşit hakimiyet tanımlıyor hem de aynı zamanda bir pratik tarafı da var yani. Böyle bir tanım da var galiba değil mi? Ayasofya taşı diye böyle bir tanım var galiba. Yanlış biliyor musun? Yok öyle bir şey. Ama şu var yalnız şeyde mesela Ayasofya'nın sütun sayısıyla Efes Artemision Tapınağı'nın sütun sayısı şaşırtıcı şekilde aynıdır. Ve mesela şeyden de bahsediyor. Efes'ten, Baalbek'ten geldiği söyleniyor. Yivli sütunlar falan Efes, değil. Can Efes'ten, sütunları Efes'ten değil. De getirildiği söylenir. Ama mesela bu Efes Artemis Tapınağı diye geçmiyor. Yani burada böylesine bir ayrıntı, detay var. İkincisi mesela Ayasofya'ya getirilmiş olan malzemeler açık açık orada da söyler zaten. Hani hakikaten imparatorluktan toplanmıştır. Getirilen malzemeler var ama bu hani... şey demek değil yani tümü bunların devşirildi bir yapıdan özellikle alındı söküldü götürüldü o anlama gelmiyor tabii ki. Ya çünkü bu mermerlerin hepsi İstanbul'da üretim mermer buradan çıkan mermer değil zaten. Değil. Böyle bir ihtimal yok. Malzeme mesela, getirilmiş hiç şüphesiz. Kuzey Afrika'dan. Hani 6. yüzyılda hala galiba taş ocaklarını porfir hariç kullanıyorlar. Dolayısıyla bu malzemeyi taş ocaklarından getirebiliyorlar. Yani bir sembolik anlamı yok yani.
ya da var. O coğrafyadan renkli malzemeyi getirmenin özel anlamı var. Yani onu kullanıyor. Yani o yeşil teselya mermerini kullanması, Anadolu'dan, hani coğrafyadan bu malzemeyi çekmenin özel anlamları hiç şüphesiz var. Yani bu o coğrafyaya hakim olduğunu göstermenin galiba hem orada yaşayanlara hem burada yaşayanlara çok güzel bir şey oluyor. İşte o şeydi, zaten benzerdir. Yani Ayasofya'nın inşaatı sırasında resmi idarenin uygulamış olduğu yöntemle Süleymaniye Camii'nin inşaatı sırasında resmi idarenin uyguladığı yöntem aynıdır. Malzeme toplama mesela, mantığı aynıdır. Süleymaniye inşaat defterlerinde açık açık yazar ki ve Sinan'ın hatıralarında da söylüyor. İmparatorluğun, devletin her yerine fermanlar gönderiliyor. Yapı malzemeleri işte bölgenizdeki işte direklerden böyle tanımlıyor. Münasip yerlerinden bir parça koparın, ölçülerini bana yollayın ve numune yollayın İstanbul'a diyor. Bu numuneler şehre geliyor. Birbiriyle bağlantılı olan, birbiriyle eş kullanılabilecek malzeme antik kentlerden, hatta bazen yapılardan. Çünkü bildiğimiz kadarıyla mesela İznik'teki Yeşil Cami'nin bazı malzemesini söküyorlar. Yani kullanılmakta olan yapıdan bile bir malzemeyi alıp kendi yapısına kadar getirebiliyor. Ama Ayasofya'da galiba tam böyle olmamış. Ona dikkat etmekte fayda var. Cyril Mango bu malzemenin tekrar Ayasofya'da devşirme malzeme kullanılmasını Bizanslılar 9. yüzyıldan sonra o kadar aciz hale geldiler ki mermer ocaklarını artık hiç kullanmıyorlardı. Antik kentlerden ne bulurlarsa söküp getirip inşaatta kullanıyorlardı. Dolayısıyla da bir binanın gerçekten mermer ocağından çıkan malzemeyle yapılabileceğine inanmadılar. Orta çağların bir masalı diyor ama o, Mango. Ama ben hani ona iştirak etmiyorum. Çünkü mesela Hristiyanlığın legalleşmesinden sonra özellikle de önemli pagan tapınaklarına karşı bir karşı hareket başlatıldı. Özellikle de Theodosius döneminde çok ciddi şekilde başlatıldı. Justinianus bunu tap yaptığı bir dönemdi. Mesela ya tapınaklar yıkıma terk edildi ya özellikle bakılmadı. Ve malzemeleri de zaten direkt olarak o dönem yapılmış olan inşaatlarda kullanıldı. Yani bu sadece o tapınaklar kalsın böyle yıkılsın malzemeleri de gitsin mantığı yoktu ama. Çünkü bunun örnekleri çok var. Şimdi Anadolu'nun kimi köylerine gittiğiniz zaman mesela camideki, cami avlusundaki çeşmenin aslında bir lahit olduğunu görürsünüz. Yani hani sonuç itibariyle İstanbul'da da her sütunun 3-4 hikayesi vardır. Yüksek ihtimal, Bunun bir tarafı pratik kullanıma yatıyor. Yani köyde yaşıyorsanız bir tekneye ihtiyacınız varsa onu alıp kullanıyorsunuz. Onu oradan alacaksın ya da ama işte antik kent şeyler. Süleymansanız ve Süleymaniye yapıyorsanız onun bazı özel anlamları olmasını istiyorsunuz ve gelen malzeme böyle özel çok olması. Özel hikayelerle birleşebiliyor. Şimdi, bazen öyle bazen sadece. Şimdi yine Ayasofya ile Süleymaniye'yi bağlayacak bir şey soracağım size. Son geçenlerde bir hocamızı, bir teoloğu ağırlamıştık. O Süleymaniye'nin altında da denize uzanan bir tünelin varlığından söz etti. Şimdi Ayasofya'nın altında da tüneller var. Bunların hepsini konuşacağız. Eyvah. Son aramızı verelim. Ondan sonra saat 2'ye kadar aralıksız gideceğiz. Çok kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Daha yerin üstünden yerin altına inemedik. İneceğiz birazdan. Görüşmek üzere. Türkiye'de ve dünyada yeraltı şehirlerine neden ihtiyaç duyuldu? Dünyanın farklı bölgelerindeki yeraltı şehirleriyle Türkiye'deki yeraltı şehirlerinin birbiriyle bağlantısı ne? İnsanoğlu tarih boyunca yerin altında hangi ritüelleri yaptı? Kapadokya'daki yeraltı kentlerinde yaşayanlar aslında kimlerden kaçıyordu? İstanbul'un gizemli yeraltı tünellerini kim, neden inşa etti? Bizans ve Osmanlı dönemlerinde gizli tüneller hangi amaçlarla kullanıldı? Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi ve Galata Kulesi gibi tarihi yapılar tünellerle birbirine bağlanıyor mu? Hepsi ve daha fazlası Mesut Yar'la başka meselelerde.
Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Erhan Altunay, Doktor Murat Sağab, Hayri Fehmi Yılmaz. Üç değerli konuğumla devam ediyoruz. Bu o soruyu yarıda bırakmayalım. Ayasofya'nın altında dehlizlerin olduğunu, tünellerin olduğunu biliyoruz. Ama Süleymaniye şimdi aynı mantıktan bahsedince var mı orada bir şey? Süleymaniye'nin altında bazı altyapılar var. Yani daha doğrusu altyapı demek çok doğru değil ama şimdi bu tür büyük yapılar programlanırken bazı mühendislik sorunlarının da çözülmüş olması gerekiyor başlangıçtan. Ha nedir bunlar? Mesela temelin hava alması gerekiyor. Rutubetten uzak tutulması gerekiyor. Bunun için de alt tarafına bazen böyle kanallar açılabiliyor. Yani bu tarz kanallar söz konusu ama buradan böyle hani bir yerden bir yere giden bir tünel vesaire tarzında bir şey yok maalesef. Ayasofya'ya gelince şimdi Ayasofya ile ilgili perotafur diye bir şey vardır, seyyah vardır. Bu daha henüz fetih yıllarından önce ama 1400'lü yıllarda o zaman Konstantinopolis'i ziyaret ediyor. Ve tabii ki Ayasofya'ya da gidiyor. Hatta bu Ayasofya'daki o kutsal emanetlere de değiniyor ama şimdi onu söylemeyeyim. Niye onu da söyleyeyim? Söyle söyle. En önemli sorana karışmasın. Ya oraya ama ya. En güzel yeri geçip jeneriği yapıyor. Fragmanı gösteriyor ondan sonra. Hayır, hem de hangi kutsal emanetten bahsediyor? Reklamlardan sonra falan. Yok artık yani. Az sonrası şimdi yok orada, bunun. Şimdi bu perotafur Ayasofya'ya giriyor ama mesela şimdi altyapısından altındaki işte bir devasa bir sarnıçtan bahsediyor. Fakat önemli bir nokta var mesela. Sarnıcı görmüyor. Sadece kendisine anlatılanları yansıtıyor. Diyor ki fakat soru da soruyor. Diyor acaba böyle mi diyor. Hani inanamıyor işin doğrusu. Diyor ki tam kubbenin altına denk gelen yerde içinde diyor toplam 300 tane işte şarap tulumunu taşıyacak ölçülerde bir geminin yelkenlinin bu arada yelkeninin de sığacak şekilde devasa bir sarnıcının olduğunu yazıyor. Tabii böyle bir şey yok haliyle. Ya öyle bir baktınız ki. Ya vardır kesin var diye baktım ama var mı diye. Yok oldu. Anladım. Öyle bir şey yok. Tamam. Fakat tabii ki bazı altyapılar, tüneller var tabii ki. Hatta bunlar zaten temizletilmiş falan da değiller bir kısmı. İçinde yani dediğim gibi şimdi böyle yapılar. Bir de şu anki Ayasofya yani 537 yılında inşa edilen Ayasofya bir önceki Ayasofya'nın yerine inşa edilmiş zaten. Anladım. Ama onu mesela Prokopius anlatırken şey der, bir önceki Ayasofya'dan bahseder ve Ayasofya'nın temellerinin daha aşağıya kazıldığını anlatır. Ona getirir anlatımını aslında. Anladım. Ve onun üstüne bu Ayasofya'yı inşa ederler. Tabii ki belki birebir değildir belki ama hani üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı yere denk gelecek şekilde yerleştirmişler. Ve sonra da işte bugünkü binayı inşa ediyorlar ama mesela Ayasofya'nın batı cephesinde hemen ön tarafta da böyle beşik tonozlu bir mekan vardır. 5. yüzyılla 6. yüzyıl arası yani o dönemin inşaat teknolojisiyle yapılmış. Mesela bunlar da şey değil yani ne bir su yapısı mesela ne de işte hani spesifik bir işleve işaret etmiyor. Bu tamamen dikkat edilirse böyle topografyasına bakılırsa eğer oranın Sultanahmet'ten gelen yol tam Ayasofya'nın ön tarafında bir eğimli bir araziyle aşağıya doğru, Alemdar'dan aşağıya doğru inmeye başlar. İşte bu tür yolların, eğimli yerlerin göğüslenmesi için Roma Bizanslar döneminde bu tür dengeleyici, araziyi tutucu eklentiler yapılabiliyor. Bunlar da gayet normal. Yani arazi yapısı itibariyle mühendislik açısından gerekli noktalar. Zaten Ayasofya'nın önündeki atrium yani avlu demiş olduğumuz yerde batı cephesine tekabül etmesi lazım. Ve bugün hemen Ayasofya'nın ön tarafında konumuzla da tabii ki ilintili bir kazılmış bir alan vardır. 1930'lu yıllarda Schneider diye bir Alman tarafından kazılmış bir alan vardır. Ve oranın da 2. Ayasofya'ya ait olduğu iddia edilir ki ben buna çok katılmıyorum. Buradaki buluntuların da işte o kapıya ait Ayasofya'nın giriş kapısı olduğu söylenir. Onun için de işte dönemsel olarak örtüştüğü söyleniyor 5. yüzyılda falan. Fakat şimdi şöyle bir gerçek var. Bugünkü Ayasofya'nın giriş cephesi bugünkü giriş cephesi değildi mesela. Bugün ön tarafında payandalarla destek verilmiş bir Ayasofya vardır 9. yüzyılda Bizanslar döneminde. Aslında
Ayasofya'nın ön cephesinin de 6. yüzyılda, Justinianus döneminde mermer alınlıklı, gösterişli bir giriş cephesi olması gerekiyor. Yani o da bazı yanılgılara yol açıyor. Mesela bugün orada bulunmuş olan mermer parçaları, kapıya ait olduğu söylenen mermer parçaları, hani şey mantığıyla daha çok biz yaklaşıyoruz. Yani illa 2. Ayasofya'ya ait. Yani bazı kalıntılar, bazı şeyler devşirilebiliyor. Diğer yapıda da kullanılabiliyor pekala. Peki bu Ayasofya'nın giriş cephesine ait olması gereken mermerler nerede o zaman? Böyle bir soru geliyor akla. Bir şey söyleyeceğim. Bu son dönemlerde özellikle Ayasofya'nın altına bildiğiniz dalgıçlar da iniyor ve araştırmalar da yapıyor. Ciddi bir su yolu, işte şeyler vesaireler. Şu anda arkada da dönüyor zaten fotoğrafları. Onlara denk geliyorlar bir şekilde. Onu nereye bağlayacağız, hayırdır diyelim? Ya su yapıları gayet doğal. Çünkü Bizans yapılarında özellikle binaların altında, işte Küçük Ayasofya'da da vardır mesela böyle su hatları, kanallar. Hatta şeyde de vardır, Antalya'da Yivli Minare Camisi'nde de vardır mesela. Evveliyatının kilise olduğu düşünülüyor yerinin, konusunun alt taraflarından. Çünkü mesela yapıların içinde eskiden bizim çok fazla tahayyül etmediğimiz, örneğin Bursa'daki Orhan Camii'nde olduğu gibi, Orhan Camii'nin içinde şadırvan vardır mesela. Devasa bir şadırvan vardır. Buraya suyun getirilmesi gerekiyor. Ya da Süleymaniye Camisi'ni düşünün, altında yine su yolları geçer. Halkalı su yollarının geçtiği hat üzerindedir ve orada payelere açılmış olan su hatları vardır. Orada çeşmeler vardır. Yani bunları da bir göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir de bu tür yerler İstanbul. Ya atrium olduğunu da düşünürsen. Aynen, atriumda zaten bir şadırvanı da vardı. Yani Türkçe anlamıyla söyleyelim. Fialet deniyor ona. Ama bugünkü Ayasofya'nın şadırvanının olduğu yer değil. Batı cephesinde olması gerekiyor. Çünkü düşünsel olarak hani bugün cami mimarisinde nasıl ki bütün ögeler belli noktalara yerleştiriyoruz ise kiliselerde de aynı durumumuz konusu. Zaten Yerebatan Sarnıcı da oralarda bir yerde, evet, yakın yani zaten. Evet, Yerebatan Sarnıcı. Altlamış tünel sistem var mı? Evet. Ya, çok yapı var herhalde. Şimdi dönen şeyler galiba Vezir Bahçesi denilen o Ayasofya'nın kuzeyinde kalan bölgede. Galiba Fırat Hoca'yı görüyorum fotoğraflarda da. Şeyler var. Orada Ayasofya'dan da eski bir hipojenin, bir yeraltı mezar odasının mekanı var. O Ayasofya'nın kuzey tarafında. Kuzey tarafında bu bir şey. Bir mezar odası. Evet. Bir mezar odası var Ayasofya'dan daha önce. Bu ister istemez bir küçük mekan. Galiba Batı cephesinde Narteks'in altında işte bu eğimli arazinin eğimini düzeltmek, düz bir zemin oluşturmak için yapılmış bir mahzen de var, altyapı da var. Ama yapının içine doğru giden birçok tünel var. Belki onlar da rutubeti toplamak için alınan şeyler ya da içerideki suyu dışarı aktarmak için kullanılan şeyler. Bir mimari şeyden bahsediyoruz. Evet, evet. Bir basit, bir şey olmayan, çok büyük yol gibi kullanılan, sürekli gidilip gelinen şeyler gibi hayal etmemek lazım. Yani, ama tabii İstanbul folklorunda artık öyle diyeceğiz. Yaşayan bir efsane var. İstanbul Ayasofya'sı'nın böyle birçok yere yer altından bağlandığını söylüyor. Dediğim gibi bu folklordur. Folklor olarak seviyorsanız, masallar dinleriz hepimiz keyifle. Bunu bir masal olarak kabul ediyorsanız, evet, böyle hikayeler vardır. Ayasofya'dan Ayasofya'ya giden tüneller ya da Ayasofya, şimdi bazı görüntüler böyle çok fantastik görülüyor döşemesiyle birlikte filan. Ama öyle bir şey tabii ki yok, yok Ayasofya'nın altında. Süleymaniye'de filan da yok. Ama tabii İstanbul'un her köşesinde bunlara benzer mekanlarla da karşılaşıyoruz. Bazen belki de sorunun bir kaynağı da bu. Eğimli bir arazi, tepeler üzerinde bir kentten bahsediyoruz. O tepelerde düz bir arazi oluşturabilmek için birçok mahzen inşa ediliyor. Su sıkıntısı da olan bir kent. Bunların bir kısmı sarnıç olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla bir yapı inşa ederken altına bir mahzen inşa etmek mutlaka gerekli. Hipojede var çok yani, sarnıç olarak kullanılan. Bunları bir mekan olarak inşa ettiğinizde bir semtin içinde birbirine yakın birçok noktada böyle altyapılar görüyorsunuz. İster istemez insanların zihninde bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Girdiğinizde yapı malzemesi aynı. Taş, tuğla burada da aynı, diğer tarafta da aynı. Bir tane bağlantısı olabilir. O da sarnıçlar için su yolu, olması gerekiyor. Sadece su yolu mu? Yani. Ben Erhan Altunay'dan da bunu teyit etmesini istiyorum. İstanbul'un altında herhangi bir yeraltı kenti yok mu? Ya şu benim başıma geldi böyle bir şey. Anlatsana. Vallahi ama böyle bir şey gelmedi. Bir programdayız. Televizyon programındayız. Hatta Mehmet Dilbaz vardı sanıyorum.
Biz anlatıyoruz şimdi. Bugün dolaştığınız zaman İstanbul'da kot yükselmiştir. Bazı çeşmeler, yapılar, Bizans dönemi yerin altındadır. Doğal olarak. Kotun yükselmesinin birçok nedeni var. İşte yani deprem oluyor, depremler yükseliyor. Yangın oluyor, yükseliyor. Evet. Biz de anlatırken böyle coşmuşuz. Hani dedim belki 10-15 tane böyle katman var. Hani deprem olmuştur, yangın olmuştur. Ertesi gün YouTube'da yayınlandı program. Bir baktım. Orada kız şey yazmış. İstanbul'un altında 15 tane gizemli kent var. 15 abla kent. Ne yaptın sen ya? Her yapıda 15 tane gizemli olabilir. Olur tabii bu. 15 gizemli kent değil, yangını var, sevgi. Ama bu arkeolojik tabaka bu malum. Tabii canım, her yerleşimde var. Öyküklerde, öyküklerde görürüz biz onu zaten. Evet. Antik kentlerde çok katmanlı şey var. Onları ayrı bir kent gibi düşünmemek lazım galiba. Hani bu hiç şüphesiz bütün kentlerimiz, Türkiye'deki kasabalarımız, hatta köylere kadar birçok eski yerleşim yerlerinde. Zeyrek'te vardı o yangın tabakaları gözüküyordu son zamanlarda. Görülür bunlar. Zaman içinde yükselir, bir tepe oluşur. Hani kentlerimizin içinde de böyle müthiş bir toprak tabakası var. Evet, bunun şey fantazisini böyle konuşmak keyifli ama bu aynı zamanda bizim ülkemizin tarihi ve en büyük arşivlerimizden biri. Yani her kentimizin tarihi aslında o yığınlar içinde yatıyor. Ama orada böyle kat kat ayrılmış bizim için bekleyen bir kenti düşünmeyin. Yani bir yıkıntıyla çökmüş. Biz onu hiç, onun üzerine yeni bir yapılaşma yapılmış. Hem yapılarımızda hem kentlerimizde, işte kasabalarımızda, her yerde bunun izlerine ulaşılabiliyor. Bu eğer iyi değerlendirilebilirse bizim ülkemizin en büyük mirası. Yani ve bu arada tabii hepimizin de çok ciddi bir sorumluluğu var. Yani bu efsaneleri falan konuşmak çok keyifli ama bu insanlık tarihinin en önemli arşivlerinden biri. Yeme içme alışkanlıkları, işte kullandıkları günlük eşyalar vesaire şeyler hepsi o katmanlarda yatıyor ve Türkiye'nin belki en büyük arşivi. Evi, o arşivi çok iyi koruyamıyoruz maalesef. Modern kentler bu eski kentlerin üzerine oturunca yapılıyor tabii. Bunları arkeolojik tabakaları ister istemez tahrip ediyor. Arkeolojik anlamda katmanlar hani tabii ki bir kent olarak algılanmalı ama bir arşiv olarak bizim için çok kıymetli. Bir sürü de tehlike de var. Yani mesela en üstteki en çok tahrip olan tabaka beni de en çok üzendir. İstanbul başta olmak üzere her yerleşimde en üst tabaka en hızla tahrip olan Osmanlı tabakası. Anadolu'nun birçok yerinde Selçuklu tabakaları da geliyor ve bunlar hızla yok oluyor. Ve farkında da değiliz neyi kaybettiğimizin çoğu kere. Yani o yüzden mesela bunları işte çok tartışalım, konuşalım. Tabii ki çok eğlenceli ama mesela Osmanlı arkeolojisini konuşalım. Selçuklu arkeolojisini konuşalım. Bunların da ciddi arkeolojisi var. Bundan uğraşan bölümlerimiz var, hocalarımız var. Hakikaten çok kıymetli işler yapıyorlar ama bu kent efsanelerinden daha muhteşem hikayeler bize çıkabilir. Daha gerçekçi ve daha bence daha renkli. Çok renkli ve renkli. Hakikaten kentlerimizi aslında çok da iyi tanımıyoruz. Yani Osmanlı'yı da tanımıyoruz. Arkeoloji, Osmanlı arkeolojisi bize bu anlamda kenti tanıtacak. Tabii Osmanlı'nın altından Bizans geliyor. Bizans'ı daha iyi tanıyoruz. Bizans arkeolojisi daha iyi gelişmiş Osmanlı arkeolojisine göre. Böyle birçok hani görüntülerde dönüyor. Altyapılar yakalıyoruz birçok yerde. Kaybolmuş yapıları da oradan yakalıyoruz. Mesela Bizans'ın birçok yapısını da öyle tanıyoruz. Şimdi burada dönen fotoğrafları görünce heyecanlandım ben de. Bunlar da Mangana bölgesi. Pek etkileyicidir. Şimdi çok keyifli bir proje yapıldı burada. Böyle küçücük bir delikten giriyorsunuz ama bunun altında Ayayorgi Mangana Manastırı bu meşhur. Girdim ben. 80 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde, 10,5 metre yüksekliğinde bir muhteşem altyapı var. Bu herhangi bir yerle bağlantılı değil ama kısmen demir yolunun altında Topkapı Sarayı'nın Marmara'ya bakan yamaçlarında böyle efsanevi bir kilise var. Bu doğal olarak şu şey altında kalmış, toprağın altında. Evet, büyük ölçüde. Doğal şeyde. Orada var tabii bunun bayağı. Muhteşem bir alt şey var, arkeolojik toprak var. Topkapı Sarayı herhalde en muhteşem arkeolojik katmanlara sahip şeye, o kültür toprağına sahip. Vallahi kent tarihi orada saklanıyor. Şu görüntüler beni çok etkiler. Duvarlar şehir surlarıdır ama yukarıdan akan toprak o duvarları bir terasa çevirmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 12 metrelik bir kültür toprağından bahsediyoruz. Yani kentimizin tarihi orada yatıyor. İşte burası güzel bir projeyle geçen
neredeyse 5-6 yıl önce bir şey haline getirilecekti ama son anda vazgeçildi. Hı hı. Çok güzel bir arkeopark olmaya hazırdır ve başka hiçbir yerde görmediğiniz muhteşem altyapılar vesaire aslında, şeyler görülür. Şimdi ben oraya ama girdiğimde olacaktı. Da bir kent hayal etmek çok zor aslında. Hı hı. Ama parça parça birçok şey buluyoruz. Mesela orada sahil surlarının nasıl ileri doğru gittiğini görüyoruz. Bizantiyon'dan işte 14. yüzyıla kadar hatta 16. yüzyıla kadar katman katman alanın nasıl geliştiğini, büyüdüğünü izleyebiliyoruz. Sanki onları yakalasak çok daha heyecan verici şeyleri yani yakalayacağız. Bir de ya valla çok keyifli hikayeler de var. Yani Ayayorgi Mangana Manastırı muhteşemdir hikayeleri itibariyle. Ve altyapısı bize üstte nasıl bir yapı olduğunu da çok güzel anlatıyor. Benzer şeyler kentin birçok yerinde bulundu. Mesela bu da Theodosius Sarnıcı demek adet olmuş. Şerefiye Sarnıcı o meşhur. Mesela o da çok keyiflidir burada izlediğimiz şey. Bunlar ama mahzen ya da bir yapı değil, çoğunlukla su depolamak için şey yapılıyor. Kenti su sıkıntısı çekiyor. Bir büyük nehrimiz yok İstanbul'da. Dünyanın başka hiçbir kentinde olmadığı kadar çok, şehir de çok büyük, sarnıç yapılıyor. Her suyu biriktirmek ihtiyacını hissediyorlar. O yüzden yani bu kadar çok sarnıç yapısı başka bir şehirde yok. Roma'da böyle sarnıçlar yok yani. Yok, hayır. Herhalde İskenderiye'de, Antakya'da böyle sarnıçlarımız yok. Yani Akdeniz dünyasıyla mukayese edebileceğimiz hiçbir şey yok. Bir de her yapı, her müessese kendini devam ettirebilmek için suya ihtiyacı var. Hemen yanında bir mahzen oluşturuyor, bir sarnıç oluşturuyor. Şu Şeyh Süleyman Mescidi. Hı hı. Mesela hele de bir su kaynağı varsa altında o çok mutlu ediyor. Şeyh Süleyman'ı getirdiniz mi bayım? O da var mı kitaplarınızın arasında? Yok, Şeyh Süleyman. Mesela yok. Onun altında da bir hem su kaynağı var hem altta bir küçücük bir su şeyine dönüşmüş su deposu, sarnıcı var. Hiç şüphesiz üstte yaşayan insanlar hem Bizans hem Osmanlı dönemi boyunca o biraz felsefi bir kullanılıyor şey. Kullanılıyor hiç şüphesiz. Çok sarnıçvari bir şey değil. Çünkü ana kayanın içini oyarak yapmışlar ve oradan su kaynıyor. Onu yani bir bağlantı istiyorsa orası bağlantılı, İstanbul'un en ilginç hani yerlerinden biri. Mesela bu yeraltı yapısı olduğu için küçük bir yapı aslında baktığınız zaman. Bir mescit olarak gözüküyor ama sekizgen, anlatsın. Aynen. Hı-hı. Şimdi en alt tarafta ana kayayı oymuşlar. Belli bir noktada ama amorf bir oyma söz konusu. Anladım. Düz değil. Mesela oradan su kaynıyor. Hı hı. Örneğin bu çok önemli bir nokta. Çünkü suyun kaynadığı yerler çok eskiden beridir kutsal. Kutsal. Hani bu ayazma dediğimiz tabiri var ya, kutsal su demek zaten. Evet. Ama bu Hristiyanlıkta. Fakat öncesine gittiğimiz zaman da Magna Mater kültü karşımıza çıkıyor. Yani ana tanrıça kültü karşımıza çıkıyor. Bu suları, kaynak sularının olduğu yerler bu nedenle de ana tanrıçadan dolayı onun insanlara vermiş olduğu bir hediyedir. Sağaltıcı olarak kabul ediliyor. Ve sağlık şifa verici. Hı. Aynen. Şimdi böyle bir özelliği var. Bunun üst tarafına bir kubbe örmüşler. Hı hı. Onun üstünde ise 8 nişli bir mezar yapısı var. Ama paganlık dönemi. Yani geçiş dönemi. Geçiş. Tam böyle paganizmle Hristiyanlığın beraber yaşadığı döneme ait. Fakat şöyle de bir ayrıntılı noktası var. O bulunduğu nokta Fatih Tepesi bugünkü, o dönemlerde aslında bir nekropol, yani mezarlık. Çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor ve bu yapıda aslında bir mezar yapısı üstüyle beraber. Yani o sekiz nişli, sekizgen yapının hemen üst tarafında da bir tane önce kare planlı, onun üst tarafında da tekrardan sekizgene geçirmiş olan bugünkü mescide dönüştürülmüş haliyle bir mezar yapısı var mesela. Münferit bir yapı ama yanında da yaklaşık 6. yüzyılda yapılmış bir tane sarnıç var örneğin. Peki, hemen yanı başında. Sizce Şeyh Süleyman ne kadar bir mezar yapısı olarak kullanılmıştır? 5. yani yüzyıl yapısı. Bu büyük bir ihtimalle eğer paganlara ait bir mezar yapısı ise. 5. yüzyılda kalmış mıdır? 5. yüzyılda değil, 6. yüzyılda dahi var. Yani bir putperest 5. yüzyılda bu kadar büyük bir. Çok rahat yaptırır çünkü 5. yüzyılın başında İstanbul'un profektüsü pagandı. Çok etkin pagan aileleri vardı ve resmi olarak devletin önemli karar mekanizmasını oluşturuyordu. Vardı. Bunlar için de tabii ki mezar yaptıracak kendisini. Hani bu gayet normal bir şey bence. Ama şu var, onu illa %100 surette 5. yüzyıla mı tarihleyeceğiz? Bunun için bir verimiz mi var? Neden 4. yüzyılın ikinci yarısına ait değil mesela? Ben her zaman 4. yüzyılın ikinci yarısıyla 5. yüzyılın ortasındaki o döneme denk getiririm.
Çünkü mesela şeye çok benzer. Ayasofya'nın yanındaki bugün işte bence hazine dairesi değil ama sonradan işlevlendirilmiş olabilir. Yine aynı planda neredeyse inşaat teknolojisi aynı olan bir yapı vardır. Ondan hemen hemen aynıdır. Aynı düzendedir. Hmm. Yani şey anlamında kullanılan malzemeler, inşaat teknolojisi anlamında birbirine çok yakın yapılar mesela. O yüzden de buranın mesela Hristiyan olduğunu savunabilecek elde hiçbir veri yok. Ne mezar yapısında ne de yapının kendisinde. Buna dönük hiçbir detay yok. Bir şey söyleyeceğim ya, hazır böyle Fatih'e girmişken Fatih Sultan Mehmet'in mezarı konusunda da çeşitli şeyler var ya. Tam orada mı değil mi? Var mı çalışmanız? Yaptınız mı? Baktınız mı orada? Yani Fatih Sultan Mehmet'le ilgili sadece anlatılan bir konu var. Hı hı. 1900'lü yılların yaklaşık olarak 30'lu 40'lı yıllarda falan bu anlatılıyor. Tarihçiler arasında anlatılan bir konu ama ispat edilmiş bir şey değil. Ne diyor? Sultan Abdülhamit döneminde geçen bir vaka. Hatta geçtiğimiz yıllarda basında da çok çıkan bir şeydi bu. İşte Sultan Abdülhamit bir rüya görüyor. Rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i görüyor ve Fatih Sultan Mehmet kötü durumda olduğunu belirten bir şeyler hissettiriyor ikinci Abdülhamit'e. O da en güvendiği iki kişiyi çağırıyor. Şimdi isimleri aklımda değil. Zaten bunu itiraf eden, söylenen bu iki kişiden birisi. Osmanlı yıkıldıktan sonra itiraf ediyor. Hani diyor ki işte kimseye haber vermeden sadece gizli kalacak. Sadece ben bileceğim. Gidip bakın gelin diyor. Ki o zaman da İstanbul'da çok şiddetli yağmurların yaşandığı bir dönem. İşte hani bu sulardan falan acaba zarar mı gördü diye. Hani onlar gidiyor, içeriye giriyor. Anlatıldığına göre tabii ki bu kesinliği yok. İşte bir kapaktan içeriye giriyorlar. Belli bir mesafe yürüdükten sonra asıl Fatih Sultan Mehmet'in yattığını iddia ettikleri bir mekana giriyorlar falan. İşte ortada da bir tane böyle yükseltinin üzerinde ahşap bir tabut. Fakat bakıyorlar içeride herhangi bir su yok, bir zarar yok. Her şey yerli yerinde. Ondan sonra çıkışta da işte Sultan Abdülhamid de bu konuyla ilgili olarak bilgi veriyorlar. Mevzu bundan ibaret. Bu kadar. Yani onun dışında başka bir şey yok ama bunun dediğim gibi yani gerçekliği üzerinde herhangi bir bilgi yok. Sadece bu o dönem anlatılmış olan bir hikaye. Hatta bu bir yerlerde de yazmışlar o zamanlar zaten. O gerçeklik bizi başka bir yere bağlamıyor mu? Mesela şeyin Barnabas'ın mezarının bulunmasına. Ya bir şey var yalnız. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in bir özelliği var. Şimdi kenti fethettiği zaman kent bakir elinde. Hani bildiğimiz kadarıyla kent çok böyle çekici bir kent durumunda değil. Yoksulluktan ve yoksunluktan dolayı epey tahribata uğramış bir kent. Ki bunu da zaten başta konuştuğumuz o Latin istilası yıllarında bana göre Roma'nın yıkıldığı tarihtir o. Ondan sonraki Roma değildir artık bana göre. Ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da kendi külliyesini yaptırmak ve kendi mezarını yaptırmak üzere İstanbul'un dördüncü tepesini yani bugünkü işte Fatih Tepesi'ni seçiyor. Hani bu bir tesadüf müdür? Şimdi aynı tepede daha önceden İstanbul'un kurucusu Konstantinus'un büyük bir mezarı vardı. Yapı olarak sadece kastetmiyorum. Alan olarak çünkü öylesine bir alandı ki çok resmi olarak aslında kendi dönem kaynakları yazıyor bunu. Tahayyül edemeyeceğimiz ölçülerde etrafı revaklarla kuşatılmış büyük bir avlu ve içerisinde hizmetlilerin kaldığı mekanlar, farklı mekanlar da vardı. Ve bu sadece bir mezar yapısıydı. Kilise yapısı değildi. Daha sonra burada Havariler Kilisesi inşa edildi. Konstantinus öldükten yıllar sonra. Ve o da Konstantinus'a atfedildi. Hiç alakası yokken. İşte mesela Fatih Sultan Mehmet Konstantinus'u iyi tanıyor, iyi biliyor. Hatta Roma imparatorlarından asıl işte Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olan Augustus'u çok iyi biliyor. İyi araştırıyor. İskender başta olmak üzere çok iyi tarif, hepsini çok iyi tarif, ama hepsinden bir şey var, etki var. Onları çok seviyor. Hatta mesela Troya destanını da okuduğu söyleniyor ki mesela Papa'ya yazmış olduğu mektup da bunun bir göstergesi. Çünkü İtalyanlarla olan olması gereken ilişkilere değiniyor. İşte hani neden siz o fetih aşaması sırasında neden siz işte Konstantinopolis tarafını destekliyorsunuz? Sizin bizim tarafı desteklemeniz gerekiyor. Çünkü bizim karşı çıktığımız insanlar
Hani Anadolu'dan İtalyanların kökeninin göç ettiğine değiniyor kısacası. Hı. Atıfta bulunuyor. Zaten hani Etrüskler diye bahsettiğimiz bir kavim vardır ve bu kavim de büyük bir ihtimalle o büyük göçler dönemi sırasında İtalya'ya göç etmiştir. Hatta işte Aynı yasın. Troya Destanı'nda da ondan bahsedilir. Yani hatta bugün işte bu yeraltı kentlerinden bir tanesi de İtalya'da da var mesela böyle bir kent. O kentin de kurucusu olarak Etrüskler geçiyor. Hmm. Hani bu tesadüf müdür? Tabii o tartışılır, ona bir şey diyemem ama işte hani burada konu Fatih Sultan Mehmet ve Rıdvan Fatih Sultan Mehmet'in yeri. Rıdvan Hoca şey demiştim, özür dilerim, lafınıza girdim. Rıdvan Hoca'ya sordum da bu şey hikayesi doğru mu? Bu da bir efsane olarak bilinir. Fatih Sultan'ın ve Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal'in şey gidip Hector senin öcünü aldım. Bir bilim insanı olarak bunu reddedemem dedi. Bunu yapmış olabilir dedi. Çünkü olabilir, her ikisi de tarihe olabilir, çok düşkün. İki tane şey baskın karakter. Dolayısıyla unutulabilir. Mesela Trabzon Osmanlı egemenliğine girdikten sonra örneğin Trabzon'daki en meşhur, o dönem daha doğrusu damga basmış olan bir filozoflardan biri vardır. Onu İstanbul'a getirtiyor mesela. Yani masasında pek çok farklı dünyanın farklı insanlarını bulunduruyor. Hı hı. Ve bunlarla tartışmalar yapıyor. Çok ciddi tartışmalar yapıyor. Örneğin onlardan bir tanesini İstanbul'un patriği olan o dönem kendisi tarafından atanmış olan Genadius da yapıyor. Scholarius. Mesela Genadius'la tartışmasını da o zamanki Pamaharistu Manastırı'nda yapıyor ki o zaman Patrikhane. Hı. Hatta buna dönük de adama diyor ki şeyde o zaman işte Genadius'a diyor ki bu tartışmalarımızı belirten bir bana bir şeyler yaz getir diyor. Hı. Hazırla. Sonra da Genadius oturuyor uzun bir süre, çalışıyor, ciddi bir şey yazıyor. Ama kalın bir şey yazıyor. Fatih Sultan Mehmet'e götürüyor. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ya bu çok fazla oldu. Bunu 10 varağa, 10 sayfaya indir diyor. Ya orada da işte kendi inanç yapısının, Ortodoksluğun amentüsü üzerine bilgiler. Hristiyan itikatnamesi galiba. Aynen ve tarihe de zaten Genadius itikatnamesi olarak geçiyor. Bunu da 16. yüzyılda İstanbullulardan bir tanesi olan Crucius adında birisi götürüyor. Şeyde 1570'li yılların sonları yanlış hatırlamıyorsam Viyana'da bastırıyor. Ama hem Osmanlıcasını bastırıyor hem de o dile çeviriyor, o dilde de bastırıyor. Bu şekliyle günümüze kadar da geliyor. Ve buradaki hani orada yazdıkları falan filan şu an kopyalarıyla günümüze kadar geldiği için en azından Crucius'un bastırdığı elimizde var mesela, mevcut. Yani Fatih Sultan Mehmet'in dünya algısı çok farklı ve tamamen bir dünya imparatoru aslında. Evet. Özellikle söylüyorlar. Tabii... Ya ben Mangana da kaldım ya. Mangana'yı da konuşuruz. Çok güzel mesela, hikayesi var. Galiba İstanbullulara şeyi de hatırlatmakta fayda var. Tabii. Ben çok özel detaylı söyleyemeyeceğim Murat kadar ama Konstantin'in bir havariler kilisesi inşa etmeyi istediği söylenir. Bizans kaynaklarında çoğunlukla geçer. Orada önce bir kilise inşa edilir. 6. yüzyılda bir herhalde bu yapı ciddi zarar görür. Çünkü bulunduğu yer çok zemini sağlam bir yer değildir. Oradaki bina bu sefer Justinianos tarafından tekrar inşa edilir. Bu çok ilginçtir. Haç planlı bir haçvari bazilikadır. Yani Hristiyan dünyasında böyle kutsal büyük ziyaretgahların olduğu yerdir ki bana çok mantıklı geliyor. Bir havariler kilisesine Konstantin'in ihtiyacı vardı. Çünkü Roma İmparatorluğu'na yeni başkent olarak seçtiği bu kent galiba Hristiyan inancı açısından aslında dünyadaki en önemsiz kentlerden biriydi. Yani dini inançları uğruna şehit olmaya çalışan pek Bizant yoğunluğu yoktu. Yok. Yani burası çok sonradan Hristiyan inancı açısından kutsal bir yer haline geldi. Antakya'nın, Nikomedia'nın birçok böyle Anadolu kentinin çok özel şeyleri var, durumları var. Ama İstanbul o kadar Hristiyan inancı açısından heyecanlı bir yer değil gibi. Onu nasıl çevirecek? Bir Hristiyan başkentine dönüştürmek istiyor. Havarilerin kutsal hatıralarını bu kente taşımaya niyetlendi ki ama Konstantin ama din adamları neticede İsa Mesih'in havarileri ve onunla ilgili bir sürü şeyi İstanbul'a taşıdılar. Böylelikle kentin fiziki olarak, askeri olarak, şu bu olarak Hristiyanlaşması gibi bir de manevi olarak Hristiyanlaşmasını sağladılar. Hmm. Bu çok enteresan geliyor bana. Sonra o kilise işte 6. yüzyılda
kaynakların söylediği kadarıyla, Murat'ın detaylarına ben sahip değilim, 6. yüzyılda yeniden inşa ediliyor. Bu sefer Justinianus Ayasofya'yı yaptırtan bunu yapıyor. Ama düşünün, yer çok kötü. 15. yüzyıla kadar bu daha sağlam bir bina ayakta kalıyor. Fakat bu sefer Justinianus'un kilisesi fetihten hemen sonra Fatih tarafından müthiş bir projeyle Ayasofya'yı camiye çevirirken, kentin neredeyse ikinci büyük kilisesi olan ve prestij açısından da çok yüksek olan, imparatorların 9. yüzyıla kadar içine önündeki iki büyük mavzolyuma gömüldü, kiliseyi Patrikhane'ye tahsis ediyor. Ve İstanbul Patriğini neredeyse yeniden kuruyor ve orası bir süre Patrikhane olarak kullanılıyor. Hmm. Bu da çok enteresandır. İlk tasarladığı kent, yani fethettiği kentte ilk yaptığı işlerden biri bu. Hemen sonrasında ama bir takım sıkıntılar oluyor ve Patrikhane oradan ayrılıyor. Ve Fatih Ayasofya'yı camiye çevirmiş. Ama mimari açıdan çok sağlam durumda olmayan o ikinci kiliseyi şeye çeviriyor. Yani onu korumaya çalışmak yerine onun yerine yeni bir külliye inşa etmeye karar veriyor. Ve İslam dünyasında benzeri görülmemiş bir bina inşa ediyor. Yani Türkiye'de Fatih Külliyesi'ne benzer hiçbir şey yok. İslam dünyasında da yok. Ortada bir muhteşem ibadethane, hı hı, dev bir meydan. Hı hı. Onun bir tarafında 4 medrese, öbür tarafında 4 medrese, 8 medrese ediyor. Bunların hemen arkasında 4'er tane de tetimme medreseleri denilen medreseler var. Bu durumda 16 iki tarafta dev medreseler topluluğu var, eğitim yapıları var. Koca bir meydanın ortasında bir ibadethane. Sonra bir gezgin dervişler için taphane, bir tarafa bir hastahane inşa ediyor. Osmanlı tarihinin en büyük külliyesini inşa ediyor araziye yayılım açısından. Müthiş bir şey ve bu tasarımın öncesi yok Osmanlı dünyasında ya da İslam dünyasında gösterebileceğimiz. Bizans'ta da yok, fethettiği başkentte de yok. Bu bana çok ilginç geliyor. Bazı araştırmacılar Rönesans yapılarına benzetir. Ama Rönesans'ta da böyle bina yok. Çünkü Fatih kadar zengin Rönesans şeyleri yok. Galiba İtalyan düşünürlerin yarattığı böyle ideal bir kent kurgusunun somutlaşmış örneğini orada Rönesans şeylerinin bir yapısını tasarlatıyor. Çok enteresan, sanki tasarım İtalyan, inşaat ustaları muhtemelen Bizanslı, fetihten hemen sonra 1470'lerde yapılıyor. Ama bir sürü detayı İslam dünyasından gelen detaylar, Selçuklulara ve çok daha öncesine kadar inen, erken Osmanlı'ya inen bir sürü detayı bünyesinde toplayan müthiş bir şey yapıyor. Bir prototip sanki yani, değil mi? Hani... Müthiş bir dünya yaratıyor orada. Biz onu henüz çok anlayamıyoruz. Ama şey de çok ilginç. Mesela Ayasofya'yı bir relik gibi koruyan, yani kutsal bir hatıra gibi gördü Osmanlılar Ayasofya'yı ve korudular. Yani her şeyle korumaya çalıştılar ama kentin öbür büyük kilisesini çok da korumaya çalışmadılar. Onun ama yerine çatlak falan kendisini. Vardı. Onu da kendisini. Eğer Ayasofya'ya yüklediği anlamı yükleseydi, Ayasofya'nın da bir sürü sıkıntısı vardı. Onu tamir edip yaşattılar ama onu göstermediler. Gülruh Necipoğlu Hoca bir kitabında şeyi soruyor. Aslında diyor bir taraftan Roma'ya da benziyor. Roma'da da 16. yüzyılda Lateran Bazilikası'nı korudular ama San Pietro'nun yerindeki eski Bizans Kilisesi'ni yıkıp daha ihtişamlı ve kendi beğenilerine uygun bir binayı oraya oturttular. Aslında sanki 16. yüzyılda İstanbul'da yine o şeye doğru devam etti. Ama tabii bu arada ister istemez Havariler Kilisesi de Fatih'in caminin altında kaldı diye düşünülüyor. Ama Fatih'in camii de 18. yüzyılda yine bir depremde zarar gördü. Onu da koruyamadılar. Bir kent tarihi için bence muhteşem bir şeydir. 3. Mustafa neredeyse modern bir koruma örneğiymiş gibi bu caminin yerine yeni bir cami yaptırmak zorunda kaldı. Revaklı Avlu'yu korudu, mihrap duvarını korudu ama yerinde yeni bir cami yaptırdı. O caminin hemen önünde de Fatih yatıyor ama onun türbesi de birkaç kez yıkıldı. O da 19. yüzyılda yeniden inşa edildi. Ama tabii altta bir Havariler Kilisesi olduğu biliniyor. Yani hangi devirde inşa edildiyse edilsin. Ama şey değil, yani orada bir nüans var. Şimdi bir şey projesi vardır. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında genellikle bu Bizans'la ilgili konuları ele alanların bir kısmı din adamlarıdır. Konstantinopolis, İstanbul'a gelenler de işte
Schneider veya işte diğerleri bir kısmı başta olmak üzere. Şimdi burada mesela İstanbul'un kuruluşunu özellikle belli bir din potansiyelini indirgeme ihtiyaçları hissettiler. Nedense. Fakat şimdi Konstantinus'un Hristiyanlığı bana göre değil. Zaten şimdi şeye gelince, havarilere gelince, Konstantinus'un kendi döneminde zaten Hristiyan yazarlar anlatıyor bunu. Havariler kilisesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. 356 yılında büyük bir deprem yaşanıyor. Bu depremde aslında o dönemki İstanbul'dan kat kat daha zengin, daha gelişmiş, daha büyük bir şehir olan bugünkü İzmit, Nikomedia yıkılıyor, yerle bir oluyor. O deprem esnasında iddia odur ki Konstantinus'un mezar yapısı da zarar görüyor. Bu sırada oğulları arasında 3 tane oğlu var hayatta olan. O öldükten sonra üçü iktidar mücadelesi yapıyor ve birbiriyle savaşıyorlar. Bunlardan 2 tanesi özellikle Konstantinus ve Konstans ard arda imparatorluk yapıyor. Tam bu sırada bu depremin hemen ardından, bu arada 337 yılında Konstantinus ölmüştür. Aradan yaklaşık 30 sene geçmiş. Orada daha henüz bir kilise yok. Ve o tarihte Konstantinus'un mezarından Konstantinus'u çıkarıyorlar. Ve tam bu sırada da İstanbul halkı iki grup birbirine giriyor. O alanda. Bizim imparatorumuzu neden çıkardınız diye. Ve niye orada çok büyük işte depremde yapı hasar gördü diye çıkarıyorlar. Bir dedikodu daha vardır. Ona ne diyorsunuz? Yok, onu devam edeyim, bitireyim. Sonra onu geçici olarak bir yere aktarıyorlar. Bu sırada gruplar arasındaki çatışma sırasında pek çok insan ölüyor. Ve hatta anlatım odur ki bu da o döneme yakın yaşamış bir insan tarafından yazılıyor. Sular diyor, alanda bulunan adak yerlerinin için işte yapılmış kanakma yerleri vardır, kanallar vardır. Oradan diyor oluk oluk su gibi aktı diyor. O kadar yüksek boyutta. Sonrasında bildiğin onun... ciddi bir savaş. Yani, tabii aynen savaşı. Aynen. Zaten şimdi çok fazla dediğim gibi yani o dönem pagan yazarların yazdıkları pek fazla günümüze gelmedi. Veyahut da yazamadılar bilmiyorum. Çünkü her şeyi o dönemki Hristiyanların gözünden okuduğumuz için konu biraz farklı algılatılıyor. Ardından 356 yılında Havariler Kilisesi'nin inşaatı başlatılıyor. Yani bu bir program işi. Ve büyük bir ihtimalle benim okuyabildiğim kadarıyla Konstantinus'un oğulları da Hristiyanlar ve Hristiyan olmayanların desteğini almışlar. Ve bu Hristiyanların desteğini alan kişi de Konstans o sırada başa geçiyor. Ve o da gereğini yerine getiriyor. Zaten Ayasofya adıyla bildiğimiz aslında büyük kilise denen kilisenin inşaatı da tam da o dönemde yapılıyor. Ondan önce Konstantinus'la ilgili hiçbir kilise inşaatı bu şehirde yok. Adı kilise olarak geçen yapılarsa hepsi martiryon. Bunların da sayısı çok kısıtlıdır. Yani Konstantinus, Aya İrini, Kutsal Barış Kilisesi. Martiryon'da bir lituji olur mu olmaz mı? Ne o diyorsunuz? Dışında ama martiryonlar genellikle şehitlik olarak. Peki onda bir lituji var mıdır? Kilise liturjisi? Liturji yani, abi. Yani dini ritüel yapılıyor mu? Ritüel içinde ama yapılmıyor muydu? Kiliseyle onlar biraz... Kusura bakmayın birden heyecanlandım. Ben martiryonda yani. Şapel var mıydı? Çok farklı. Haklısınız. Yani soruyu şöyle sorayım. Martiryonda şapel var mıydı? Yok, martiryonun kendisinde de bir liturji evet. Olur mu olmaz mı? Yani bu liturji sadece şeyin kilise yani bir kilise dini ritüel, odağında... bir ayin yapılır mı yapılmaz ama mı? Ama yapıldığı için zaten izin verilmiş. Ama şu var yani onu bir kaçırıyoruz. Hristiyanlık serbest bırakıldı. O dönem resmi din değil. Bu yanlış algılanıyor. Artı serbest bırakılmış bir sadece din. Konstantinopolis'te... Krautheimer'ın böyle güzel bir kitabı var. Hani bir Hristiyan başkent olarak yeniden inşasını nasıl i̇şte algılamak o asıl, gerektiği asıl, konusunu... Asıl Hristiyan başkent olarak yeniden inşası bana göre Justinianus. Onun öncesinde 5. yüzyılda yazılan şeye baktığınız zaman... Konstantinos sanki kilises, konsili de toplayarak, İznik konsili falan şimdi, gibi bir sürü onu, şeylerle... Onu şimdi Konstantinos Hristiyanlığı Roma'nın inançlarından bir tanesi olarak, sadece inançlarından biri olarak. Zaten eğer şeyi inceleme şansına sahip olanlar varsa inanç serbestliği fermanını orada açıkça anlaşılıyor zaten. Burada algı çok farklı. Yani orada bir Hristiyanlığı kabul edip devlet dini yapma diye bir şey yok. Bu çok yanlış algılanıyor.
Öyle kabul orada sadece galiba, genel yok, olarak yok, planın serbest bırakılıyor ve deniyor serbest ki. Serbest bırakılıyor. Devlet dini olacak diye hiçbir kayıt res, yok. Yani şey diyor, devletin güvence altına alınmıştır. Konsilleri toplamasının sebebi de çok açık bir şekilde zaten bu anlaşılabiliyor. Devletinin sağlığını, bekasını düşünüyor. Bir araya getirmeyi. Çünkü Hristiyanlık inancını da tek bir çatı altında toplamaya çalışıyor. Fakat bunu başaramıyor. Bahsettiğimiz İznik Konsülü'nden bahsediyoruz. İznik Konsülü. Fakat bunu başaramıyor. Birincisi. Ama Aya İrini dışında onun döneminde İstanbul'da kilise yapıldı. Onun döneminden önce yapılmış bir kilise zaten. Çünkü Ayasofya için büyük kilise. Ama galiba araştırmacıların bir kısmı en azından tam Murat Bey gibi düşünmüyor. Hani bunu bir kenara not düşelim. Onu da bir söyleyelim. Yani başka bir şey olabilir. 4. yüzyılda bir takım şehirde kiliselerden bahsediliyor. Tapınaktan kiliseye çevrilen bazı yapılar olabilir deniliyor. Ne hani diyorsun? Bu tür şeylerden bahsediliyor. Evet, çok net değil kaynaklar ama çok zor. Modern araştırmacıların çoğu bu yeni kentin, Konstantin kentinin değişimini üstelik aynı çağda değişen diğer kentlerle mukayese ederek bayağı ilginç değerlendiriyorlar. Hani buna dikkat etmekte fayda var. Murat'ın görüşü de hiç şüphesiz çok saygın bir görüştür ama karşıtı düşünceler epeyce İstanbul'un var. İstanbul'un kaderinde bu var ama fayda. Böyle bir dönüşüm var biliyorsunuz. Evet. Yani birçok kilisenin de camiye dönüşülmesi şeyden sonra. Şeyde aynen. Çok ilginç. Doğru. Yani 15. yüzyılda hani benim bildiğim havarilerin kutsal hatıralarının şehre taşınması gibi ki Konstantinos hatta böyle bizim anladığımızdan biraz farklı bir şekilde kendi mezar lahitinin etrafına 12 havarinin hatıralarının saklandığı lahitlerin dizildiği bir düzen de kurmaya çalışmıştı. Bu hatıralardan tam olarak ne anlamamız lazım? Onlarla ilgili kutsal kemikler, onların bakiyeleri ya da günlük hayatlarıyla ilgili işte şalı, başlığı, asası, onun bir parçası gibi kutsal hatıralar. Hristiyan inancında bir Aziz'in ya da Azize'nin veya İsa ya da Meryem Ana'nın bu kutsal kişilerin kemikleri, İsa Mesih ve Meryem'de söz konusu değil ama işte Aziz'lerde onların kemikleri ve onların hayatta kullandıkları bazı objeler onlarla bağ kurmaya yarayan bir rabıta vasıtası olabilir. Rölik diyorlar bunlara. Peki bu İstanbul'da mı hala bunlar bu emanetler? Bunların büyük çoğunluğu İstanbul'a getirildi. Buradan maalesef Latin işgali sırasında inanılmaz şekilde Avrupa'ya götürüldü. Yağmalandı galiba değil mi? Şey şu kutsal emanetler konusuna gelelim. Hepsi Avrupa'daki o kiliselerin hemen hepsinde İstanbul'dan gitme bir rölik var. Ama bu arada bir rölik en sağlam rölikler İstanbul'dan gelenler diye bir inanç olduğu için giderek Avrupa'daki her kilise İstanbul'dan bir rölüye sahip olduğunu söyledi. Anladım. Bunların da hepsinin gerçekten İstanbul'dan gidip gitmediğini bilmiyoruz. Ama epeyce şey hala İstanbul'da duruyor. Hem İstanbul Patrikhanesi'nde böyle korunan birçok hatıra var. Bu arada tabii çok ilginç şeyler de oldu. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'u ziyaret eden papaların İstanbul ziyaretleri öncesinde Latin işgali sırasında götürülmüş bazı rölikler de iade edildi İstanbul'a. O da çok ilginçtir. Yohannes Aristoteles yani. Bugün Fener Patrikhanesi'nin bir nefinde İstanbul patriklerinden olan Yohannes Aristoteles'un rölikleriyle patriklerden gene meşhur Gregorius Theologos'un rölikleri böyle büyük bir törenle İstanbul'a geri getirildiler. Bana da çok heyecan verici gelir. Yani Latin işgali bitmiş gitmiş bir hikaye gibi ama aslında modern dünyayı da bugünü de çok etkiliyor ve hala çok herkes de acıları taze gibi görünüyor. Bu rölikler de İstanbul'a geldi, tekrar şeye kondu. İstanbul Patrikhanesi'ne. Ya tabii yani İstanbul'un yerle yeksan edilme hali bu Latin işgali. Evet. Bu kutsal emanetler deyince bu Çemberitaş'ın ya o çok bilindik bir şehir efsanesidir ama sormadan da edemeyeceğim çünkü sadece bunun üzerine bir bölüm yapmak istemiştim ben belgesel yaparken. Yüksek ihtimal yine duvara toslayacaktık ama olsun bir de dinleyeyim. Aslında. Gerçekten Çemberitaş'ın etrafında ya da buraya yakın yerlerde var mı kutsal emanetler? Ya şimdi ben bu konuyla ilgili olarak bir tane, tabii kutsal emanetlerle ilgili değil ama Konstantinus'un yaptığı kitabımız meydanla bu. İlgili evet bir tane şey yazmıştım. Orada kutsal emanetler konusunu kısaca işledim. Ya yani şöyle bir gerçekliği var. Şimdi 4. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda yapılıyor bu meydan ve sütun. O yapıldığı dönemde şimdi şöyle bir durum var. Ya orada sadece kutsal emanetler derken bunu Hristiyanlık için kısmını ayırmayalım. Pagan kısmı da var anlatılan.
Yani onu da göz ardı ediyorlar. Şimdi Konstantinus'u ben o yüzden diyorum. Hani şimdi çünkü onunla ilgili olarak da yıllardır bir çalışmam var. 13 yıllık. İstanbul'daki egemenliği döneminde Konstantinopolis'in gelişimi, şehri ve kendisini ele aldığım bir çalışma da var. Şimdi orada Konstantinus anlatılan o ki Palladion adı verilen Athena'nın bir heykeli vardır. Bunun normalde ahşap olması gerekiyor. Öyle söyleniyor. İşte Troya'da bahsedilir. Hı hı. Ardından işte bir ara İtalya'ya gitmiştir. Sonra tekrar Konstantinopolis'e getirilir falan filan. En sonunda işte Konstantinus'un onu inşaat sırasında sütununun altına yerleştirdiğinden bahsedilir. Şimdi o bir. Şimdi o Hristiyanlıkta hiç bilgisi yok. İkincisi, orayla ilgili bahsedilen kutsal emanetlerin sayısı oldukça kabarık. Altında bir küçük bir mekan olduğu söyleniyor. Bu mekan içerisine yerleştirilmiş. 4. yüzyılın sonlarında, 5. yüzyılın başlarında kitaplarını yazan bir Sozomenos vardır. Bir Sokrates Skolastikus vardır. Birkaç tane daha yazar var. Bunlar birbirlerini tekrar eder vaziyette bu kutsal emanetlerden bahsederler. Fakat en erken bahseden kaynaklar ki bunlardır. Ya bunlarda bir baktığınız zaman sadece birkaç tane kutsal emanetten bahsedilir. Onun dışındakilerden bahsedilmez. Ama şimdi bunu yazanlar Hristiyan yalnız. Şimdi buradaki nüansları biraz görmek lazım. Yani Palladion'dan bahsetmek durumunda da kalıyorlar bu arada. Zorlama sebeplerden veya çünkü göz göremezsin. Aynı Konstantinus'un mozoleonunu, mezar yapısını anlatırken havarilere falan benzetiyorlar. Ya şimdi 12 panteonlu bir pagan inanç vardır. Şimdi onu mesela o gözle görmek istiyor diğeri. Haberleri şey yapıyor. Aynen o gözle tamam. Görmek istiyor. Ama çünkü bir pagan yazıcı olsaydı başka bir mesela şey Konstantinus'un... Abi geçiş dönemi yani gömülme, sembolizm kimli, evet, çok değişmiyor. Konstantinus'un gömülme töreni vardır mesela. Birebir anlatırlar. Bunları da anlatanlar Hristiyanlar. Nikomedia'da ölmüştü. Nikomedia'dan Konstantinopolis'e nasıl getirildiği, sarayda nasıl bekletildiği... ki o dönem mesela Roma imparatorlarına has bir şey vardır. Ölen imparatorun anısının daha doğrusu kendisine saygı gösterilmesi için bal mumundan bir heykeli yapılır. Ve o halka gösterilir. Halk da isteyenler geçer, saygıda bulunur. Şimdi bunların tümü gerçekleşiyor. Kendisini altın bir tabut içerisindeki altın Sol Invictus'un çok önemli bir şeyidir, sembolüdür renk olarak. İşte İstanbul'daki altın kapıdan tuttu o ilk altın kapı onun dönemine aittir. Altın. Yani kısacası şunu anlatayım. Ya ondan ziyade aslında çemberli taştan ziyade Ayasofya'da kutsal emanetlerin çok önemli bölümü vardı. Şimdi mesela bunları özellikle de o Perotafur'dan bahsetmiştik. Yeri geldiği için şimdi söyleyeyim olayı. Tamam. Şimdi Perotafur İstanbul'a geldiğinde daha henüz fetih olmamış. O yüzden de en önce girmek istediği, gitmek istediği yer Ayasofya ve görmek istediği şey de kutsal emanetler. Hatta sırf bunun için nüfuzunu kullanıyor ve o dönem İmparatoriçe'den izin alıyor. O da birini özellikle görevlendiriyor ve o sırada işte olayları cereyan eder şekilde hepsini sırayla anlatıyor işte. Mahfazalarını dahi anlatıyor. Ne kadar özel ve önemli olduklarını, işte açılışlarını falan. Şimdi bunu anlattıktan sonra ben pası Erhan'a atmak istiyorum. Çünkü onun son kısmı var. Latince bir kitabeyle bağlanmış olan çok özel bir ayrıntısı var. Osmanlı tarihini o kadar yakından ilgilendiren bir konudur ki. Ama benim. Asıl daha önemli bir şey var orada. Yavaş yavaş geliyor. Senin için de diyor ki... Kutsal emanetlerden genel dilim de. İsa'nın çarmıha gerildiğinde böğrünü delen mızrak. Evet ya. Ayasofya'da. Onu görüyor. Sonra Mangana'ya gidiyor. Yani. Onu görüyor. Ve bu 1400'lü yıllar. Ardından mesela yine İsa'nın kafasına konan dikenli taçtan birkaç tane diken. Artı elbisesi. İsa'nın çarmıhından bir parça, bir kaftan ki diyor bunun şey olması gerekiyor ama diyor mor renk olması gerekiyor ama diyor rengi gitmiş diyor mor değil. Mesela ona da bahsediyor. Onun dışında yine İsa'ya ait, bu çok önemli çünkü bu hala İstanbul'da. Önce kırbaçlatılıyor valinin emriyle. Normalde kırbaçlattıktan sonra serbest bırakılacak. Fakat serbest bırakılmıyor malum. O kırbaçlatılırken bağlandığı sütun. O Ayasofya'da o sütun daha sonra fetihten sonra
Ayasofya Camii'ye dönüştürüldüğü zaman oradan alınıp önce Havaryon'a, yani Havariler Kilisesi'ne taşınıyor. Ardından da Pamaharistu Manastırı şey yapılınca, patrikhane yapılınca oradan Pamaharistu'ya taşınıyor. Bunu o seyahatnamelerin anlatımlarından biliyoruz. Takip etme şansımız oluyor. Oradan da patrikhane ile beraber önce işte Vilassaray'a, oradan da günümüzde patrikhaneye taşınıyor. Mevcut. Bugün mevcut Ayayorgi Kilisesi'nde ziyaret ediliyor. Ve şimdi o Aziz Longinus çok önemli. Hı. O niye? Kısımda Erhan'a isterseniz bir dönelim. Hadi bakalım Erhan. Şimdi ya bir başta alalım şu. Beklediğimiz şey. Şimdi son bir saat şöyle biraz uykuyu açıp eğlenceli bir yerlere gidelim. Lütfen buyurun. Vallahi ya biraz eğlenelim şurada. Ben biraz efsanelere gireyim. Eyvallah. Biraz böyle eğlencesine girelim. Şimdi birincisi kutsal emanetle evet çok önemli, çok güzel açıklandı zaten. Hı. Ya işte azizlere ait rülük dediğimiz, Türkçe'de bakiye diyorlar. Eşyalar, kemikler, şunlar bunlar. Ya da kutsal kitapta adı geçen kişilere ait eşyalar. Şimdi o dönemde bir kilisenin de muteber olması için içinde bir rülük ya da kutsal emanet bulunması gerekiyor. Evet, Murat'ın dediği gibi ilk başta az kutsal emanetler zamanla geliyor. Bunların ritüeli var aslında yani. Bayağı bir ritüeli var. Mesela Anadolu'dan geldiği zaman İşte Pendik, Kartal, oralarda bekliyor. Oradan bugünkü Fenerbahçe burnuna geliyor Hieron'a. Kutsal emanet. Oradan imparator geliyor, tabut gibi taşıyor falan. Bunların da bayağı bir ritüeli var. Aşamalı yani. Aşamalı. Yani Anadolu'dan geliyorsa işte Yahya'nın rölükleri gibi falan bir şey var. Şimdi bu kutsal emanetler İstanbul'da hani 1200'lü yıllara geldiğimizde birçok kilisede var. Latinlerin işgalinde hangilerinin gittiğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Şimdi Robert de Clery var mesela. Hı hı. La Prise de Constantinople diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrilirken bazı hatalar var kitapta. Nea Ecclesia diye şey yapmışlar. Emanetlerin bulunduğu yeri. Nea Ecclesia olmaması lazım o kilisenin. Başka bir Maria Farus, Stefano falan bir şey olması lazım. Onu tartışırız sonra. Çok ayrıntılı. Ondan sonra burada ne buluyor mesela? İsa'nın yüzünün çıktığı kefen izini. Hmm. Bu Torino'daki Torino kefen dedik. Torino hmm. kefen. Ama o nereden gidiyor oraya? Ha işte. Ondan sonra İsa'nın kanının konduğu kristal kap. Aynı kristal kap bir 15 sene önce falan Avrupa'da bulundu. İşte bir takım başına konan taç. Taçın da öyküsü ilginçtir. O taç Latinlerin eline geçer. İstanbul'da saklanır. Burada Latin Krallığı kurulduğu zaman o alır ve Latin Krallığı içinde saklanır. Ama yıllar sonra 2. Boğdin'de parasız kalınca Kral Saint Louis'den para ister. Fransa'dan. Saint Louis'de der ki rehine vereceğim, tacı ver. Taç gider Fransa'ya. Ondan sonra Saint-Chapelle onun için yaptırır Saint-Chapelle. Hı hı. Taç orada kalır zaten. Parayı hiçbir zaman ödeyemez. Ama onun dikeninden parçalar daha sonra Fatih'in odasında vardır. Onu bir Dominiken mi Fransızken mi rahip geldiğinde iki tane görürler. Yani hepsinin bir hikayesi vardır aslında. İşte bir yıl başka şeyler de vardır orada. Robert de Clery onun tek tek listesini verir. Evet. Bunlar gittiler. Yok olan şeyleri biliyoruz. Athena, Tunç Athena heykeli meşhur. Hı hı. Latin istilası döneminde şey oluyor. Çoğu eritiliyor zaten. Eritiliyor, metal sikke olanlar oluyor. Falan gidiyor. Bugün Ayasofya Deneyim Müzesi'nde bir tane sikke duruyor galiba. Tek sikke o değil mi Latinlerden kalan? Latinlerden kalma. Onu da orada görebilirsiniz. O da çoğu da işte İstanbul'da eritilen o eserlerden çıkma sikke. Ondan sonra o öyle bir facia. Ama bu kutsal emanetlerden büyük bölümünü zaten çok iyi anlattınız. Hepsi şeyde, Avrupa'ya gitti ama ondan sonra tekrar... Ebersold'un bir kitabı var, koca bir cilttir. Evet. İstanbul'dan batıya nasıl gittiler? Hangileri batı İstanbul kökenli olduğunu iddia ediyor? Evet, ne yazık ki PDF olarak bulabildim, kitabı bulamadım. Olursa çekerim korktum. Ondan sonra şey... şimdi... Ama 1261'de tekrar gelir Bizans. İşte o zaman tekrar bazı emanetler yeryüzüne çıkar. Bunlardan içinde tabii artık hikayelere girelim buradan sonra biraz hikaye olsun. Pratafur'da çok ilginç anlattığı bir tane vardır.
Ayasofya'ya gider, Ayasofya'yı gezer adam. Gezerken bir tane keşişle karşılaşır. Keşiş der ki buna, ne der? Ahit sandığı der, aşağıda der. Yok artık. Evet. Bu hikaye kısmı. Ahit sandığı aşağıda der, içinde işte omanla denilen ekmekten parçalar, on emir falan duruyor der. Şimdi bu ilginç bir olay. Çünkü Bizans'ta da böyle, Osmanlı'da da böyle. Bizimkiler de böyleydi. Gelen turistlere böyle hikayeler anlatılır hep. Hı hı. İşte ahit sandığı var, o var, bu var. İşte hatta 19. yüzyılda üst katı gezerler, gezginler onlara mozaik satılır. Ayasofya'dan bu biraz korkutuyor beni. Maalesef. Yani bu hikayeler çok kıymetli olmakla birlikte. Aslında evet, herhalde hepsi. Seyyahlar da bunu yapıyor. Bu efsanelerden bahsederseniz gerçekmiş, kitabınız daha çok yazıyor. Okunuyor. Evet. Eyvallah, bunlardan bahsedersek ya da bu yer altındaki gizemler, tüneller, tabii şehri birbirine bağlayan bu devir, şeylerden bahsedersek. Şeyler. Bunlar gerçek olmasa bile muhtemelen sizin programı da sabaha kadar seyredecek güçlü bir şey bulabiliriz. Ama biraz da bizim kentimizin girelim. Muhteşem hikayeleri olduğu için gireceğim, benim aklıma kalan hep şey... diyorum ki bunları ne? Anlatırsak onların da sanki şeyi olur. Neyse ben sabote edeceğim sizi. Yani, çok güzel bu şey devam edeceğiz de şimdi hazır bir hikaye ve reddetme kısmında. Reddetmiyorum. Yok. Dediğim gibi hani bunlar da ilginç ama ya biraz öbür tarafını da konuşsak galiba ya, o da çok heyecanlandırır. Şu da çok konuşuluyor son zamanlarda. Yani gerçekten iki kıtayı birbirine bağlayan deniz, şeyden bahsetmiyorum. Avrasya bilmem neden. özellikle Sarıyer aşıklarında yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün biraz aşıklarında böyle bir tünelden bahsediyorlar. Ben hiç duymadım. Yani, siz duymadınız. Güzel çıkan varsa ama şimdi yani. Bir şey var. Yani, şimdi orada tünel olsaydı ne işe yarayacaktı? Persler İstanbul'u almaya geldikleri zaman yani daha doğrusu İstanbul'un üzerinden geçer. Tabii ki yani orada uğraşıp da gemileri birbirine bağlayıp bir köprü yapmakla uğraşmazlardı. Ya da başkaları uğraşmazlardı ya da çok daha komik bir şey. Ya da bir kaynakta geçerdi Allah için bir tek kaynakta. Heraklius. Heraklius'un Bizans İmparatoru Heraklius'un belli bir yaştan sonra sudan korkusu gelişiyor. Bir su korkusu gelişiyor. Hmm. Mesela bir Pers seferinden dönüşü sırasında karşıya geçecek. Şimdi eğer o tünel olsaydı rahat rahat geçerdi. Ama bunun yerine yine gemileri yan yana dizerek etrafını da ağaç dallarıyla kapatarak ki öyle bir kapatmışlar ki at sırtında geçiyor tabii. Ve o şekilde geçmezdi aslında diye düşünüyorum ben. Tamam. Böylece Boğaz'ın girişindeki tüneli derdest ettik, kurtardık ondan. Ondan çok kurtardık. Gerek de olmayabilir. Zaten teknolojik olarak da orta çağda sanırım böyle bir şeyi yapmak mümkün değil. Ancak bugünün mühendisliği bu sorunu çözebiliyor. Yani Avrasya muhteşem bir şey. Marmaray onlar evet. Herhalde çok etkileyici mühendislik işlerini gösteriyor. Olsa çok onlar sayesinde de bayağı bir şey çıktı. Eski İstanbul'u da anlamaya çalıştık değil mi? Ya, müthiş herhalde ya, tabii dünya tarihinin şu son 20 yılın, 50 yılın belki en önemli dünyadaki arkeolojik kazılarından biridir. Mesela onları çok konuşmak lazım. Yer altında İstanbul'un neler saklı olduğunu bize gösterdi. Yani 50 bine yakın envanterlik malzeme çıktı. Acayip şey. İstanbul Arkeoloji Müzeleri böyle müthiş kahramanca bir iş yaptı ve gerçekten... Ve çok kısa sürede yaptı. Yani çok evet. İyi bir şekilde İstanbul Üniversitesi'nin koruma bölümü de Ufuk Hocalar, Sait Hocalar büyük katkı sağladı. Ama Arkeoloji Müzesi bütün personeliyle bir sürü arkeolog inanılmaz bir şeyle gerçekten Yenikapı'da, Üsküdar Meydanı'nda, Cağaloğlu'nda, İstirkeci'de, İstanbul'un her köşesinde müthiş şeyler buldular ve hani bu keşifler öyle enteresan veriler elde edildi ki daha uzun yıllar yayınlanacak herhalde. 37 tane gemimiz var. Evet. 50 bin civarında envanterli malzememiz var. Bir de bir şey söyleyeyim. Binlerce henüz çalışılmamış malzeme var. Bir de bir şey mesela, Erken İslam'a kadar yani Kur'an arkeolojisine kadar malzeme çıktı Yenikapı'da. Mesela, bu şehri kazarsanız her şey çıkabiliyor. İstanbul bir marka ya. Dünya genelinde herkes tarafından çok iyi bilinen. Şimdi... Arkeolojide yapılan İstanbul'la ilgili bir keşif bütün dünyada yankı bulur. Bunu bir turizm dönüşü olarak görürsünüz. Alırsınız işte hani ekonomik olarak da desteklersiniz. Fakat bir yerde inşa etmiş olduğunuz yeni bir binanın herhangi bir yankısı yoktur. Ama onu da eğer iyi bir mimarla
dünyanın önde gelen bir mimarıyla çalışıp yaparsanız o da dünyada tanınır. Hayır, konu hani değil. Onu da biraz ihmal ediyoruz. 300 sene sonra falan en azından. Yok, hayır, bugün konu, bile konu basit, hani basit yaşayan konu bir mimarın değil. Hatırasını izlemek için hani Roma'da vardır. Gittiniz ama mi orada Roma'da, görmek için onu Roma, görmek için gidersiniz. Roma, ben Roma ile İstanbul'u karşılaştıramıyorum. Kusura bakmasın. Ya hazır buraya girmişken özür dilerim. Şu katakomb meseleleri yani yer altı mezarları meselesi. Ya bu kadar her şeyden bahsettiğimiz İstanbul'da katakomb yok mu ya? Yani yeraltı mezarları yok. Yani bizim şeyde İtalya'da... Hipoje var ama hipoje var. Evet. Ama bugün bunlar Silivri Kapı'da gelen... bağlı değil. Evet. Koridorla. Evet, öyle şeyler değil ama sarnıç olarak kullanılan hipojeler var. Evet. Silivri Kapı'da, Ayasofya'nın orada var. Yani o tür mezarlar yok değil. Çemeltaş'ın orada var, Helenistik dönemden kalma. Ama bu tür yeraltı mezarı. Silivri Kapı en muhteşem. Ama Erhan şey unutuluyor. Şimdi İBB güzel bir düzenleme de yaptı sanırım. Artık o hani İstanbul'a kazandırılması gereken 80'lerde bulunmuş bir hipoje hala şey yapılamadı. Başına da çok kötü bir sürü şey geldi. Bütün ama, içki, içsiz, şimdi cinayet. Çok güzel bir düzenleme yapıldı etrafında. Onu da gidip bir görmek. Hakikaten lazım. Bütün İstanbulluların vazifesi olmalı. Ama şu var yalnız mesela biz bu katakomb konusunda konuşurken mesela o zamanki Konstantinopolis'te Roma'yı bir arada düşünmememiz lazım. Çünkü katakomplar zaten Hristiyanlığın kabul gördüğü döneme kadar çok yaygın olarak kullanıldılar. Zaten İstanbul başkent olduğu yıllar zaten 300'lü yıllar. Yani zaten Hristiyanlığın serbest bırakıldıktan sonraki yılları. Ama onun öncesinde başkent Roma'ydı. Hristiyanlığın Roma'nın kalbinde yayılma çabaları. Başta işte Petrus ve Paulus olmak üzere oraya gitme sebepleri buydu zaten. Dolayısıyla da Roma'da bunun kökleşmesi, işte insanların sadece mezar yeri değil bu arada katakomplar, içerisinde çeşitli mekanlar da var. Başta şapeller olmak üzere. Yani bir nevi yine oradaki gizli bazı semboller vasıtasıyla anlaşan yeni dinin mensuplarının buluşma noktası da oldu. Yerin altında değil mi bunlar? Yerin altında. Oh, bunların geldi. Da bizim kısmı VIP'de. Kayalara oyulma değil mi? Evet. Hani coğrafyanın da müsait olması gerekiyor. Mesela İstanbul'da öyle oyulacak kaya var mı bilmiyorum. İstanbul'la ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu sanırım De Lua söylüyor 17. yüzyılın başlarında. Diyor ki Boğaz'da geçerken bir yerde diyor ki bir tane mağara var. İşte halkın söylediği kadarıyla diyor bu mağara yedi uyurların mağarası. Yani İstanbul'da arkadaş, her yerde uyumuşlar. İstanbul'da da böyle bir söylence varmış. Tarsus'ta, Elbistan'da, Efesos'ta. Yani hangisidir acaba doğru olan? Tarsus'ta olan mı yoksa şey Elbistan'da olan mı? Efesos'ta şeydi, olan mı? Efesos'ta olan mı? Değil mi? Yani yedi uyurlar her yerde var. Her yerde uyumuş. Ya bir enteresan bir şey. Teoloji çok ilginç. Her sahiplenme tarafa da daha çok. İnsanlar belki de ev sahiplenme meselesi. Şu şeyi atlamayalım. Longinus'u da atlamayalım. Yok yok, onu da atlamayalım da şeyi atlamayalım özellikle. Yani tüm demin beyefendiden bahsederken şu Sam Barnabas'ın mezarının bulunması hikayesi, bu önemli bir hikaye. Tamam yine bir söylence gibi olabilir ama bulunmuş, somut. Orada duruyor yani. Bir şekilde biliyorsunuz hatta değil onun, mi o hikaye? Onun yakınında da şey vardır. Hemen aslında gömüldüğü yer bir nekropol alanı. Evet. Hemen yanı başında kaya mezarları vardır. Var. Kayalardan uyulma pek çok erken Hristiyanlık dönemine ait. Yani Hristiyanlığın daha yeni yeni işte genişlediği dönem. Çünkü Kıbrıs biliyorsunuz şeye çok yakındır. Hristiyanlığın geliştiği işte bugünkü İsrail Filistin toprağına çok yakın. Oradan geçmeleri, gidip gelmeleri, organik olarak bir şey paylaşımlarda bulunmaları gayet doğal. Özellikle de Salamis o dönemlerin çok önemli şehirlerinden çok biri ve Kıbrıs'ta. Evet. Bu da zaten Salamis'te ve orada nekropol alanında bir kaya mezarı. Neredeyse içinde, kaya şey özür dilerim kral mezarlarına da yakın yani. Kesinlikle. Baya baya. Ama burada mesela güzel bir ayrıntı daha var. Yani şimdi Barnabas'ın adına zaten orada bir manastır teşkilatı kuruluyor. Gelişiyor. Hatta manastırın eski 4-5. yüzyıllara ait kalıntıları da var. Döşeme, mozaik kalıntıları falan da vardır. Yapı yıkıldıktan sonra bugünkü yapıyı yanlış hatırlamıyorsam 16-17. Yüzyıllar civarında inşa ediyorlar. Fakat yani mozoleum yapısı da öyle. Üst yapı itibariyle yeni zaten. Ancak önemli olan yine bir kayaya uyulmuş olması. Dromosuyla bir geçiş. Bayağı da inmişler. Kesinlikle inmişler. Yani tamamen o dönemlere ait yani Roma döneminin tipik bir kaya mezarı örneği.
Hani bunu çok rahatlıkla söylemek mümkün. Zaten Barnabas biliyorsunuz Kıbrıslıdır, Salamislidir. Tabii tabii bir şey aslında değil mi? Bir Yahudi bir şeyde. Orada ki söylencede hani rüyasına girer kimin? Hatırlamıyorum. Bir gene yine bir din. Yine bir Bizans hatta ilk yani küçük İstanbul ismini taşır Aziz Barnabas'ın bulunduğu yer. Sonra gerçekten de hani o rüyanın izini sürerek adamın mezarını bulduklarını söylerler. Bu da yani hani müthiş bir şey ama bir yandan o Barnabas İncil'ine götürür bizi. O Barnabas İncil nerededir şimdi? Veya Barnabas İncil'leri. Ya da İncil'leri nerededir, kim okumuştur? Tam anlattığınız gibi tam arkada hemen bu binanın hemen dibinde evet, yer alıyor. Evet, ilginç. İşte bu sonradan yapılmış olan. İlginç bir gerçekten orası mıdır bilmiyorum. Tabii öldürülmüş bir adam. Oraya atılmış bataklık bir şeyde. Bulunuyor sonra. Bulunuyor ve işte. İşte bu da manastır. Burada da evet. Ve burada da benim birkaç tane fotoğrafım vardı. Ve yani klostrofobik bir adamım. Oraya nasıl indim? Niye indim? Niye çıktım? Onu da anlamıyorum ama o da arkeoloji merakı işte. Barnabas İncil'leri nerede şu anda? Yani çok. Ben de değil. Girmeyelim çünkü girmeye çıkamayız. O malum kişinin dinlerse diyalog uydurmasının bir parçasıydı o. Ciddi misin? Tabii ki. Yani onun öyküsü çok değişik. Ya Aziz Barnabas'ın öyküsü de çok dramatik tabii. Adam önden bir roman yazıyor sonra ciddiye alarak yazıyor falan filan. Herkes bir ciddiye alıyor galiba. Evet yani eski bulunmuş bir orta çağlarda yazılmış bir Barnabas'tan etkileniyorlar. Çok karmaşık. Gerçekten var mı yok mu? Siyasi birçok şey var ama evet. Tarihsel gerçekliği yok. Barnabas İncil'i diye dolaşan da uzun zamandır orta çağlarda yazılmış bir şey. Çok sonradan. Evet. Yani yüksek ya ölçü birimleri, coğrafya falan orta çağa ait. Zaten yani hani konsülden ne çıktı ne çıkmadı bilmem ne falan çok kanlı geçmiş zaten bu türlü. Ya o öyle de değil yani öyle kitaplar geldi okudu değil. Tomus dediğimiz rulolar var. Evet. Rulolar. Her topluluk kendi inancını yazıyor. Çoğu da kendi pagan düşüncelerinden etkilenmiş. Hani İncil bile demek doğru değil yani. Öyle Tomus'ları şey yapıyor. Beni ikna etti. dinleyenlerde ikna olduysa tamam. Hiç sıkıntı yok. Ama o da hani yerin dibinde olduğu için kısmen bizimle ilgiliydi. Nerede kalmıştık aslında? Güzel bir şey konuşalım. Longinus'tan bahsedecektik. Bahsedelim abi. Çünkü çok önemli. Ben topu Erhan'a atmıştım. Çünkü hem Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir detay saklı. Nedir? Longinus'un, Aziz Longinus'un mızrağı. Anlat sen. Yok onu sen. Ya aslında Longinus'un mızrağı şey işte Hazreti İsa'nın böğrünü delen mızrak aslında Roberto Clary'nin listesinde geçer. Yani Haçlılar tarafından gerçekten kaçırılmıştır İstanbul'da diye kaçırılmıştır. Geçer. Ama ondan sonraki dönemde ilginçtir. Şeyde tekrar Ayasofya'da çıkar ortaya. Bir Ayasofya'da çıkar ortaya bir seyyah. Ayasofya'da bunu gördüğünü söyler Longinus'un mızrağını. İkinci olarak da deminki Manganasa ve Ayaorgi Manastırı'nda geçer. Her iki tarafta da görüldüğü söylenir. Mangana önemlidir. Mangana çok önemli. Yani mangana yani hikayesi işte arkeolojik olanın, açıdan arkeolojik açıdan da İstanbul'un en zengin alanlarından biridir. Ama artık kapatılıyor bildiğim kadarıyla. Bugün yok. Topkapı Sarayı'nın içerisinde yani, inşallah en kısa zamanda Milli Saraylar'ın yönetiminde en kısa zamanda açılır. Bir arkeopark olarak açılmaya hazırdır. Hani aydınlatması bile tamam ben yani. Şey yapılır. Orası bir askeri bölgeydi. Benim yüksek lisans dizim Mangana Manastırı'dır. Ben orayı ziyaret ettiğimde bir askeri birlik oradaydı. Hep sözünü ederim. Evet ama çıkarım. Çok meşhur. Onun yani, onayı kapatan da benim babam. Evet. Yani şey değil. Yani babamdan kaldı bana İstanbul'un işgal yıllarında tabii kalabalık bir şeyle geliyorlar. Arkeolog heyetiyle de geliyorlar Fransızlar. Onlar Demangel isimli bir askeri arkeolog kazılar yapıyor. Ernest Manbore'nin yardımıyla planlar çiziliyor. Ama Allah'tan Müze-i Hümayun bu kazıları çok sıkı takip ediyor ve çok şükür büyük ölçüde eserler İstanbul arkeoloji müzelerine taşınıyor. Bu kez gitmesin diye. Çok şükür korunuyor. Diye. Ama işin ilginç olan yanı sonrasında da alan hep dikkat ediliyor, bakılıyor. Askeri bölge içinde kalıyor. Bizim komutanlarımız aslında arkeolojiye çok büyük hizmet ederler. Burası da İçtedarik Bölge Başkanlığı iken
birçok kıymetli komutan. Ben isminiz bazen zikrederim. Ali Tekmen binbaşı. Hı hı. Sonra o zaman binbaşıydı tabii, sonra rütbesi yükseldi. Orada bu kalıntıların temizlenmesini sağlamış idi. Harikulade. Yani içlerindeki çöpleri çıkardı, atılmış çöpleri. Bir elektrik tesisatı çektirdi. Hı hı. Ve bunlar ziyaret edilebilir hale geldi. Evet. Sonra şimdi de çalışmalar devam ediyor, yapılıyor. Hani bu bölge galiba gelecekte İstanbul'da en çok ziyaret edilen yerlerden olacak. Bugün tamam. İstanbulluların hiç bilmediği, gelecek İstanbulluların en çok göreceği yerlerden biri. Ve altyapılarının en iyi korunduğu bölge İstanbul'un. Hani hiç bu kadar yoğun altyapı yoktur. Onu da söyleyeyim. Yani yeraltı İstanbul'u anlamında bu bölge gibi bir şey yok. Çünkü neredeyse 12 metrelik bir kültür toprağı var burada. Hem arkeolojik tabakalanma müthiş. Hem bunların içindeki altyapılar, sarnıçlar, mahzenler gerçekten çok enteresan. Hiçbir yerde de İstanbul, böyle bir yoğunluk yoktur. İstanbul'un sur içinde zaten 150'nin üstünde sadece sarnıç var. Tespit edilen. Yani 23 tane çalışmalar devam ediyor. Var. Hani belki bu programda azıcık isimlerini de anmak lazım. Bizim Feridun Özgümüş Hoca vardır. İstanbul'da Kültür Bakanlığı'nın izniyle bir yüzey araştırması yapmıştır. Hani bu kadar yoğun yerleşimin olduğu bir kentte yüzey araştırması nasıl olur diyeceksiniz. Zor olur. Ben de ekibine katılmıştım. En büyük şanslarımdan biridir. Feridun Hoca büyük fedakarlıklarla bir İngiliz ortakla yıllarca bu şehrin mahalle mahalle sur içinin her alanını gezdi. Müthiş bir belgeleme yaptı. Hiç kazı yapmadan ama birçok kazıdan daha çok malzeme buldu. 6-7 tane Bizans kilisesinin ilk kez tespitini yaptı. Yani yıkılmış, yok olmuşlar. Mahzenleri, sarnıçları belgeleyebildi, tespit etti. Bence apartman altından çıkıyor. Evet, apartmanların altında kömürlüklerde inanamazsınız. Yani çok şey değil. Hani İstanbul'da çalışmak çok keyifli dersiniz ama böyle kazılar kadar galiba şeyler de çok etkileyiciydi. Şehirde yaşanan garip hikayeler ki şehir halkının birçoğu da bu çalışma müddetince hadi gelin diyordu. Bu İstanbul efsanesi sevilen birbirine bağlantılı tüneller, altyapılar. Yıllarca buradan oraya, oradan oraya gidecek şeyler bulunduğu iddia edildi ama hiçbiri belgelenemedi. Çünkü anlatanların hepsi bir başkası tarafından görüldüğünü ya da belgelendiğini söylüyordu ama hadi götür deyince maalesef bunlar hani bu tür bir şeyde belgelenmede karşımıza çıkmıyor. Program öncesinde konuştuğumuz meseleye geliyoruz. Hani Bizans halkıyla şu andaki İstanbul halkının arasında çok fazla bir aşağı yukarı aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne yani, soruyorlardı Bizanslar? Bizanslar aynı yemekleri memleketin yiyoruz. Memleketin neresi diye soruyordu. Karşılaşan Bizanslı iki insan nerelisin diye sorarmış birbirini. Bugün de İstanbul'da ona göre, çünkü ona göre pozisyon alıyor. Hani herkes hangi memlekettense ona göre bazı ön yargılar var. Hırlı mı hırsız mı? Ona göre işte sarhoş mu, ayyaş mı, yalancı mı, doğrucu mu, hangi mezhepten, hangi şeyden, yoldan yürüyor, onları takip etmenin yolu bu. Ona göre bir pozisyon belirliyor. Mesela bu adetimiz, yahu her şey, hani sokaklarda ettiğimiz bazı küfürler, şunlar bunlar bile antik, bu Bizans'tan kalan şeyler. Hani şu manofiko belki ayıp olacak ama hani baş parmağın işaret parmağıyla orta parmak arasına sokulup sallanması eski bir adettir. İstanbul sokaklarında yapılıyordu. Yani öyle mi selamlaşıyorlar? Selamlaşma değil. Bazen kızdırmak için, bazen işte iyi talih için, birçok amaçla, bazen de küfür etmek için kullanılıyor. Birçok küfür galiba oradan geliyor. Oradan geliyor. Tabii ya, bir kentin sürdürülebilir olması şey de odur. Yani yemeklerimiz, şunlar bunlar çok eski benziyor. Gelenekler oradan yaşıyor, devam ediyor ve bu kentte kolay kolay unutulmuyor. Yani biz Asya'dan gelirken bir sürü çok ilginç geleneğimizi de buraya getirdik. Tabii ki İslam inancıyla birlikte bütün İslam dünyasının gelenekleri de buraya geldi. Ama burada bulduklarımızı da çok iyi koruduk. Ve aslında bunlarla da hep bir ilişki içerisine de girdik. Mesela bu altyapıları Osmanlılar ne yapıyordu, ne kadar merak ediyordu, ne yapıyordu, bunlarla ilgili bilgileri neydi? Bir taraftan onu da merak etmek gerekiyor. Yani bir tek biz etmiyoruz. Var mıydı? Var mıydı? Bundan ilgili de bir hanımefendi son yıllarda tabii şey gene Fırat Hoca ile çalıştı. Arzu Ulaş'ı belki anmak gerekiyor. O da bir yüksek lisans tezi hazırladı. Bu hanımefendi de birçok altyapıya girdi. Osmanlı arşivinde bu mahzenler ve sarnıçlarla ilgili belgeleri toplayarak büyük bir açığı tamamladı. Bence o da çok ilginçtir. Yani ilk kez biz merak etmiyoruz. Tabii Murat Bey
çalıştığı kurum itibariyle çok şanslı. Birçoğunu ilk önce görenlerden, girenlerden ama... bunları bu da çok tatlı bir şey değil mi? Evet, çok. Ama yani. Osmanlılar hiç şüphesiz şeydi, onlar da biliyorlardı bazılarını. Bu hanımefendi o belgeleri toplayarak Fırat Hoca ile çalıştı. Çok güzel bir tez hazırladı. Yayınlandı da bu tez. Hı-hı. Sanırım o da anılmalı. İstanbul'da hani bu merak eskiden beri vardı. Galiba bundan sonra da devam edecek. Ne mutlu böyle bilim insanları. Yani çalışmalar, yani İstanbul çalışanlar şeydir, ya geçen ciddi bir, çalışıyorlar geçen yani. Geçen bir belgesel çekimi sırasında ki belgeselde Halif Fehmi de var zaten. Bu sarnıçlardan iki tanesine girdik. Yani sarnıçlara giriş çıkış zaten çok zor. Hı hı. Çünkü özellikle böyle bir giriş kapısı, işte merdivenli sistem. Öyle bir şey beklemiyoruz. Yok. Hı. Yani yukarıda havalandırma bacasından aşağıya iniyorsunuz. Gemici merdiveniyle inmeniz gerekiyor. Çok kötü. Bazılarına çok ben iyi sığmıyorum maalesef. Yani çok ama o benim de başıma geldi. Yani meraktan ölüyorsunuz fakat şey çok küçük ve asla bence içine giremiyorsunuz. Hipodromda yani da sığamadım bir yerden geçemedi. Hipodromun altından geçti. Aradaki zaten biraz kilolu arkadaşlardan bir tanesi zaten girmeye göze alamadı. Orada bu işi aydınlatmayla uğraştı. Ama mağara, profesyonel mağara ekibi bizi şey yaptı orada. Güvenlikli bir şekilde. Yani çok zor. Şeyde de zaten Osmanlı'da sarnıçlardan özellikle zaten fazlasıyla faydalandı. Özellikle de iki açıdan faydalandı. Birincisi mesela işte bağ, bostan vesaire gibi yerlerde sulama amaçlı olarak faydalandı. İkincisi de özellikle de 19. yüzyılda, tabii Avrupa'da artık 19. yüzyılda sanayi devriminin çok önemli aşamaları kaydedilirken Osmanlı'da geri kalmamak adına bazı işletmeler açtı. Bu işletmeler arasında özellikle iplik konusundaki, ipek konusundaki çalışmalar vardır ve bunların bir kısmı en azından bu sarnıçlarda yapıldı. Yani sarnıçlar aynı zamanda ekonomik bir değer olarak da, bir karşılık bir olarak da tabii tabii kullanıldı. Ama onlar kuruyan, öyle kuru sarnıçlar galiba bir, değil mi? Öyle bir, İçinde suyu kalmayanlar çok, galiba. Zaten çok fazla hani kullanılabilir durumda, içi çok geniş olan, rahat olanlar kullanıldı. İşte ne bileyim Sultan Sarnıcı gibi işte. Yani diğer iki tane kıymetli doktora tezi de var. Özkan Ertuğrul'la Kerim Altuğ'u da hatırlamak lazım evet, galiba. Aynen. Sarnıçlar doktora tezi oldular. Yani İstanbul'daki bu çok sayıda sarnıç. Bir de tabii Hülya Tezcan Hoca çok Topkapı Sarayı'ndakileri belgeledi. Giderim İnanılmaz sayıdadır. Doktora tezi olmaz yani o da azalıyor ya. Bir kamu spotu verelim buradan. Saat değil mi? Ya bir ya zaten bir şeyi de burada aslında belirtmek lazım. Hı. Şimdi bu kadar çok sayıda sarnıcın olmasının bir sebebi var zaten. Susuzluk. Hani insanlarımızın biraz bunu düşünüyor olması gerekiyor ve yatırımını da buna göre yapması gerekiyor. Çünkü şimdi geçmişte sadece işte ya su az geliyor, zaman zaman bir kuraklık yaşanıyor. İşte biz bunları depo edelim mantığı elbette ki çok fazla. Fazlasıyla vardı ve insanlar bunu depo ediyordu. Mesela akla gelen sorulardan biri de ya bu bekletilmiş su zamanla işte bakteri oluşacak şudur budur ama Roma Bizanslılar bunu zaten çözmüştü. Çünkü orada özellikle de sıva üzerine vurmuş oldukları kireç katkılı malzemeler orada mikrobik şeylerin canlanmamasını sağlamaktaydı. Ve böylelikle de zaten kullandılar ve özellikle de sarnıçların ikinci yapılma sebebi de kent arada bir kuşatılıyordu. İşte Avarlar kuşattı, Bulgarlar kuşattı karadan. İlk yaptıkları şey de kentin suyunu kesmekti zaten. Su kemerlerini tahrip etmekti. Bunun da en kestirme yolu bütün depoların dolu olmasıydı. Daha çok karşı koymak için, direnmek için vesaire vesaire. Su biterse şehrin dayanma imkanı yok ki İstanbul'da neredeyse 15. yüzyıla kadar bunu sağlayabildiği için, dayanabildiği için durdu çünkü inanılmaz sayıda yani Roma'da, Yunan'da, şeyde Osmanlı dahil bu işe çalışmışlar. Su politikası diye bir şey var yani. Yani çalışıyorlar inşallah bizde de gelişkin bir şekilde olur. Bizde yağmur sularını çok daha iyi değerlendirebiliriz. Tabii yağmur suyu yasak artık dünya bunu konuşuyor. Tabii yani yapıyorlar. Sürekli yani akıtmaktan ziyade apartmanların üst tarafına yağanlar için apartmanların işte bahçesinde veya bir yerlerde su toplama havuzları en kısa zaman içerisinde bence geniş çaplı olur. Biraz aşk olsun en üst kata geçtik. Galiba. Yerin dibini konuşurken sarnıçlarda, bir anda en üste çıktı. Ama bu çok bağlantılı. Bu sistem yaygın. İstanbul'da da vardı herhalde. Silifke'de bazı şeylerde mesela bu Toroslar'da Ayaklı diye çok güzel bir Bizans evi vardır. Neredeyse çatısı hariç ayakta duran bir takım Bizans evleri var. Karakabaklı, Işık Kale, Sinek Kale gibi yerlerde. Bu Ayaklı'dakinde çok ilginçtir. Saçaktan
aşağı kadar bir taş kanalın indiğini görürsünüz. Böyle 8-10 metre devam eder, bir sarnıca gider. Yani binanın çatısından gelecek, küçücük bir alandan gelecek suyu bile doğrudan sarnıcına taşımaya çalışır. Bir 5. 6. yüzyıl evi. Herhalde İstanbul evlerinin çoğu da böyleydi. Su ihtiyacını kendileri Tarsus'a karşılıyordu. Tarsus'a girmişken şu şeye de girelim ya. Tarsus'un altı da doluyorlar. Yani hani bir Anadolu'nun kent. Anadolu'nun en güzel altında kenti. Bir, altında bir kent var. Yani gizemli kazıya pek dalmadan, çünkü gizemli kazıda ne çıktığını az önce öğrendim. Kimse bir bilmiyor. Bilim arkadaşımızdan. Çok üzüldüm. Yani bir şekilde daha böyle büyük şeylerimiz vardı, beklentilerimiz vardı. Hayal o, gibi bir kent. Yani, tabii o, orası da bayağı yer. Altıyla yaşayan, altıyla üstü. En zengin. Mardin'de de kullanılmış galiba bu alt kentler. Mardin'de muhteşem. Mardin. Yani katmanlaşma açısından çok ilginç. Hı hı. Her gördüğünüz Mardin'deki o tabakalanma da çok ilginçtir. Her gördüğünüz altyapı da üst yapıyla aynı tarihte değildir. Yani pekala altı çok daha eski, üstü çok daha yeni, bir sürü yapı ve kalıntıyla da karşılaşıyorsunuz. Hiç bitmeyecek bir şey. Yani ama bizim Türkiye, şimdi aslında elimizde somut yeraltı kenti diyebileceğimiz bir Kapadokya geniş civarı kapsamlı. Ama geniş kapsamlı. Hani yani bir sürü yerde, Manazan'da var, Bayburt'ta var, ama Kars'ta var, böyle içinde yerleşim ama olan bir sürü kayalara oyulmuş şey var. Kapadokya'nın farklı bir özelliği var. Yani Kapadokya topluca çok geniş bir sata. Yani bir taraf Niğde, Aksaray, Kayseri, işte Nevşehir. Bir, çok geniş bir coğrafyada mesela sayısı daha tam olarak bilinmiyor. Hani bugüne kadar yapılmış bazı çalışmalar var ama keşfedilmiş olanlar var. Onun üstüne mesela bazıları kompleks mi değil mi, o da bilinmiyor. Hı. Yani biz hani Derinkuyu, Kaymaklı'yı işte vesaire vesaire konuşuyoruz ama çok sayıda var. Öyle görünüyor. Ama şimdi şeydekiler münferit. Yani mesela Kars'ta Anide de var. Ama kent olaraktan ziyade mesela yemeyiz. Orada Arpaçay'ın havzasında işte yine volkanik tüfler daha yumuşak vari olduğu için oyulmuş olan mekanlar var mesela. Hı. İçinde işte odalar, şunlar bunlar falan var. Ya da işte... Ama İnceiz'de falan da belki bir manastır ya da bir yerleşim yeri. Trakya'da da var. Yani dinsel o volkanik arazi olursa doğru, galiba. Doğru. İnsanlar bundan faydalanıyor. Trakya'da var mı? Ama İnceiz'de var. İnceiz. O da zaten şeyde, Çatalca'nın bir yakınlarında aslında bir aslında şeyi söylerler. Hani biraz evvel İslam'ın bir şeyi var mı demiştiniz. Evet. Şimdi düşündükçe aklıma geldi. Bu mesela kayalara oyma mekanlardan Konya'da da vardır. Bir tane çok ilginç Akmanastır isimli bir mekan vardır Konya'da. Aziz Hariton Manastırı. Bu da kayalara oyulmuş bir manastırdır. Ama en parlak çağı 13. yüzyıldır. Vaktiyle 13. yüzyılda Konya'nın Selçuklu başkentinin yanında bu Ortodoks Manastırı'nın nefis bir kitabesi varmış. Bugüne ulaşmamış ama Selçuklu Sultanı Mesud'un, Bizans İmparatoru'nun ve İstanbul Patriği'nin adı geçen bir kitabe bu. Bu manastır bu zamanda inşa edildi deniliyor Selçuklu Sultanı'nın izniyle. Ama en enteresanı Mevlana'da bu Celaleddin Rumi'de manastırı ziyaret ediyor. Ve Eflaki'nin Menakıbel Arif'inde anlattıklarına bakılırsa o manastırda baş rahiple birlikte manastırın ayazmasında inzivaya çekiliyorlar. Bir küçük yeraltı yapısı var. Orada bir haftaya yakın kalıyorlar buz gibi suyun içerisinde. Her iki kültürde hem Ortodokslar hem Müslümanlar bunu çok her ikisinin kerameti olarak anlatıyorlar. Pek ilginçtir. Ama Mevlana gittikten sonra manastır Müslümanlar için de mübarek olmaya başlıyor. Onlar da gitmeye başlıyor. Müslüman ziyaretçi artınca manastırın içine bir mescit yapılıyor. 13. yüzyılda o mescide de vakıflar yapılıyor. Akmanastır'ın içinde bir mescit var. Çok ilginçtir. İlginç hakikaten. Galiba İnceiz'de Semavi Hoca'nın bir makalesi vardır. İnceiz'deki kaya kiliselerinden birinin içinde de bir manastırdır. Hı hı. Bir mescit yapısı var. Yani bu da çok ilginçtir. Galiba dünyada 3 manastırın içinde mescit vardır. Hı hı. Biri Tur-i Sina Manastırı'nın içinde. Orada Mısır'daki Sina Yarımadası'ndaki, hı hı, o meşhur manastır. Sonra Konya'daki bu Akmanastır. Bir de Trakya'da İnceiz'deki. İkisi bizde güzel. İkisi bizde. Güzel. Araştırsak belki başka da çıkar ama bu da bizim coğrafyamızın galiba tuhaf şeyi. Bizim açımızdan çok kutsal olmasa da hani kayalara oyulmuş mekanları Müslümanlar da bu şekilde galiba kullanmışlar. Tabii Akmanastır'daki mescit mekanını tanımlayamıyoruz ama maalesef belki de bugüne ulaşmadı. Özellikle yarım kaldığı için soruyorlar Longinus'la ilgili konuyu.
Oğlum unuttum. Onu neydi? Ha şimdi o James ben sabote ettim. Çok. Kusura bakma. Yok, hayır. Yani yarım ya, saat önce çok keyifli. Şimdi arkadaşlarım da izliyor bu. Evet, ne güzel, ne keyifli program diye. Evet. Yani bir yandan sabahleyin evet şeyde ekranda olacağım, rahat olun. Yani sabah 7'de yine açılışımızı yapacağız ama niye buradan o, çorba, niye biz çorba içmeye gitmeyecek miyiz? Gideriz. Savaş. Bu orada, yarım kalan şey. Orada mesela Cem Sultan'ın da ölümünün arkasındaki gizemli perdelerden bir tanesi çünkü bu. Bunu Erhan Özelik'te çok İtalya bağlantısı tabii ki var. Aziz Longinus'un Zıra'nın ucu. Oğlum, lütfen o sen daha vallahi ya yok ya konum kaynadı zaten. Gene kutsal emanetlere dönmek gerekecek. Hı. Başa. Hı. Ya Longinus işte dediğim gibi yani şimdi bu kutsal emanetlerin içinde ilk tekrar baştan alayım yani ben de unuttum her şeyi. Roberto Clary ilk tamam. bunu söylüyor. Hı-hı. Ondan sonra bu mızrak diyor İsa'nın böğrünü delen mızrak diyor. İşte o sünger bir de üstündeki kıyafet başındaki taç burada diyor. Önce Ayasofya'da diyor sonra başka seyyahlar bunu şeyde gösteriyor Mangana'da gösteriyor. Mangana ilginç bir yer. Onu anlatacaktım. Onu da unuttum. O biliyorsunuz... Mangana deyince ben lafa giriyorum. Aman bana bakma. Devam et. İmparatorun şeyi içinde aslında metresi için yapılan bir yer. Neydi? Scalaria miydi? Scalarina. Scalarina. Onun için yapılan bir yer. Hatta şimdi oranın ilginç bir konumu var. Bizans'ın silah deposu, arsenal de var. Latinler hemen oraya geliyor. Orada ufak bir hastane var. Tapınakçılar, hospitaliyeler falan. Hatta bir şövalye ölüyor, oraya gömülüyor. Kayıtlarda şövalyenin de oraya gömüldüğü yazılıyor. İlginç bir yer. Aynı kadere, Latin istilasındaki kadere bu kez İstanbul'un işgalinde paylaşacak Mangana. Çünkü silah deposu olduğu için Fransızlar geliyor. Zaten kazı o zaman yapılıyor. Hatta Mambur da başında duruyor kazının. Hmm. O daha sonranın korkunç komutanlarından Şarpi hepsi oradalar. Hatta Mambur'un yazılarında da var o şeyler. Neyse işte orada olduğu söyleniyor. Daha sonra bu Mangana tabii dervişlere veriliyor. Üst yapısı başka binalarda kullanılıyor. Özellikle Topkapı Sarayı'nda falan. Hı hı. Zaten o bölge çok hasar görmüş bir bölge. En büyük hasar zaten 19. yüzyılda görüyor. Çünkü Abdülaziz'in bir lafı var. Şimendifer geçsin de isterse sırtımdan geçsin diye. Hı hı hı. Oradan tren yolu geçince Osmanlı eserleri, hı hı. Bizans eserleri çoğu tahrip oluyor. Öyle yapılmış bir yer. Şimdi mızrak nerede? Bu mızrağın daha sonra bu mızrak üstüne efsaneler çıkıyor. Hatta buna kader mızrağı falan diyorlar. Buna sahip olan dünyaya sahip olacak diye. Bir tane Hitler falan... O noktaya kadar gelmiş onu, mi? Evet, hı. Onu arıyor. Indiana Jones şeyine girmiş. Evet, Indiana Jones şeyine girmiş. Hitler'in elinde de öyle bir mızrak var. Ha. Buldum diye böyle internette resmi var, fotoğrafı var. Sonra araştırılıyor bugün Viyana Müzesi'nde. 7. yüzyıldan kalma. Şimdi tabii ki kutsal emanetlerden bir bölümünü Fatih kendine alıyor. Şimdi Fatih'in böyle bir merakı var. Kutsal emanet, Hristiyanların kutsalları. Hı hı. Hatta Ayasofya'yı kendi üstüne aldığı zaman da bir takım şeyler alınıyor. İki tane keşiş, Fransızken ya da Dominiken karıştırıyorum hep. Onu odasına girdiklerinde, eski sarayda bugün, İstanbul Üniversitesi'nin olduğu eski saraya girdiklerinde Meryem Ana ikonası buluyorlar, görüyorlar. Ününde mum yanıyor. İki tane işte Fatih'in odasına iki keşişi sokarlar mı sizce? Yani değil. Ben de bu, merak ediyorum, bir sorayım. Yani anılarında gelmiş. Yani ona girdik yazıyor. Derler de hani acaba Osmanlı saray adabında... Sultanın odasına... Yok, ama şimdi saray peki, adabı demeyelim. Daha Topkapı Sarayı'nda kalmıyor. Canım. Kendi ben saraylara gidiyor. Ben bile kendi hanemde odama öyle önüne geleni... Öyle, hadi gel, bak demem yani. Başka bir şeyle girmiş olabilirler. Yani hani içeride bir ajan var. Çünkü şeyi var. Çünkü sonuçta eski saraydalar. Daha eski sarayda kabul ediyor o tür insanları. Kendi de Pietro Paolo'ya gidiyor devamlı zırt pırt şey İlk saray şey değil mi yani bu İstanbul Üniversitesi'nin şeyinde yapıyor. Evet. Bayezid. Bayezid'de. Yani tabii bu spekülasyon var. Fatih Hristiyan mıydı? Asla. Yok. Bütün hayatı bir Müslüman gibi. Bir toplamacıydı çok güzel. Sadece şeyi var. Entelektüel. Peki bundan sonra ne oldu bunlara? Ne oldu? Bundan sonra ilginç bir olay var. Bir bölümünü. İkinci Beyazıt. Şimdi... Meşhur hikayedir işte Cem Sultan'la olan
hikayesi. Rodos Şövalyelerinin elinde. Ve Rodos Şövalyelerinin o zamanki büyük üstadı Pierre d'Aubusson hırslı bir adam. Oldukça hırslı bir adam ve Cem Sultan'ı elinde tutuyor. Ama onu aynı zamanda bir silah olarak kullanıyor ve bir takım kutsal emanetleri Beyazıt ona gönderiyor. Söylentiye göre o Beyazıt'ın gönderdiği emanetler arasında bu kutsal mızrak var. Bugün Vatikan'da o demin sözünü ettiğim heykelin elinde mızrak deniyor. Ben sorduğumda oradaki kişilere bu hakikaten böyle miydi, öyküsü nedir falan. Mızrak değil ama şu ufak bir uç parça var burada. Beyazıt döneminden işte verilip geldiğine inanılan araştırmışsınızdır teyze. Yok ben bilmiyorum. Ha, orada bize geldiği söyleniyor diyor. Osmanlı tarihiyle alakalı tabii bütün bunlar işte Cem Sultan'ı elinde tutan Pierre d'Aubusson'u onu silah olarak kullanması ve bu kutsal emanetleri toplaması. Bunlardan büyük bölümü bir takım sanat eserlerinin saraydan bu şekilde çıktığına inanılıyor. Kitabeden de bahseder misin şeydeki kilisedeki bilet? Onu sen söyle. Yok orada. Lütfen. Hani, Bayezid, Sultan Bayezid verilmiştir oraya diye verildiğine dair de bir Latince kitabı var. Öyle mi? Evet Beyazıt tarafında ama gerçek olmadığı söyleniyor. Hani bir tek ucu verildi diye. Yani Sultan için bir bedel ödemiş yani. Evet. Ödemiş. Ama nerede bu şeyler? Tabii şimdi demin konuştuğumuz gibi bu seyyahlara inanılır mı? Yani geldim gördüm diyor. Bir tane diyor işte keşiş geldi. Ayı sandığın burada olduğunu söyledi. Gittim onu gördüm bunu gördüm. Ha, İstanbul'un fethi sırasında kayboluyor bunlar. Hiçbir şekilde adı çıkmıyor. Bir işte Beyazıt'tan dolayı bu mızrak çıkıyor. Bir yerlerde saklı mı? Yoksa keşişler hakikaten kulaktan dolma şeyleri. Şey keşiş diyorum. Seyyahlar kulaktan dolma olan şeyleri görmüş gibi anlattılar mı? Ama bu rivayetler çok var işte dediğim gibi. Yazılı tarihle şeyin birbirine karşı. Bu Cemal Dönervar'la kadar uzanan bir şey var şimdi. Şeyi ayıp olmadı mı? Çok özür dilerim. Kadıköy tarafına ayıp olmadı mı? Mesela ben Moda Burnu'nda bir tane Ayazma altta kayaların arasına gizlenmiş. O çok yeni. Yani. Ama oraya şöyle söylemek lazım. Kadıköy'ün birçok yerinde müthiş kazılar yapılıyor. Hı hı. Neredeyse bu antik kent geri geliyor ama böyle bir programın dışında müstakil bir program konusu. O zaman bir ismi daha alalım. Kalkedon'un bir büyük sıkıntısı İstanbul'a komşu olması. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Assal. Evet. Rahmi Assal gece gündüz çalışıyor. Cumartesi pazar çalışıyor. Haydarpaşa'da özellikle Haydarpaşa kazılarını her cumartesi gider. Yani bütün eski müzecilerimiz de yani olağanüstü bir emek var orada. Fenerbahçe'de Justinianus döneminden yani kalma bir yıl altyapıcıydı. Zeynep Kızıltan'ı, İsmail Karamut'u, eski müdürlerin hepsini. Arkeoloji müzeleri böyle garip bir misyona sahip. İstanbul'un arkeolojik mirasını korumak gibi korkunç bir görev onlara verilmiş durumda. Valla 3,5 ay çalıştım geçmişimde, gençliğimde. o zaman hakikaten siz de çok keyifli bir yerdi. Yani hem çok keyifli hem zor bir yer. Bir de zor. Düşünün hakikaten bu kentin bütün yükü de onların omuzlarında ve ismini şimdi sayamayacağımız böyle inanılmaz çok, sayıda... Çok değerli hatta şeyleri var. Hatta bazıları için böyle insanlar korkuyor. Vazifesini en iyi yapanlar en bereketli arkeologlar sayılıyor ve korkuyorlar. O gelirse muhakkak bir şey çıkar. Mutlaka bir şey çıkacak ayağı diye. Uğurlu diye vazifesini çok dikkatli evet, yapan Rahmi müthiş Bey'in şeyler var yani. Nezdinde hepsini kutlayalım. Evet, neler evet, çıktı? Yani Acıbadem'de lahit çıktı. Ya. Kadıköy'de Beşiktaş'ta kurgan kahramanlar var. Ben bunları da kahraman görüyorum. Yani bu da hakikaten büyük bir kahramanlıktır. Kente müthiş bir hizmet. Kadıköy'de bayağı bir konuşulacak. Kadıköy'de özellikle Naip Üssü'nün karşısında böyle çok ilginç şeyler var. Bir muhteşem Bizans sarayı çıktı ki dünyada benzeri karşıda yok yani. Ama çok İstanbul'da var. Yani çok karşıda Damatris sarayı, Bryas. Ondan sonra hem manastır hem saray. Ben engeleyi görüyorum, Pendik kazıları. Hani muhteşem bir yerdir. Ama çıkan malzemesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gelir. Evet. Anadolu'da 80 bin nüfuslu illerin bile müzeleri vardır, arkeoloji müzeleri. Kadıköy'de bir arkeoloji müzesi yoktur. Yok, buradan ama Kadıköylüler de mücadele evet. etmiyor. Yani Anadolu yakasına muhakkak bir müze yapılmalı. İstanbul o kadar muhteşem ki olur mu? Ne kadar muazzam şeyler var. İstanbul'a geldiği için arkeoloji müzelerinin depolarına giriyor. İstanbul dev bir kent
Ve İstanbul'un malzemesi burada o kadar olağanüstü ki... Arkeoloji müzesinde alınsın diyorsun. Ben diyorum ki arkeoloji müzesinin malzemesi olan Anadolu yani. Yakası'nın malzemesi Anadolu'ya geçirilsin. Yani doğru diyorsunuz. Yani Kadıköy'de, Kartal'da... Ona bakınca Caddebostan'dan inanılmaz kalıntı çıktı. Çift havuzlardan inanılmaz kalıntı çıktı. Fena şeyden Kurbalıdere civarında inanılmaz kalıntı çıktı. Fikirtepe şubu sayarsanız... Yani, Fikirtepe... Düşünmek bile istemiyorum. Yani müthiş... Yeraltı kentlerinde bir, siz bayağı bir İstanbul'un yer altına da indiniz çıktınız. Yani sizi en azından şey, bu neymiş dedirten yerleriniz oldu. Yeraltı olarak. Yeraltı olarak. Ya aslında şey değil de mesela. Neymiş dedirtecek bir yer yok. Mesela şeydi işte, gerçi oraya Erhan'la beraber de gitmiştik. Mesela bu Haydarpaşa'da, yani bu şey anlamında demiyorum bunu. Hani eski yapı olarak değil, bu yakın dönemde yapıldığı için ben bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mesela orada... Bir tane işte şey vardı sanırım, İkinci Dünya Savaşı yıllarında açıldığı söylenilen bir tünel var mesela. İşte tamamen İkinci Dünya Savaşı yıllarında eğer herhangi bir şey olursa sığınak olarak kullanılmak üzere. Peki. Hani içinde işte ıslak hacimlerinin de olduğu, işte herhalde zamanında içine bir şeyler de koymuşlardı. Hani yaşamı sürekli kılmak için falan. Mesela orada bir dolaşma hoşuma gitti. Yani bizde de bunun fotoğraf vardı, var. Fotoğraf. Zaten koymuştuk, evet, fotoğraf koymuştuk orada. Murat'la mesela ikimizin oldu. Bu çok şeydi mesela, hoş bir andı oraya dolaşmak. Ama onun dışında mesela hiç tahayyül etmediğiniz şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Gene Erhan'la beraber gittiğimiz Sultanahmet'te Hodegetriye ayazması olarak tabir edilen bir yer var. Mesela o biraz farklı bir yer. Sultanahmet'te hani bulunduğu yeri söylemek gerekir mi bilmiyorum. Söyleyebilirim. Şeyi de... Ya da söylemeyelim isterseniz. Murat Közgün'ün ziyaret yakınında 91'de. Sedir Halıcılık galiba. Halıcılık. Tamam. Yani özellikle orta. Hani ismini söyleyelim. Kapandı. Hani şey oldu, başka bir şey oldu. Başka neyse. Bir şey oldu. Mesela orada, ya kod bayağı aşağıda, şeye dikkat etmek lazım. Yani orada bir Meryem'in bir küçük bir ikonası var. Ama tabii fresko. Dönem içerisinde fresko ama dönem içerisinde bayağı bir yıpranmış etmiş falan. Fakat mesela beni çok daha çok şey yapan nokta oraya gelen su. Ya inanılmaz güzel bir kanal var. Ve o kanaldan da hala su geliyor, devam ediyor. Hatta onun da altında yaklaşık bir 8-9 metre falan aşağıya inmişizdir orada. Onun da altında hala bir kuyu var. Yani katmanlaşmış olarak aşağıya iniyor. Onun üstünde mesela bir mozaik döşeme vardı. Geç antik çağa ait. Hani şunu söyleyeceğim mesela bazı... Dionysos Bizantios'un anlattığı su kaynağı hala şeyde var. Haydarpaşa'da evet, hala o su kaynağı o Haydarpaşa kazılarını dolaştığımız zaman Erhan'la beraber gördük. Ya çeşmeleştirilmiş, çeşme olarak devam ediyor. Ki Dionysos'un yaşadığı dönem milattan sonra 1. yüzyıl. Yani. Ya bu gittiğimiz yerde mesela o da beni şöyle şaşırtmıştı. Burası Bizantiyon, Roma kenti olduğu yıllarda inanılmaz su tesisleri falan kuruluyor ve batıdan yeni su hatları getiriliyor. Bunlardan bir tanesi tam o işte İstanbul'un o sırtından geçiyor, ta Sarayburnu ucuna kadar devam ediyor. Acaba o mu diye biz sorduk. Veyahut da acaba pagan dönemde burası yine çok kutsal yerlerden bir tanesi miydi? Çünkü sonrasında da genelde şey olabiliyor, ayazma. İşte balıklı ayazmasında olduğu gibi. Yani o beni biraz şey yapmıştı. Böyle Paganda bir... suya önem veriyor mu? Yani Roma bir zaten, su imparatorluğu. Zaten pagan dönemler inançla şekillendirmiş. Zaten hani zaten biliyorsun. Onu söylemeye gerek yok. Su perileri ya da suyla ilgili okyanustan tutalım da işte Poseidon'a kadar o kadar fazla kişileştirilmiş inanç var ki bütün nehirler, bütün göller bir tanrıdır, tanrıçadır, işte şudur budur vesaire. Antiyonu dağıtılmış zaten. Tabii ki zaten dağıtılmış. Yani su o kadar önemli ve kaynak suları dediğim gibi Magna Mater kültüne bağlı olarak çok daha dikkat çekici. Çünkü aynen onların olduğu yerlerin neredeyse tümü Meryem. Hatta bir tanesi de işte Vlahornetissa Meryem'i. Bugünkü Ayvansaray'da. 5. yüzyılda Hristiyanlaşmış mesela. Aslında baktığınız zaman resmi anlamda tamamen bir burun gibi bir kaya. Fakat oradan çıkan o kutsal su ya daha doğrusu kaynak suyu pagan dönemde olduğu gibi Hristiyanlık döneminde de hemen anında devşirilmiş. Yani bunlar çok şey değişik, kabuk devşirebiliyor ya. Çok ilginç yani. Tabii geçiş yani böyle şey ya.
İstanbul gibi bir kentinde hani. Galiba benimseniyor. Bu putperest gelenekler müthiş insan ruhuna hitap eden şeyler geliştiriyor. Tek tanrılı dinler başlangıçta bir zafer kazansa da ne yazık ki bir sonraki aşamada o kazandığı zaferin mutluluğunu yaşayamadan eski inancın bir sürü ögesi bu oraya yeni inancın oluyor. İçerisine yavaş yavaş hiç kendini alıştıra alıştıra oraya sokuluyor. Entegre oluyor. İki tarafta ama bu ortak yaşamdan mutlu çünkü eski alışkanlıkların devamı yeni inanç içinde faydalı oluyor. İnsanlar gelmeye devam ediyor. Böyle bir sürü kutsal mekan uzun bin yıllar boyunca neredeyse yaşıyor Anadolu'da. Çünkü Lawrence Gardner söylüyor onu. Hristiyanlık diyor paganizmi yok etmek isterken diyor kendi içine aldı ve sonsuza kadar yaşattı diyor. Yani bu galiba bütün inançlar için benzer şeyler yaşatıyor. Çok eski hatıraları bünyelerinde muhafaza edip gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor. Petra'yı nereye koyacağız ya? Ben onu severim. Indiana Jones'a geçtiği için Petra'yı da özel bir yere koyarım. O bir şey kent değil değil mi? Yani bir yeraltı şeyi. Bir defa kayaları zaten adı Petra. Adı zaten Kaya. Ha, kayadan geliyor. Yani kayadan geliyor zaten. Kayadan yapılan bir şey değil mi? Ona ya, özel bir şey atfetmeyelim. Tabii orada da kayalara oyulmuş. Özellikle giriş cepheleri olarak. Fakat tabii ya o mimari yani. Helenistik dönemde giriş cephelerinin o işlenmesi gerçekten inanılmaz. Onlar eğer bir kaya sanatından bahsedeceksek başyapıtlar gibi. Benzer şeyler galiba Hindistan'da da var. Kayalara oyularak oluşturulmuş manastırlar. Bizde de manastırlar, Nitete falan. Kayı peki için. Bu yeraltı kentlerinin çok kullanan ya da hani varsa böyle bir şey. Ülke hangisi? Türkiye mi? En şanslılarından biri. En çok araştırılan galiba. Hani ne olarak kullanıldığı ya da... Yani nerede yaşandı? Var mıdır? Ama Latin Amerika'da var mı mesela? Mesela modern anlamda yapılan tüneller var. Geniş, büyük ama bunlar mesela işte Çin'de yapılan bir tünel olduğu gibi sanırım 1960'lar, 70'lerde falan inşa edilmiş. Aslında biraz daha eskisi. Nükleer, yok şu açıdan, yani nükleer savaşla alakalı oradan korunmak için falan filan ama içine her türlü şey yapılmış bir yer ve turizme de açılmış bir nokta. Ya buna benzer. Şimdi şeyler mesela İtalyanlar Orvieto'yu. Yeraltı kenti. Mesela Orvieto'yu İtalyanlar güzel kullanıyor. Onun dışında zaten kullanabileceğiniz şey yeraltı kentlerini mümkün olduğunca turizme açmak. Ama açma şekli tabii ki önemli. Ya, peki ya biz koruyabiliyor muyuz? O da önemli yani son tahlilde. Hani işte şey derin kuyu vesaire bilmem ne. Hani turizme açmak iyi güzel. Turizme açılan yerler korunuyor ama bir de hiç bilinmeyen yerler var. Geçen gün ilginç bir şey oldu. Yine bir televizyon programındayım. Bu bence çok önemli bir olay. Ondan sonra Büyükçekmece'de yanımdaki konuk. Büyükçekmece'de tapınakçıların hazineleri var falan. Yani yok öyle hiçbir şekilde oraya bağlanıyor zaten ister istemez. Şeyden duydum. Söylemeyelim gene birilerinin iştahı kabarmasın. Çünkü ha yok anlatacağım. Böyle bir sorumluluğumuz devamını... da var ama yok, mevki yok, adı vermeden söyle istersen ne olur yanlış anlamama. Devamını anlatacağım ama öyle bir şey olmayacak. Ama fark etmez herkes bildiği tarafa saldırıyor. Yok, bu yok. Ciddi bir rahatsızlıktır. Bu öyle bir şey değil. Ondan sonra işte kim nereden duydum? Vatikan var. Vatikan'da tapınakçılar geçinemiyordu zaten. Adamlar gidip hazinenin yerini Vatikan'a nasıl söylesin? İşte beşgen yapılar var falan ya söylenti dedim geçtim. Ondan sonra bir arkadaş Google Earth'te gösterdi. Beşgen yapılar gözüküyor. Hı hı. Tarihten geriye gidince. Hakikaten var bildiğimiz Pentagon gibi yapılar. Ya, organlar olmasın onlar yok, bu İkinci Dünya gittik, Savaşı'nda ha, yapılmış bir sürü gittik, şey var onlar olmasın. Gidip baktık ne var ne çıktı bu kanlı batarya deniyor oraya. Ha. Pentagon, Amerika'daki Pentagon'un da amacı o. Beşgen yapılar topçu ateşinden korunmak için en iyi mevziler. Güzelmiş. Beş köşeye hükmediyor. O zamanında Çatalca Savaşları sırasında hatta Bulgarlar bizimkileri orada öldürmüşler. Hı-hı. Kanlı batarya diyorlar oraya. Kanlı tabya pardon. Kanlı tabya diyorlar orada öldürmüşler. Şimdi biraz daha ilerisinde başka büyük yapılar var. E ne var? E bir baktım şey çakmak attı. Fevzi Çakmak zamanında oraya kuzeyden gelecek şeyden, batıdan gelecek işte Bulgaristan, Yunanistan şey, korumak için çakmak attı denilen bir koruma mevzileri var. Şimdi orada herkes defin arıyor işte. Oldu mu hepsi tapınakçı? Ya biri çok kalmış, beşgen yapı görmüş tapınakçı hazinesi.
Ya bu ama işin kötü tarafı bu bizim tarihimizin en önemli yerlerinden biri. Doğru. Biri Çakmak Hattı'dır, biri Çatalca Savaşları'ndaki... Yakın tarihimiz ve yakın yaz tarihimiz. Yani. Evet. Yakın yaz tarihimiz. Şimdi şu an orası işte define avcıları tarafından tahrip ediliyor sonuz. Trakya'da pek bir seviyorlar canım ya şey define avcıları. Evet, evet şimdi bunları kurtarmak lazım. Mesela bu tür şeyler çok önemli. Ya şundan da bir hazır, böyle üç tane üstadı bulmuşken şu kamu spotunu da veririm. Benim çok sevdiğim kardeşlerim var vesaire. Arkeolog olduğumda bildikleri için böyle fotoğraf getiriyorlardı. Abi bak bu diyor bu mağaranın şurada işaretlenmiş. Şu mağarada işaret ve define ilişkisine bir son verebilir miyiz? Evet bana her gece geliyor 3-4 mesaj. Abi lütfen ya hani evet. Burada hazır buradayken gerçekten hani akil insanlar böyle bir şey olabilir mi? Ya bunun olmaması çok iyi olur. Yani inşallah hani bu Türkiye'de yasal define kazıları da yapılabiliyor. Defineciler çok keyifli insanlar. Müthiş bir muhabbetleri var. Hı. Konuştukları kişiyi çok rahat etkileyebiliyorlar. Bilimsel konuşursanız insanlar pek etkilenmiyor. Ama onların muhabbeti çok tatlı. Hı. Fakat maalesef bu sadece muhabbette kalırsa çok iyi. Yoksa hem çok zarar veriyorlar hem kendileri de zarar görüyorlar. Öyle yani bu uğurda servetlerini kaybeden, ailelerini dağıtan çok insan var Anadolu'da. Bu ciddi bir rahatsızlık. Yani bunu tedavi ettirmek lazım herhalde. Yani her köyde bir iki tane bir deli varsa köyün yarısı defineci. Yani 15-20 tane de defineci var. Hani, Türk halkının %80'i defineci. Demeyelim bence. O kadar. Hani gene büyük çoğunluk kültür varlığına şuna buna sahip çıkıyor diyelim. Ama tabii bunun da sebebi biz dünyanın en zengin kültür mirasına sahip olan ülkelerden biriyiz. Bununla hep övünüyoruz ama eğitim sistemimizde düşünün. Tarihi anlatıyoruz savaşlarımızı şunu bunu ama Türkiye'nin mirasını, arkeolojik mirasını, sanatını, sanat tarihini anlatan bir şey var mı? Yani çok basit İstanbul'da kaç tane sanat tarihi öğretmeni var liselerde? Eskiden sayı biraz çoktu. Bugün maalesef artık sayı çok az. Yani iki elin parmaklarını geçmiyor galiba. Yeni atamalar yapılamıyor ve sanat tarihi dersi yok. Arkeoloji dersi yok ülkemizde. Zaten teveccüh de azaldı fark ettiyseniz. Ama eğer bunu yaparsak keşke yapabilsek. İnsanlar öğrenci girer o derse, dinler. Herkes meraklı evet. Ama bunun dersi yok. Eğitimini vermiyoruz. Bunu nerede öğrenecekler? Yani bu yaptıklarının kötü bir şey olduğunu nasıl anlayacaklar? Yani eğitimle çözebiliriz bunu. Ve Türk milli eğitimi maalesef ne sanat tarihine ne arkeolojiye ülkenin muazzam en kültür mirasına şey yer vermiyor. Galiba en mühimi o. Ya şöyle de düşünelim. Eğer bütün hikayeleri üst üste toplarsak antik çağda binlerce ton altın üretilmiş, binlerce ton hazine gömülmüş. Her gömende abi hazine burada. Buradan hazineye gider diye işaret koymuş. Çok bunu akılla ve mantıkla yani. Açıklanacak hiçbir ama taraf yok. Her kültür yok bir şey yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Çoban bile dağdaki taşa bir şey oyuyor. Canı sıkılıyor bir resim çiziyor. İbadet etmek istiyor çiziyor. Bir tane haç çiziyor. Her kalan iz mağara resmi var her şey var. Her kalan iz hep işaret olarak alıyorsak değil. Tabii çok tehlikeli. Evet ritüel yapılan alan var. Adamın çizdiği alan çok var, başka evet. Şeyler var. Ama maalesef tarif ediliyor işte. Evet. Evet ama her işaret define, her işaret define. Bunu böyle algılamıyorlar. Bunun bir şunlar... tedavi şeyi de geliştirilmeli. Yani bir sürü müptela olan insanı tedavi etmeye çalışıyorsak, bunun müptelaları da var. Yani hakikaten bunu bir şey olarak yapıyorlar. Hani artık buna bağlanmış kurtaramıyor kendini. Bu insanları tedavi şimdi edecek bir şeyler evet. De düşünmek bu gerekiyor. Söylemler evet. için yani şunu söyleyelim. Katılıyorum, iştirak ediyorum. Ama şunu da söylüyorum. Ya bazı şeyleri artık duygusallıktan da çıkarmamız gerekir. Ya şimdi Cumhuriyet'in ilk dönemlerine gidelim. Atatürk tarafından bizatihi eğitim görmeleri için Avrupa'nın önemli merkezlerine gönderilen insanlardan bir kısmı da eski eserle ilgili, arkeolojiyle ilgili insanlardı. Şimdi ya, Cumhuriyetimizin temellerinden bir tanesidir aslında. Ama şimdi bunu sadece söylemle destek olunmaz. Buna biraz da az önce mesela işte bahsettiğimiz gibi eğitim alanında ya, olması gerekiyor şimdi. İkincisi mesleki anlamda gerekli noktaya eriştirilmesi gerekir. Ya bugüne kadar hani ne o ne bu yani ortadan giden bir meslek haline getirildi. Doğru yani böyle bir meslek konusunda değil. Bir sıkıntı çünkü var. Batı'da doğru. Mesela nereye giderseniz gidin arkeolog olarak her yerde bir değer görürsünüz. Çok önemlidir.
Vallahi görüyoruz. Yani şey yurtdışı. Ama şimdi bunu şimdi son bir dakika var. Hepinizden sadece Türkiye'de şey. Türkiye'de de saygı var bence. Yani arkeolojiye hala arkeoloğa sanat tarihçisine hürmet ediliyor diye düşünüyorum. %100. Yok o ben ama saygı duyuluyor. Ben bahsettim o değil. Anladım. Hı. Sizinkisi çok daha farklı bir şey. Doğru. Şöyle kapatmak durumundayız. Çünkü gece bitti. Farkında mısınız? Gece bitti. Ne 3 saat ne konuşacağız diye kim sormuştu? Bu arada hala tweet falan ki konuşuluyormuş abi yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani en azından... Ama son şeyimizi sormayacak mıyım? Son isteğin. Hadi çorba içmeye. Hadi çorba içmeye. Güzel. Bildiğim çok güzel bir kuyucu var. Orada şey... Çok teşekkür ediyorum. Üçünüze de. Önemli bilgiler en azından... Hani bilmediğimiz birçok şeyi öğrenmiş olduk. Ama bu programın Erhan da biliyor. Güzel bir tarafı var. Sürekli gelinebiliyor. Bekleriz yani tekrar. Yani konuşma ya da konusu olan herkesi tekrar bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Üçünüze birden. Sevgili dostlar, yarın sabah 7'de Günbaşı Oda'da birlikte olacağız. Gelecek haftada ilginç bir konuyla yine karşınızda olacağız. Şimdi söylemeyelim, sürpriz olsun. Görüşmek üzere.